Merhaba 10. sınıf tayfa. Kombinasyon konusuyla devam ediyoruz derslerimize. Hadi bakalım başlayalım. Kombinasyonun alt başlığında bu derste kombinasyon ve kombinasyonun geometrik yorumuna bakacağız arkadaşlar. Kombinasyonla alakalı derinlemesine incelemeler yapacağız. Geometrik yorumla alakalı çemberler, üçgenler, doğrular bunlar karşımıza çıkacak. Kaç tane üçgen çizebiliriz, kaç tane yamuk, kaç tane dörtgen çizebiliriz? Hepsini detaylı örneklerle inceleyeceğiz. Kombinasyonun böyle kullanım alanlarına alakalı mevzusundan ziyade saymanın tarihine bakalım dedik. Geçmişten günümüze dek neredeyse tüm toplulukların sayı ve sayma konusunda katkıları olmuş arkadaşlar. 1937 yılında milattan önce kullanıldığı düşünülen çentiklenmiş kurt kemiği bulunmuş. Bak böyle çentik atmış adamlar o dönemde. Bu sayma tekniği birebir eşlemenin kullanıldığı ilk örnek olarak kabul ediliyor. Sayma konusuna katkı sağlayan bilim insanlarından birisi de Sabit İbni Kurna. Batılı bilginlerin bir kısmı ona Arapların Öklit'i diyor. Adam o kadar aşmış kendini. Sabit İbni Kurna Yunan bilim insanlarına matematik bilimi ilgili önemli eserlerini Arapçaya çevirmiş ve daha önce yapılan tercümeleri düzeltmiş. Bu tercüme ve tahsilleriyle matematiğin Arapçaya kazandırmasını sağlamış. Gerçekten önemli katkılarda bulunmuş Sabit İbni Kurna. Şimdi gelelim bu konuyu anlattıktan sonra sen de hangi ödevleri yapacaksın? Şimdi onlara bakalım. Ödevlerim 0'dan 10'a matematikte sayfa 46'dan 67'ye kadar olacak. Dinamo matematiği çözüyorsan sayfa 37'den 54'e kadar ellerinden öper kardeşim. Artık bu girişten sonra konuya hazırsan başlıyoruz. Kombinasyon ifadesi diyor ki n, r doğal sayı olmak üzere ama bir şartımız var. R n'den küçük ya da eşit olacak. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerin sayısına. Kümeler mümeler var. Bunu biz malumunuz küme konusunu 9. sınıfta gördük. Orada sadece alt küme kavramını incelerken kaç tane alt kümesi var? İşte A bulunur, B bulunmaz gibi mevzulara bakmıştık. Şimdi 2 elemanlı kaç alt kümesi var? 5 elemanlı kaç alt kümesi var? Bunları bile bulabileceğiz kombinasyon yardımıyla. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerin sayısına N'in R'li kombinasyonu denir. Bak arkadaş. Diyor ki T kümesi A, B, C elemanlarından oluşmuş. İkili permütasyonlarını yazar mısın diyor. Yazalım. Bak permütasyon diyor, karışıklık olmasın. A, B. B, A. A, C. C, A. B, C. Ve C, B. Olmak üzere 6 tane ikili permütasyonu var. Bunu aslında şöyle de bulabilirdin. Permütasyon kaç tane olduğunu en azından. 3'ün ikilisi derdin. Bunu biz nasıl açıyoruz? 3 çarpı 2 diye. Dolayısıyla gördüğün gibi 6 tane permütasyonu var. Gelelim ikili kombinasyonlarına. ABC kümesinin ikili kombinasyonları yani 2 elemanlı alt kümeleri AB, AC, BC olacaktır. Bak bir ünlem verdik. Bir daha tekrarlamak adına direkt okuyorum. Permütasyonun da sıralama önemli. Gördüğün gibi AB yazdığımız bir de yanına da BA yazdık. Onlar birbirlerinden farklı. Çünkü permütasyonda atıyorum Tonguç da Tongül yerlerini değiştirdiğinde görüntü farklı oluyordu hatırlarsan bir önceki derste. Permütasyonda sıralama önemli. Kombinasyonda ise sıralama önemli değil. Gördüğün gibi AB yazdık. BA kombinasyonun içerisinde söz konusu değildir. Kombinasyonda önemli olan seçmektir. Permütasyonda önemli olan sıralamaktır. Dolayısıyla permütasyonda yer değişiklikleri kesinlikle önemlidir. Ama kombinasyonda öyle bir önemli durum söz konusu değildir. Şimdi gelelim şöyle bir açıklamamız var. N elemanlı bir kümenin R tane elemanı için kombinasyon N'in R'lisi. Şimdi güzel kardeşim kombinasyonun da iki türlü gösterim var. Bunlardan bir tanesi bu. Başına C koyuyoruz. Hani combination'dan gelen C. N'in R'lisi ya da bu şekilde altlı üstü yazıyoruz. N'in R'lisi diye. Farkındaysan şu kısım N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel permütasyondan gelen bir ifade. Farkımız burada R faktöriyelinin olması. Burada aşağıdaki N eksi R faktöriyelinin yanına bir de çarpı R faktöriyel dediğimizde kombinasyonu bulmuş oluyoruz. Önce kuraldan bulacağım sonra yan taraftaki çok önemli mevzusuna döneceğim. Çok önemli mevzusu bizim permütasyonda işi kısalaştırmıştık ya. Mesela biz n faktöriyel böyle n eksi r faktöriyelle yapmadık o işi. Daha pratik bir yöntem öğrettim ben size. Dolayısıyla kombinasyonla alakalı mevzuda çok önemli başlığı altında konuşacağız bunu. 5'in üçlüsü önce kuraldan yapalım. 5 faktöriyel 5 eksi 3'ten 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 5 faktöriyelin karşılığı 120. 2 faktöriyelin karşılığı 2. 3 faktöriyelin karşılığı 6. Bu durumda 120 bölü 12'den karşılığımız 10 gelecektir.
Altın ikili kombinasyona bakıyoruz. Bak görüntü değişti. Demin C ile verdi. Şimdi altlı üstü veriyor. Fark eder mi? Hayır. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6 faktöriyelin karşılığı 720. 4 faktöriyel 24. 2 faktöriyel 2. Şuradakini sadeleştirirsem burası 30 gelecek. 30'u da 2'ye böldüğümde karşılığı 15 olacaktır. 4'ün sıfırlısı. Arkadaşlar biraz sonra zaten detaylı konuşacağız ama kombinasyonda n'in sıfırlısı 1'e eşittir. 3'ün birlisi kendisine eşittir. Yani n'in birlisi n'e eşit. 3'ün birlisi 3'e eşit. 8'in 8'lisi de arkadaşlar bu durumda 1'e eşit. Yani n'in n'lisi de 1'e eşit. Kısa yollarını da verdikten sonra bunların toplamı 5 olacaktır diyoruz. Gelelim çok önemli mevzusuna. 5'in ikilisini açarken diyor böyle yan taraftaki kuralı kullanmak yerine hani diyor permütasyonda diyor Ersan Hoca'nın sana öğrettiği mevzu var diyor diyor. Önce 5 sonra 4 yani 2 tane yaz. Bak bu 2'den kaynaklanıyor. 2 tane açıyoruz. Aşağıya da 2 faktöriyel yazıyorum yani 2 çarpı 1 yazıyorum. Dolayısıyla bunu sadeleştirdiğimde buradan karşılığı 10 gelecektir. 10'un üçlüsünü açtığımda 19, 8. 3 tane açtım dikkat et 19, 8. Burada da aşağıda 3 faktöriyelim var. Onu da 3, 2, 1 diye açıp sadeleştirmeleri yaparsam sonucu bulurum. Gel şuraya bir tane daha sıkıştıralım. Mesela 8'in üçlüsünün kombinasyonunu bulalım. Nasıl bulacakmışız? 3 tane açacakmışız. 8, 7, 6. Alt tarafta da 3 faktöriyel olacakmış. Yani 3, 2, 1. 3 ile 2'yi çarptım 6 oldu gitti. Bunlar dolayısıyla 8 çarpı 7'den 8'in üçlü kombinasyonu da 56 olacaktır. Sorumuzda 2n'in ikili kombinasyonundan n artı 1'in ikili kombinasyonu çıkartıldığında 45 oluyormuş. Buna göre diyor n diyor kaçtır? Buyurun başlıyorum. Kısa yoldan yapacağım. 2n'in ikilisi önce 2n sonra 1 eksiğini çarpıyorum. Bölü aşağısı 2 faktöriyel yani 2. Eksi n artı 1'in ikilisini açıyorum. Önce n artı 1 sonra 1 küçüğü 2 tane yazmış olduk. Bölü aşağısı 2 faktöriyel yani 2. Bu da 45'e eşitmiş. Gelin dağıtalım. 2n ile 2n'i çarpıyorum. 4n kare. 2n ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 2n bölü 2. Eksi n ile n'i çarpıyorum. N kare. N ile 1'i çarpıyorum. N bölü 2 eşittir 45. Paydalar aynı olduğu için üsttekilerde çıkartma işlemi uygulayacağım ama biliyorsun hassasiyetimiz var. Bu eksiği ne yapman lazım kardeşim? Dağıtman lazım. Yani bu sadece n kareye ait değil. N'e de ait. Dolayısıyla şuradan devam edersem 4n kare eksi 2n eksi n kare eksi n bölü 2 eşittir 45 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparken bir taraftan da üst tarafı toplayayım. 4n kare eksi n kare 3n kare. Eksi 2n eksi n eksi 3n 2 çarpı 45 90. Bu 90'ı karşı tarafa atarsam 3n kare eksi 3n eksi 90 gelecek eşittir 0. Denklem ikinci dereceden denklem. Hepsi 3'e bölünebiliyorlar. Birazcık daha sade hale getireyim. N kare eksi n eksi 30 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayırırsam n eksi 6'ya n artı 5 geldi. N artı 5 eşittir 0. Dolayısıyla n'in karşılığı buradan bir 6 bir de ne gelecek? Eksi 5. Fakat bizim koşulumuz neydi? Doğal sayı olması lazımdı bu sayılar. Yani sen buraya n yerine tutup eksi 5 yazarsan eksi 10 olur. Olmaz negatif. Yok no. Dolayısıyla n'in karşılığı buradan ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Bir ekstra ile karşınızdayız. Bakalım ne bilmemiz lazım? Diyor ki n'in r'lisi n'in k'lısına. Bak yukarıdakiler aynı. N'in r'li kombinasyonu n'in k'lı kombinasyonuna eşitse aşağıdakiler diyor birbirlerine eşit olabilir. Ya da aşağıdakilerin diyor toplamı diyor üsttekine eşit olması lazım. Önemli kurallardan bir tanesi. Soru karşılığı da var ne olur dikkat. İkinci bilmemiz gereken mesele n'in r'lisi n'in n eksi r'lisine eşit. Bakın r ile n eksi r'yi topladığınızda r'ler gidecek üstteki n'e verecek. Dolayısıyla gel bunların nasıl kullanıldığını bir konuşalım. Şimdi alıştırmamızda 9'un 8'lisi sorulmuş. Arkadaş 9'un 8'ini açtığını düşünebiliyor musun? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 tane açtım bölü 8 faktöriyel abi uğraşılacak iş değil. 9'un birlisi yazmak istiyorum bunun yerine. Bakın. Aşağıdakilerin toplamı yukarıdakini verdiği sürece bunlar birbirlerine eşit olacaklar. 9'un birlisi neye eşit? 9'a eşit. Hatırlarsan n'in birlisinin n'e eşit olduğunu söylemiştik. 15'in 13'lüsü hiç konuşmuyorum bile yani 15, 14 falan diyerek bu 15'in ikilisine eşit olmalı. 13 ile 2'nin toplamı 15'e eşit olduğu için. 15'in ikilisini açmak çok da mevzu değil. 15 çarpı 14 bölü 2 faktöriyel.
14 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 7, 7 çarpı 15'ten de 105 olacak. Bu arada bu kuralı unutan ya da bilmeyen arkadaşlar olursa o hala şeyi yazıyor, 15, 14, 13. Biz bitirdik kardeşim soruyor. Ve geldim şu üstteki bilgiyi kullanabileceğim meselelerden bir tanesi. Diyor ki 12'nin n artı 3'lü kombinasyonu 12'nin 3n artı 1'li kombinasyonuna eşitmiş. Buna göre diyor n diyor bıdı 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 veya n diyor bıdı bıdı olabilir. Bakalım. Biz dedik ki önce alttakiler birbirlerine eşit olabilir. Diyeceksin ki ne diyorsun hocam? Bak yukarıdakiler aynıysa n artı 3 ifadesi 3n artı 1 yani alttakilerin birbirlerine eşit olmasını sağlayabilir. N'i bu tarafa attım 2n. 1'i bu tarafa attım 2. N'in karşılığı buradan ne geldi? 1. Güzel. N'in ilk değerini buldum. N 1 olabilirmiş. İkinci mesele genelde öğrencinin unuttuğu mevzulardan bir tanesi. Sen unutma. Aşağıdakilerin toplamı yani n artı 3 ile 3n artı 1'in toplamı üstteki 12'ye eşit olmak zorunda. N ile 3n'i topladığımda 4n. 3 ile 1'i topladım 4. Burası 12. 4'ü karşı tarafa attığımda 4n 8'e. Her tarafı 4'e böldüğümde n'in ikinci değeri de 2 gelecektir diyoruz. Bak bu sayfa çok önemliydi, haberin olsun. Şimdi sorumuzla beraber şuna başlıyoruz. Kombinasyonların problem üzerinde uygulanmalarıyla alakalı birkaç idman yapacağız seninle. Diyor ki 5 doktor 4 hemşire arasından 5 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. 5 doktor 4 hemşire arasından 5 kişilik bir ekip oluşturulacak. Kaç farklı seçim yapılabilir? Arkadaş bu grupta toplam kaç kişi var? 9 kişi var. Herhangi bir şartı yok. O zaman 9 kişiden 5 kişi seçeceksek 9'un 5'li kombinasyonuyla yapmalıyım bunu. 9'un 5'li kombinasyonu yeni öğrendim ya, hemen kullanayım. 9'un 4'lü kombinasyonuna eşit. Bu da 9 çarpı 8 çarpi 7 çarpi 6 bölü 4 faktöriyel. Onu da 4 çarpi 3 çarpi 2 çarpi 1 diye yazayım. 4 ile 2'nin çarpımı şuradaki 8'i. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. Buradaki 2 gitti kaldı. 9 çarpı 7 çarpı 2. Yani 63 çarpı 2'den 126 tane farklı bu şekilde grup oluşturulabilirmiş arkadaşlar. B sorusunda ekiplerin kaç tanesinde en az bir hemşire vardır? En az bir hemşire. Şimdi 5 kişilik ekip oluşturacaksınız. En az bir hemşire istiyorsunuz. Yani grupta bir hemşire olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. O kadar, zaten 4 hemşiremiz var. Bu birinci yol. Yani bir hemşire 4 doktor. 2 hemşire 3 doktor. 3 hemşire 2 doktor. 4 hemşire 1 doktorları ayrı ayrı bulup toplayabiliriz. Fakat ben öyle yapmayacağım. Ben şöyle yapacağım. Ne istenmiyor diye bakacağım. En az bir hemşire olmasını istiyordu ya. O zaman istemediği durum grupta hemşirenin olmaması arkadaşlar. Bu durumda 126 tüm durumdan, yani 5 kişilik ekibi oluşturacağımız A sorusunda bulduğumuz 126'dan ekipte hiç hemşire olmayanı hesap edeceğim. 5 doktor, 5 kişilik grup. 5'in 5'lisi. Bakın 5 doktordan oluşturduğum grubu. 5'in 5'lisi zaten biliyorsun 1'e eşit. Dolayısıyla 126-1'den 125 tane grupta en az bir hemşire mutlaka bulunur anlamına gelecek. Diyor ki ekiplerin kaç tanesine doktor sayısı hemşire sayısından fazladır diyor. Şimdi şöyle yapacağız onu. 5 doktor 0 hemşire. 4 doktor 1 hemşire. 3 doktor 2 hemşire. Bundan sonrası yok. Niye? Çünkü o zaman 2 doktor 3 hemşire olur. Hemşire sayısı fazla olur. Buyurun 5 tane doktordan 5 tane doktor seçin. Yani 5'in 5'in kombinasyonu. 0 hemşire seçelim. Yani yazmasınız da olur ama işte adet yerini bulsun. 4 tane hemşireden 0 tane hemşire seçtim. Artı şimdi 5 tane doktordan 4 tane doktor seçiyorum. 4 tane hemşireden de 1 tane hemşire seçiyorum. Artı son kısma geldim. Şimdi 5 doktordan 3 doktor seçiyorum. 5'in 3'lüsü 4 tane hemşireden de 2 tane hemşire seçiyorum. 5'in 5'lisi 1. 1'in 0'lısı 1. 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşit. 5'in 1'lisi de 5. 4'ün 1'lisi zaten 4. 5'in 3'lüsü. 5'in 3'lüsü arkadaşlar 5'in 2'lisine eşittir. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2'den karşılığı 10 gelir. 4'ün 2'lisini bulalım. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla buradan da karşılığı 6'dır. O halde bulduğum ifadeleri şöyle bir derleyip toparlarsan. Birincisinden 1, ikincisinden 20, üçüncüsünden 60 gelecek. Dolayısıyla istenen şartlara uygun 81 tane grup oluşturabiliyoruz. Sorumuz daha diyor ki bir basketbol takımında aralarında Deniz ve Özgür'ün de bulunduğu toplam 10 oyuncu varmış. Tamam. Yani Deniz ve Özgür'ün dışında 8 tane oyuncumuz var. Bu oyunculardan 5 tanesi maça başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecekmiş. Okey.
Deniz ve Özgür'den yalnız birinin kadroda bulunduğu. Şimdi bak, Deniz var, Özgür var, bir de 8 tane daha basketbolcu var. Diyor ki Deniz ve Özgür'den yalnız biri bulunur. Şimdi 5 kişilik bir ekip seçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Deniz'i ekibe koydum. Özgür ekipte olmayacak. Şu dörtlüyü doldurmam lazım. O dörtlüyü nereden dolduracak? Bu 8 tane arkadaştan. 8'in dörtlü kombinasyonu. Artı yine bir beşlim var. Bu sefer Deniz değil de Özgür olsun kadroda. Deniz'i seçemeyeceğin için yine bu 8 tane arkadaşa başvuracaksın. Bu dörtlüyü oluşturmasın ki takım ortaya çıksın. 8'in dörtlüsü. O zaman bizim aradığımız ifade 2 çarpı 8'in dörtlü kombinasyonu olacaktır. 8'in dörtlü kombinasyonuna bir bakalım. 8, 7, 6, 5 bölü 4 faktöriyelde biliyorsun. 4, 3, 2, 1. 4 çarpı 2, 8 ile gitsin. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2, 2 çarpı 5, 10. 7 ile çarptın 70. Bir de 2 ile çarparsan 140 farklı şekilde arkadaşlar bu istenilen 5 kişi maça çıkacak 5 kişiyi seçebiliyoruz. Sorumuzda 3'ü aynı gün ve saatte verilen 10 seçmeli dersten 5'ini seçmek isteyen bir öğrenci. 3'ü aynı gün aynı saatte. O zaman şöyle yapalım. Ders 1, ders 2, ders 3 bunlar aynı saatteler. Geri kalan ders 4, ders 5, ders 6, ders 7, ders 8, ders 9 ve ders 10 arkadaşlar farklı zaman dilimlerinde. Bu 10 tane dersten 5'ini seçmek isteyen bir öğrenci seçtiği tüm derslere girebilme şartıyla kaç farklı şekilde ders seçimi yapabilir? Şöyle başlayalım. Bu arkadaşlardan bir tanesini seçebilecek. Ya D1'i seçecek, ya D2'yi seçecek, ya D3'ü seçecek. 3 taneden bir tanesini seçti. İş bitti mi? Hayır. Daha toplamda 5 ders seçmem lazım. Bir ders seçtim, geriye 4 kaldı. Buradaki 7 dersten de geriye kalan o 4 dersini seçerse tıpış tıpış bu derslerin hepsine gidebilir. Fakat diyeceksin ki başka bir alternatif yok mu? Var. Başka bir alternatif daha var. Bunlardan yani D1, D2, D3'ten hiç seçmesin kardeşim. Bütün 5 dersi bu 7 tanesinden seçebilir. Neticede onlar zaten farklı zaman dilimlerindeydi. İşte sorumuzun cevabı bu olacaktır diyoruz. 3'ün birlisinden 3 gelecek. 7'nin dörtlüsünü hesap etmek istemedim. 7'nin dörtlüsü 7'nin kaçlısına eşit üçlüsüne. Bu durumda 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. Yani 3, 2, 1. 3, 2, 1'in çarpımı 6. 7 çarpı 5'ten buranın karşılığı 35 geldi. 7'nin beşlisine değil 7'nin ikilisine hesap etmek istiyorum. Bu durumda 7 çarpı 6 bölü 2. Buradan da karşılığı 21 geldi. 3 çarpı 35, 105. 21'i de buradan eklersek olur bize 126 farklı ders seçimi yapabiliyormuşuz. Sorumuzda anne, baba ve 4 çocuktan oluşan ailede anne, baba ve çocuklardan ikisi yan yana dizilerek fotoğraf çektireceklermiş. Buna göre kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler? Şimdi ben daha soruyu okurken şunu fark ettim. Hem kombinasyon var işin içerisinde hem permütasyon var. Çünkü fotoğraf çektirirken bu insanlar yer değiştirdiklerinde farklı görüntüler elde edecekler. O zaman önce seçme işini bir halledelim. Kimler fotoğraf çektirecek? Anne çektirecek, o garanti. Baba çektirecek. Onları seçmenin bir anlamı yok. 4 çocuktan ikisini istiyoruz. O zaman önce bu 4'ün ikilisini bir seçmeyiz. Seçtiğimizde artık elimizde kim var? Anne var, baba var ve 2 tane çocuğumuz var. Yani 4 kişi var. Dolayısıyla bu 4 kişi 4 faktöriyel farklı şekilde ne yapılabilir? Sıralanabilirler. Dolayısıyla sorumuzun cevabını artık netleştirelim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. 4 faktöriyel de 24'e eşit. Şunları sadeleştirdiğimde 2. 2 çarpı 3 6. 24 ile çarptığında da karşılığı ne gelecektir? 144 farklı fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirmiş. Bir ekstra ile devam ediyorum. Bunu kesin bilmen lazım. Bu çok önemli. Biraz ayrıntı meselelerden bir tanesi ama koyduk kardeşim. Test kitaplarında karşına çıktığında Allah Allah biz böyle bir şey görmedik demeyin diye. Bak n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi bıdı 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 bıdı. N'in n eksi birlisi, n'in n'lisi 2 üzeri n eşitmiş. Bu aslında kümelerle birleştirebileceğimiz bir şey. Şimdi bak n'in sıfırlısının Türkçe mealini veriyorum. N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı. Yani boş küme sayısı. Zaten 1 çıkacak orada. N elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı. N elemanlı bir kümenin 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı, bıdı 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 bıdı. N elemanlı bir kümenin N-1 elemanlı ve N elemanlı bir kümenin N elemanlı alt küme sayıları. Hocam zaten bütün alt kümeleri toplamış olmuyorlar mı bu durumda? Sıfırlısı, birlisi, ikilisi. Dolayısıyla işte onun için buranın karşılığı 2 üzeri n gelecek. Biliyorsun n elemanlı bir kümenin 2 üzeri n tane alt küme sayısı vardı.
O halde artık burada şunu unutmayacağız. N'in sıfırlısından başlayıp n'in n'lisine kadar birer birer alt tarafı arttırdığımız ifadeler 2 üzeri n eşitmiş. Bakın 4 üzeri 0, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2, 4 üzeri 3, 4 üzeri 4. O zaman buranın karşılığı 2 üzeri 4 yani 16 olacaktır. 6 üzeri 1, 6 üzeri 2. Burada eksikler var hocam. Evet. Normalde 6'nın sıfırlı kombinasyonundan başlayıp 6'nın 6'lı kombinasyonuna kadar gitseydi 2 üzeri 6 olurdu. O zaman 6'nın sıfırlısını ve 6'nın 6'lısı burada eksik olduğu için bunları çıkartmalıyız. 2 üzeri 6, 64. 6'nın sıfırlısı ve 6'nın 6'lısı 1. Dolayısıyla aradığımız cevap buradan 62 gelecektir. N'in ikilisi, N'in üçlüsü bıdı bıdı gidiyor N'in en eksi birlisine ve bu 119'muş. Bu ifade 2 üzeri N eksi N'in sıfırlısı eksik, N'in birlisi eksik, bir de en sonda N'in n'lisi eksik arkadaşlar. Bunların karşılığı 119 olacakmış peki. 2 üzeri N, N'in sıfırlısı 1'e eşit. N'in birlisi N'e eşit, N'in n'lisi de 1'e eşit. Şuradaki eksi 1'ler, eksi 1, eksi 1, eksi 2 yapacak karşı tarafa attığımda 2 üzeri N eksi N eşittir 121 olacaktır. Şimdi bundan sonrasında denklem çözme değil, değer koymayı değerlendirirsen çok daha pratik halledersin. Mesela en 6 olabilir mi? Olamaz. En yana 6 yazdığında 64 olur 2 üzeri 6. 64'ten 6 çıkarttığında 121 gelmez. Ama 7 yazarsan 2 üzeri 7 eksi 7. 2 üzeri 7 128'dir. 7 çıkarttığında 121 bulunur. O zaman aradığımız n'in değerinin 7 olduğunu buluruz. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. Biliyorsun ana başlıklardan bir tanesi kombinasyondu. Diğeri ise kombinasyonun geometrik yorumuydu. Kombinasyonun geometrik yorumu son derece önemli. Şekilli şekilli soruları sormaya bayılıyor ÖSYM. Diyeceksin ki hocam bizim hoca da bayılıyor. Kesinlikle haklısındır. Yazılı da bana kalırsa banko yerlerden bir tanesi budur kardeşim. Herhangi üçü doğrusal olmayan en farklı noktadan en çok. Şimdi bakın bıdı bıdı tane doğru geçer, bıdı bıdı tane üçgen geçer, bıdı bıdı tane dörtgen geçer oluşur diyor. Ben de diyorum ki doğru oluşturabilmek için neye ihtiyacım var? İki tane noktaya. O zaman bu en tane noktadan iki tane seçeceğim noktalarla farklı farklı doğruları oluşturabilirim. Bu durumda n'in ikili kombinasyonu olmuş olur. N'in ikili kombinasyonu adedince doğru geçer. Üçgen oluşturabilmek için 3 tane köşeye ya da başka bir deyişle 3 tane üçgenin noktasına ihtiyacım var köşelerdeki. Dolayısıyla bu en tane noktadan 3 tane nokta seçip bunları birleştirdiğimde her seferinde bir üçgen elde edeceğim. O zaman seçtiğim her 3 noktadan üçgen oluşturacağıma göre n'in üçlü kombinasyonu bulacağım. Dörtgen için de 4 noktaya ihtiyacınız var. Bu durumda karşılığı da n'in dörtlü kombinasyonu olacaktır. Doğru için n'in ikilisi, üçgen için n'in üçlüsü, dörtgen için de n'in dörtlüsü diyoruz. Sorumuz yarıçap uzunlukları birbirinden farklı olan 5 çember en çok kaç noktada kesişir? Şimdi bak bizim seninle burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Tanıtım videosunda da anlatmaya çalışmıştık. Okulda gördüğün bir şeyler geldi şimdi benden dinliyorsun ya. Ben okulda gördüğüm temel nitelikteki soruları sana anlatmayı tercih etmedim. Biraz daha böyle tık tık üstteki sorulara bakalım dedik. Hem yeni bir şeyler öğrenelim hem de o bu durum varmış ya filan dedirtelim sana. Ama bir taraftan da konu bilgisi olarak eksiklerim varsa onları da gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sorumuz bir tık yukarıda olan sorulardan ve burayla alakalı detay bir açıklama yapacağım. Ne olur dikkatli seyredin. Şimdi bakın yarıçap uzunlukları birbirinden farklı olan 5 çember en çok kaç noktada kesişir dediğinde senin zamanındayken böyle valla 5 tane çember çizi çize en çoğunu da bilmeden öyle kafama göre karalayıp nokta sayıyordum. Tutarsa seçeneklerde varsa işaretliyordum. Bir de cevabı aynı çıkarsa acayip mutluluk. Ama bilinçli yapmıyormuşum bu işi. Gel sana bu işi bilinçli yapmayı öğretelim. Şimdi biz 5 çemberle değil bu işi 2 çemberle başlayacağız. 2 tane çemberimi şöyle çizeceğim. Ve soracağım 2 çember maksimum kaç noktada kesişir? 2 noktada kesişir. Bak her seçeceğimiz 2 çember 2 noktada kesişecek. 5 tane çemberimiz vardı. Bu 5 tane çemberden ikili ikili seçimler yapsak ne yapıyoruz yani? Bu şekilde ikili çemberler seçiyoruz. Ve seçtiğimiz her ikili seçim 2 noktada kesişeceğinden dolayı aradığımız cevap bu olacaktır. 5'in ikilisi arkadaşlar 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 2. Buradan da karşılığı 20 gelecektir. Şimdi bak bu işin havada kalmaması için bunun altında hemen şöyle bir soruyla devam edeyim. 6 tane kare, kenar uzunlukları birbirinden farklı olan 6 tane kare en çok kaç noktada kesişir derse şunu yapıyorum. 2 tane kareyi maksimum durumda kesiştirmeye çalışıyorum. 2 tane kare maksimum durumda şu şekilde kesişirler. Dolayısıyla
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 noktada kesişiyorlar. Bak, 2 kare için önce bir değerlendirme yaptım. Maksimum 8 nokta. Demin anlatırken 6 tane kareden bahsettim. Ben diyorum ki o zaman 6 tane kareden böyle ikili ikili seçimler yapalım. Çünkü buradaki mevzuyu 2 tane kare üzerinden şekillendiriyoruz. Her seçeceğimiz ikili 8 noktada maksimum kesişeceğinden dolayı 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 8 olacaktır. Dolayısıyla buradan da 3 çarpı 5 15 120 gelecektir diyoruz. Bak şimdi burada kafana takılmış küçücük bir nüans olabilir. Onu da söyleyelim. Hocam ama sen biliyorsun karelerin en çok nasıl kesişeceğini. O zaman benden sana kısa bir yol. Mesela üçgen verse iki tane üçgen şu şekilde maksimum durumda kesişir bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi zekamızı kullanalım. Karede 4 kenarı vardı 8 noktada yani 2 katı kadar. Üçgende 3 kenarı vardı 6 nokta diyoruz. O zaman bir gün 12 genle alakalı sorsa 12 gen. O zaman 2 katı 24 noktada kesişir 2 tane 12 gen maksimum. Aferin kardeşim. Bu şekilde kurgulayacağız. Bunu bence SS al. Ekran fotosu yap. Ekran fotosu. Öyle oldu bu soru. Sorumuz da bak yine bomba sorulardan bir tanesi. Yandaki şekilde 6'sı çember üzerinde, 5'i D doğrusu üzerinde olan 11 nokta verilmiş. A sorusu diyor ki köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir? İki tane yolumuz var. Ben sana en pratiğini, benim normalde günlük hayatta soru çözerken kullandığım yöntemi bahsedeyim. Kaç tane toplam noktan var? 11 tane. Üçgen seçebilmek, üçgen oluşturabilmek için kaç nokta seçmen lazım? 3. 11'in üçüsünü seçtim. Fakat bu D doğrusu üzerindeki doğrusal noktalardan herhangi üçünü seçersen üçgen olur mu? Bence olmaz. Çünkü bak G'yi, H'yi, I'yi seçtim. Birleştirsen üçgen değil, doğru oluyor. Dolayısıyla onları çıkartmam lazım. 5'in üçlüsünü buradan ne yapıyorum? Çıkartıyorum. 11'in üçlüsü 11, 10, 9 bölü 3, 2, 1. Eksi 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir biliyorsun. 5, 4, 2. Şu 3 ile şu 9'u sadeleştirdim. 3, 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5, 3 çarpı 5, 15, 11 ile çarpınca da karşılığı 165 oldu. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 5 çarpı 2'den 10. Dolayısıyla 155 tane üçgen oluşturulabiliyormuş. Say say bitecek gibi değil. B sorusu diyor ki köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan üçgenlerden kaç tanesinin bir köşesi A noktasıdır? Bakın. Köşelerden bir tanesini A noktası seçerseniz geriye 10 tane noktanız kalır. Bu 10 tane noktadan 2 tane seçeceksin. Çünkü bir köşen hazır. O A'dan A'yı seçtik. Geriye kalan 10 taneden 2 tane seçersen üçgen oluşturup bu işi bitiririz. Bir köşesi A olan 10 çarpı 9 bölü 2'den 45 tane arkadaşlar üçgen çizilebilirmiş. Yine benim küçükken oturup saydığım sorulardan bir tanesi bu. Diyor ki kaç farklı üçgen vardır? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce D1 doğrusunun taban oluşturan 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamız var. Tepe noktası bu nokta olacak şekilde o 5 tane noktadan 2 tanesini seçersem 5'in ikilisinden tam tamına buradan 10 tane üçgen oluşturabilirim. Aynı şeyi D2 doğrusu üzerinden gerçekleştirirsem bak burada da 5 tane nokta var. Bu sefer deminki üçgenlerden bir tanesi şuydu mesela. Bu sefer üçgenlerden bir tanesi böyle üçgenler olacak. Dolayısıyla bir 5'in ikilisi daha gelecek. Yani bir 10 daha geldi. Ve aşağıda D3'ü taban kabul eden üçgenler üzerinden değerlendirsem yine 5 noktamız var. Mesela bu sefer üçgenlerden bir tanesi şu olacak. Hani aynı üçgenleri mi buluyoruz diye düşünmeyin diye gösteriyorum. 5'in ikilisinden de bir 10 olacak. Dolayısıyla bu üçünü topladığımda bu şekilden 30 tane üçgen çıkartabiliriz diyoruz. Şimdi gelelim kaç farklı yamuk vardır diyor. Şöyle birazcık temizleyelim ki görüntümüz karışmasın. Şimdi yamuğu oluşturabilmek için bir kere karşılıklı iki tane paralele ihtiyacım var. Dolayısıyla bunlar D1 ve D2 doğruları olacak. İlk etapta, ikinci etapta D2 ile D3 olacak. Üçüncü etapta da D1 ile D3 olacak. Şimdi bak D1 üzerinden 1, 2, 3, 4, 5. D2 üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 noktam var. Yukarıdaki 5 noktadan herhangi ikisini seçsem, D2 üzerinden de herhangi ikisini seçsem ve bunları çarpsam 10 çarpı 10'dan 100 tane yamuk elde ederim desem inanır mısınız? Hocam şöyle oluyor mu? Mesela bunu seçtin, bir de bunu seçtin, sonra şunu seç bir de bunu seç, yamuk olur mu? Birleştirelim, bakın o bir yamuk oldu. Dolayısıyla oluyor güzel kardeşim.
Aynı şeyi D2 ile D3 üzerinden değerlendirirsek yine burada da 5 tane noktan var. D2'den 5 tane. O zaman 2 seçtim oradan. D3'ten de 2 tane seçtim. Dolayısıyla 10 çarpı 10'dan 100 tane de oradan yani. 100 tane de orada yamuğum var. Bir de D1 ile D3'ü değerlendirelim. D1'de 5, D3'de yine 5 tane. Yine aynı şekilde 5'in ikilisi, 5'in ikilisi de bu sefer daha büyük boyutlu yamuklar gelecek. O halde bunların toplamından da arkadaşlar 300 tane yamuk elde edilebilir diyoruz. Sorumuzda D1, D2, D3, D4 kendi aralarında birbirlerine paraleller. L1, L2, L3 de kendi aralarında birbirlerine paraleller. Diyor ki kaç farklı paralel kenar var? Şimdi sevgili dostum, paralel kenar oluşturabilmek için iki tane böyle ihtiyacım var. Bak böyle bir durayım ben. Buna benzer olanlar kimler? L1, L2, L3. Bu üç tane doğrudan iki tanesini seçerek paralel kenarın sağlı sollu kenarları ne yapabilirsin? Kapatabilirsin. Böyle de şimdi böyle kaldığında üstler kapanmaz, altlar kapanmazsa paralel kenar olmaz. Üst ve altı kapatabilmek, yani şöyle üstten ve alttan kapatabilmek için bu sefer D1, D2, D3, D4 doğrularına ihtiyacım var. Ama bu sefer kaç tanesine ihtiyacım var? Yine iki tanesine ihtiyacım var. Çarpı 4'ün ikilisi diyoruz. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit olduğundan dolayı 3. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. Şunları sadeleştirdim. Buradan da karşılığı 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 tane paralel kenar oluşturulabiliyormuş bu şekil üzerinde. Ve konu biterken neler konuştuk onları bir değerlendirelim. Şimdi kombinasyon ifadesinde bir defa kuralı konuştuk. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel dedik ama kısa yolundan bahsettik. Sonra problemler üzerine kurguladık. İşte anneler babalar seçtik, çocukları o yanlarına koyduk. Hem kombinasyon hem permütasyonla alakalı benzer nitelikte sorulara baktık. Ardından kombinasyonun geometrik yorumunu değerlendirdik. Doğru oluşturabilmek için N'in ikilisi, üçgen oluşturabilmek için N'in üçlüsü, dörtgen oluşturabilmek için N'in dörtlüsünden bahsettik. Paralel kenarları oluşturduk, yamuklar oluşturduk. Bu sorularla alakalı kendini pekiştirip ödevlerini şimdi yapma zamanı. Ama ondan önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bakalım. Ardından da bugünün ödüllü sorusunu bir değerlendirelim. Geldi geçen dersin ödüllü sorusu. Yukarıdaki şekilde en üstten başlayıp aşağıya doğru kaç farklı şekilde sinem yazılabilir denmiş. Bakın. Şu sağ çapraza doğru ki hareketlere x desem. Şöyle iki tane hareket yapsam sin elde ederim. Sol aşağı doğru hareketlere de y desem devam ettiğimde 2x 2y hareketinden sonra arkadaşlar sinemi oluşturmuş oluruz. Yani kastım xx yy. Burada tabii şunu diyebilirsin. Hocam niye o taraftan yazdın? Ben şöyle yazmak istedim. Bakın bu tarafı doğru hareket y'ydi. Bu tarafı doğru hareket x. Gördüğün gibi yine 2y 2x'in oldu. Yani durumu çok da değiştirmez. Peki bu neye döndü? Tekrarlı permütasyona. Hani a'dan c'ye doğru gittiğimiz bir yol vardı ya. Onun gibi oldu mevzu. Hani yy üü yazdığımız. Dolayısıyla burası 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1. 2 faktöriyelim 2 çarpı 2, 4 ile sadeleştiler. Dolayısıyla buradan karşılığı 6 gelmiş olmalı sorunun cevabını. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuz karşınızda. Aşağıdaki şekil birim karelerden oluşturulmuştur. Buna göre bu şekilde kaç farklı kare vardır deniyor. Hadi bakalım arkadaşlar, başarılar. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu mol kavramı olacak arkadaşlar. Daha önceki dersimizde hatırlıyorsunuz kimyanın temel kanunlarını tamamlamıştık artık. Ödevlerinizi yaptınız, güzelce çalıştınız. Dedik ki oldukça sayısal bir sene ve sayısal bir ünite bizi bekliyor özellikle. Mol kavramında bunlardan birisi. Bayağı bir sayıyla uğraşacağız ve arkadaşlar şuna dikkat. Mol kavramı sonrasında da çok çok ihtiyaç duyacağımız bilgileri içeriyor. Bu konuyu İyi dinlemeyi ve iyi öğrenmeye emin olalım arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Haydi dalalım bakalım. Mol kavramını şöyle genel olarak neler yapacağız? Bir değerlendirmeye alacak olursak. Öncelikle arkadaşlar mol kavramının bir tarihçesinden bahsedeceğiz. Böyle bir kavram nasıl oldu da ortaya çıktı? Ne aşamalardan geçti? Ardından mol kavramını daha iyi anlamlandırabilmemiz için bağıl atom kütlesinden bahsedeceğiz. İzotop kavramıyla burada aslında bir ilişki oluşturacağız. Sonrasında izotop atomlar ve ortalama atom kütlesini nasıl hesapladığımız üzerine konuşacağız. Sonrasında tanecik sayısı ve mol kavramı, kütle ve mol kavramı ve hacim ve mol kavramı. Yani aslında mol kavramını diğer büyüklüklerle ilişkilendiren çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Ardından da zaten bayağı bir işimizi halletmiş olacağız.
Peki mol kavramını öğrenmek bize ne fayda sağlayacak? Sonrasında ne gibi gelişmeler getirecek? Arkadaşlar bir kimyasalın miktarını ifade eden büyüklükleri buradan açıklamış olacağız. Hani miktar deyince aklımıza ne geliyor? Kütle geliyor, hacim geliyor ve atom sayısı yani tanecik sayısı geliyor. İşte bu üç büyüklüğün, üç temel miktar büyüklüğünün birbiri arasındaki ilişkiyi oluştururken hani bir köprü vazifesi gören kavram mol kavramı olacak aslında. Ve bu büyüklükler arasındaki ilişkileri biz bu şekilde öğreneceğiz. Yani kütlesini bildiğin herhangi bir maddenin kaç mol olduğunu da biliyorsan hacmini oradan hesaplayabilirsin. Mesela işte bu hesapları biz bu dersin içerisinde yapıyor olacağız. Tabii ki güzelce mol kavramını öğrendikten sonra ödevlerimizin artık devamı gelecek. Ne dedik? İki tane temel kaynağımız var. Sıfırdan ona kimya. İlk bölümü tamamladık zaten kimyanın temel kanunları bölümünü. Artık arkadaşlar mol kavramı sorularını çözebiliriz. Bu da sayfa 34 ile 54 arasına denk gelecek. Ne vardı kaynağımızda? Şöyle birlikte bir inceleyelim. Arkadaşlar kaynağımızda ilk sayfa bize konuyu anlatan kısım olacak. Yani sol tarafta konu anlatan kısımlar olacak. Ardından sağ tarafta da bu konuyu ile ilgili sorular karşımıza çıkacak. Yani burada konu anlatım var. Hemen yanında bir sayfa dolusu soru bu konuyu bize öğretmek için var olacak. Ardından bu devam edecek. Her bir sayfada bir konuyu öğreneceğiz arkadaşlar ve onun sorularını çözeceğiz. Konuyu tamamladıktan sonra ise tarama testleri bizim çözmemiz için bekliyor olacak. Böyle hacim ve mol kavramını da tamamladıktan sonra tarama testleriyle iyice kendimizi geliştiriyor olacağız. Tabii ki o kitabımızı tamamladıktan sonra ikinci bir kaynağımız devreye giriyor. Dinamo Kimya kitabı burada da TESRA 14-22 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Peki burada neler vardı? Bu kitabımız neleri içeriyordu? Arkadaşlar bu kitapta da her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek bizim için karşımızda olacak. O çözümlü örnek sayesinde aslında sorun çözüm yöntemi. Hani soru tipi buysa nasıl bir yöntem kullanacağız? Onu bize anlatıyor olacak. Ve her bir sorudan sonra da altta 4 tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Tabii ki benzer nitelikte 4 tane soru her bir sayfada karşımıza çıkacak. Sonrasında ise yine bölüm tamamlandığı anda karşımıza tarama testleri çıkacak. Ünite sonuna geldiğimiz zaman ise ünite tekrar testleri, fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik testler, ÖSYM tarzında soruların bulunduğu testimiz ve yazılı tipinde sorularda ünite sonlarında bizi bekliyor olacak. Güzelce ödevlerimizi aldık. Dersimizin sonunda hemen vakit kaybetmeden başlayıp ödevlerimizi tamamlayalım. Yoktur muhtemelen ama hala da bu kaynaklara sahip olmayan varsa da bir an önce edinmesinde büyük fayda var. Ödevler kaçıp gitmesin. O zaman haydi dalalım. Mol kavramının tarihçesiyle başlayacağız dedik arkadaşlar. Bu kavram nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle ortaya çıktı. Taneciklerden bahsediyoruz değil mi? Atom var, molekül var ve bu taneciklerin bir sayıya sahip olması gerekiyor. İşte bu sayıyı belirtmek için kullandığımız bir sistem mol kavramı bizim için. Hani şöyle düşünelim. Bir deste deyince aklımıza ne geliyor? 10 tane geliyor öyle değil mi? Deste kavramını aslında onluk sayma sistemini oluşturmak için kullanıyoruz. Ya da bir düzine deyince 12 tane geliyor. İşte 12'lik bir sayma sistemi sayesinde biz aslında düzinelerce madde atıyorum yumurtalardan bahsediyorsak işte 2 düzine diyorsak 24 tane yumurtadan bahsettiğimizi anlayabiliyoruz. İşimizi kolaylaştırıyor. Mol kavramı da atomları ya da molekülleri yani tanecikleri saymamızı kolaylaştıran bir sistem bize öneriyor. Burada diyor ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da Avogadro sayısı. Tıpkı nasıl bir düzine 12 tane demekse bir molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek oluyor arkadaşlar. Çünkü atomun çok küçük bir yapı olduğunu bildiğimiz için az miktarda maddenin içerisinde bile milyarlarca atom ya da molekül yer alıyor. İşte bu milyarlarca molekülü ifade etmek için kullandığımız sayı ve bunu ifade eden kavram da mol kavramı oluyor. Şimdi Avogadro bu sayıyı bulan kişi değil arkadaşlar. Bak Avogadro'nun adına ithaf edilmiş bir sayı. Çünkü bizim tanecikleri saymakla ilgili aslında ilk çalışmayı yapan kişi Avogadro'nun kendisiymiş. Ne yapmış peki? Aynı şartlar altında eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayıları birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar bak bu kanun Avogadro'nun kanunu bu tanecik sayısıyla maddelerin hacmi gazların hacmi arasında bir ilişki olduğunu bize söyleyen kanun. Şimdi bu kanun zaman içerisinde gelişmeler sağlamış tabii ki. Sonrasında 1873'te mesela bununla ilgili bir hesap yapılmış. Demiş ki normal şartlar altında yani 1 atmosfer basınç ve 0 santigrat derecede 1 santimetre küp hacimli gaz
1,9 çarpı 10 üzeri 19 tane tanecik içerir. Tamam mı? Bu sayı, bak Avogadro sayısıyla, şu andaki Avogadro sayısıyla alakalı değil. Ama zaman içerisindeki gelişmeler bizi bu sayıya ulaştırmış. 1865'te 1 santimetre küp hacmindeki gaz standart şartlarda, yani oda koşullarında yaklaşık 2,6 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir demiş. Sonra 1873'te yeni bir sayı ortaya çıkmış. 1909'da yine belli bir sayı ortaya çıkmış. Bir aralıktan bahsedilmiş. Ve bu aralığı değerlendirerek biz bugün Avogadro sayısını, yani yaklaşık bir değer olarak 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olarak değerlendirmeye almışız. Bu 1 mol maddenin içerdiği tanecik sayısı demek arkadaşlar. Bak burada tanecik diyorum, bu ifade önemli. Çünkü buradaki tanecikten kastım molekül de olabilir, iyon da olabilir, atom da olabilir. Yani türü belirten herhangi bir tanecik olabilir. 1 mol su diyorsan mesela, bu aslında 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül demek. Neden? Suyun temel taneciği molekül. Ama 1 mol demir diyorsam, demirin temel taneciği atom olacağı için bu kadar atom sayısından bahsettiğim anlamına gelecek. Yani tür neyse, tanecik neyse onun sayısını bize söyleyen ifade bu olacak. Bağıl atom kütlesine gelecek olursak, şimdi bu mol kavramıyla, yani Avogadro sayısıyla kütle arasında bir ilişki ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü miktar dediğimiz zaman dedi ki kütle bir miktar ifadesi, evet. Tanecik sayısı, o da bir miktar ifadesi. Dolayısıyla ikisi de miktarı ifade ettiğine göre aralarında bir ilişki olması gerekiyor. Burada arkadaşlar bağıl atom kütlesi diye bir kavram karşımıza çıkacak. Şimdi atomların kütlelerini belirlerken, hani kütle numaralarını düşünün, ne yapıyorduk? Sol üst tarafına herhangi bir elementin sembolünün onun kütle numarasını yazıyorduk, değil mi? Ve kütle numarası proton ve nötron sayısının toplamı şeklinde bulunuyordu. Şu soruyu bir düşünün arkadaşlar. Şimdi herhangi bir elementin proton ve nötron sayısının toplamının rasyonel olmaması gerekiyor, öyle değil mi? Bir tam sayı ifade etmesi gerekiyor. Çünkü proton sayısı tam sayı, nötron sayısı tam sayı, ama atıyorum mesela klor diyelim, 17 tane protonu var, 18 tane nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası 35 olmalı. Ama periyodik sisteme bir bakıyoruz, burada rasyonel bir sayı yazıyor. Şimdi bunun sebebi işte farklı izotoplara sahip olduğu için ortalama bir değer kullanmamızdan geliyor arkadaşlar. Burada bütün atomların kütlesini belirlerken kullandığımız bir referans atom var. Karbon 12 izotopu. Tamam mı? Karbonun referans atomu olarak değerlendirilirken şunu biliyoruz. Karbonun 6 tane protonu var. Eğer kütle numarası 12 olan izotopunu kullanıyorsak bunun 6 tane de nötronu vardır. Şimdi referans olarak değerlendirmemiz şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Demişiz ki herhangi bir karbon 12 izotopunun bir atomunu alırsak bunun kütlesi 12 AKB'dir. Yani atomik kütle birimi. Çok çok küçük kütleleri ölçerken kullandığımız birim. Hani nasıl biz günlük hayatımızda gram kullanıyorsak ya da kilogram kullanıyorsak, bir atomun kütlesinden bahsediyorsan kullanman gereken birim bu AKB olmalı. Şimdi demişiz ki eğer 12 AKB 6 tane protonla 6 tane nötronun kütlesinin toplamına eşitse ve her bir protonun kütlesi de her bir nötronun kütlesine eşitse, bu ne demek oluyor? Şimdi 6 tane proton var, 6 tane nötron var. Toplamları 12 tane tanecik yapıyor ve bunların toplam kütlesi 12 AKB. O zaman her bir taneciğin, yani her bir protonun veya her bir nötronun kütlesinin 1 AKB olması gerektiğini anlıyoruz. Tamam mı? Buradan ne anlamı ifade ederiz? Demek ki klorun atom kütlesi de 35'miş. Bu ne demek oluyor? Demek ki bir tane klor atomu 35 AKB yapmalıdır. Ya da oksijen 8 proton, 8 nötron, 16 kütle numarası, değil mi? Bu şu demek. Demek ki her bir proton 1 AKB ise 8 proton 8 AKB yapacak. Aynı şekilde 8 nötron da 8 AKB yapacak. O zaman bunun kütlesinin, her bir oksijen atomunun 16 AKB olduğunu anlarız. Şimdi bu bilgiye bizi götüren şey karbon 12 izotopunun referans atom olarak kullanılması oldu. Tamam mı? Yani şu bilgiye oradan ulaştık. Peki neden karbon 12 atomunu kullanıyoruz? Referans olarak neden hidrojen değil, oksijen değil ya da karbon diğer izotopları değil de bu izotopunu kullanıyoruz arkadaşlar? Çünkü yaklaşık olarak %99.99 gibi bir oranda karbon 12 izotopu var. Diğer izotopları doğada neredeyse yok. Çok az sayıdalar. Dolayısıyla da herhangi bir karbon atomunu alıp laboratuvarda çalıştığın zaman çok büyük ihtimalle karbon 12 izotopuna rastlayacaksın.
Ve karbonun özelliği nedir? 4 tane bağ yapıyor ve neredeyse her elementle bir bağı var. Şöyle düşünelim. Organik kimya tamamen karbonun dayalı bir alt disiplin, öyle değil mi? Bir bilim dalı sadece bu elemente ve bu elementin diğer elementlerle yaptığı bileşiklere odaklanmış durumda. Dolayısıyla da karbon bizim için kullanılabilecek en kullanışlı element olarak duruyor. O yüzden de karbon sayesinde biz diğer elementlerin kütleleriyle ilgili yorum yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi buradan yola çıkarak, şimdi karbon atomu bize hangi bilgiye verdi? Dedik ki her bir protonun kütlesi 1 AKB. Aynı şekilde her bir nötronun kütlesi de 1 AKB'dir. Bunların kütleleri de birbirine eşittir. Dolayısıyla da biz buradan yola çıkarak atomların kütlelerini şöyle yorumlarız. Şimdi hidrojenin kütle numarası 1'miş. Yani proton ve nötronun toplamı 1'miş. O zaman bir tane hidrojenin kütlesi 1 olmalıdır. Öyle değil mi? Yani bir tanesi 1 AKB'dir. Hidrojen artı yüklü iyondan bahsediyorsak arkadaşlar, bakın yükünün değişmesi ancak elektron sayısının değişmesiyle mümkündü. Dolayısıyla da elektronun kütlesini biz sıfır kabul ettiğimize göre, ihmal ettiğimize göre hidrojenin yüklü olması onun kütlesinde herhangi bir değişme sebep olmayacak. Bak oksijenin kütle numarası 16'ymış, o zaman kütlesi de 16 olmalıdır. Yani bir tane oksijen atomu 16 AKB'dir demeliyiz. Burada eksi 2 yazması, dışarıdan 2 elektron alması onun kütlesini değiştirmeyecek. Gene 16 AKB olarak alacağız. Şimdi eğer sağ altına bir sayı yazıyorsa, yani buradaki gibi bak, bu ne demek? 2 tane hidrojen demek. Bir tane hidrojenin kütlesi 1 ise 2 tanesininkinin 2 olmasını bekleriz tabii ki. Ya da HO2 ise bak, molekül kütlesini hesaplarken ne yapacağız? Yapıda bir tane hidrojen var. Onun kütlesi kaç? 1 artı 2 tane oksijen var. Her birinin kütlesi kaç? 16. Bunları bize zaten soru vermiş. Dolayısıyla da toplamda ne yapacak? 32 artı 1'den 33'müş. Böyle bir bileşik varsa bunun kütlesinin değeri olacak. Yani bir tane HO2 bileşiği ya da molekülü 33 AKB kütleye sahip olacak. H2O için yapacak olursak, bak 2 tane hidrojen var. Her birinin kütlesi 1. Artı bir tane oksijen var. Onun kütlesi de 16'ymış zaten. Soru bize burada söylemişti. Dolayısıyla da bunun bir molekülü 18 AKB olacak. Ya da CH4. Bak karbonun kütlesini 12 olarak vermiş. Artı 4 tane de hidrojen var. Her birinin kütlesi 1. Dolayısıyla da toplam 16 AKB'ymiş. Her bir metan molekülünün kütlesi. Karbondioksit. Bak karbonun atom kütlesi 12. Bir tane var zaten. 2 tane de oksijen var. 2 çarpı 16 da oradan gelecek. Dolayısıyla da 44 bulacağız. Demek ki bir tane karbondioksit molekülü 44 AKB yapacakmış. Sodyum hidroksit, bak 3 tane element var, 3 tane atom var. Sodyumunki 23'müş, soru bize vermiş zaten. Artı oksijeninki 16, artı bir tane hidrojen var, o da bir. Toplamda 40 yaptı. Yani sodyum hidroksitin bir tanesi 40 AKB'ye denk gelecekmiş arkadaşlar. Bu şekilde atom ve molekül kütlesi hesaplayabiliriz. Mesela hemen bir tane soru çözelim. Bakalım iyi öğrenmiş miyiz? Bize ne diyor? Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mol kütlesi diğerlerinkinden daha büyüktür? Tek tek hesaplayacağız o zaman. C3H8 nasıl hesaplarız arkadaşlar? 3 çarpı 12 karbondan geliyor. Bak burada vermiş bize. Artı 8 çarpı 1 de hidrojenden geliyor. Onu da burada vermiş. Ne yapacak şimdi? 36 artı 8. Yani 44'müş bunun bir molekülünün kütlesi. Karbondioksit 12 karbondan gelecek. 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek. Oksijeni de bize vermiş tabii ki. Burası ne yaptı? 44 yaptı. Birbirine eşit kütlede olduğunu gördük. Bak birbirine eşit kütlede iki farklı molekül var karşımızda. CH3OH. Bak bir tane karbon var. 12 oradan geldi. 4 tane hidrojen var. 4 de oradan geldi. Bir tane de oksijen var. 16 da oradan geldi. Dolayısıyla ne yaptı? 32 gibi bir kütleye sahip oldu. Diğerlerinden daha düşük kütlede olduğunu gördük. SO2 diyor arkadaşlar, kükürde 32 vermiş. 32 kükürdün kütlesi 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek ve dolayısıyla da 64 bir tane SO2 molekülünün kütlesi oldu. CS2 için hesap yapacak olursak 12 karbonunki arkadaşlar, kükürtten de 2 tane var. 32 çarpı 2 de oradan gelecek. Yani 64 artı 12'den 76 buradaki kütle olacak. Bakıyoruz en büyüğünün bu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğinde yer aldı. Geçelim biraz da izotop atomlardan bahsetmeye. İzotop kavramı ne demekti? Hatırlayalım hemen şöyle. Atom numarası aynı. Dolayısıyla da proton sayısı birbirinin aynı olan, dolayısıyla da aynı elemente ait olan farklı iki atomdan bahsederken biz izotop kavramını kullanıyorduk. Çünkü
kütle numarasını farklı yapan şey nötron sayılarının farklı olması. Bak karbon 12, 13 ve 14 demişiz. Bu neyi gösteriyor bize? Demek ki karbonun 6 protonu, 12 kütle numarası varsa 6 tane nötronu vardır. Başka bir karbonun kütle numarasının 13 olması nötron sayısının 7 olduğunu gösterir veya 14 olması da nötron sayısının 8 olduğunu gösterir. Şimdi ne diyorduk biz? Bu tarz elementlerin, daha doğrusu atomların aynı elemente ait olduğu için kimyasal özellikleri birbiriyle aynı olacak. Ama kütlelerinin farklı olması fiziksel özelliklerinin farklı olduğunu bize gösterecek. Bu şu aslında arkadaşlar. Bu izotopun bir atomu 12 AKB, bunun bir atomu 13 AKB, bunun bir atomu 14 AKB. Veya sonra diyeceğiz ki bunun 1 molü 12 gram, bunun 1 molü 13 gram, bunun 1 molü 14 gram kütleye sahiptir. Tek farklı olan şey nötron sayılarından kaynaklı olarak kütlelerinin farklı olması. Peki izotop atomları hatırladığımıza göre bu bizi nereye götürecek? Ortalama atom kütlesi bulmaya. Hani az önce dedik ya periyodik sistemde kütle olarak rasyonel sayılar yazıyor. Bunun sebebi işte izotopların varlığından ötürü ortalama bir kütle değerinin kullanılıyor olması arkadaşlar. Ortalaması nasıl belirliyoruz peki? Diyelim ki bir tane element var ve doğada tek bir izotopu var. Başka bir izotop yok. Sen o element için bir ortalama değere ihtiyaç duymazsın. Kütle numarası neyse doğrudan onu kullanırsın. Ama eğer birden fazla izotopu varsa, atıyorum karbonun 3 tane izotopu var değil mi? Bu 12, 13 ve 14'ün belli bir ortalamasını kullanman gerekiyor ama aritmetik ortalamasını kullanmak da mantıklı bir şey değil. Çünkü senin laboratuvarda çalıştığın atomun hangi izotoptan olma ihtimali daha yüksekse ona daha yakın bir sonuç kullanman gerekiyor. Öyle değil mi? Bu yüzden arkadaşlar kullanacağımız yöntem ağırlıklı ortalama hesapları olacak. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Diyoruz ki kaç tane izotop varsa isterse 15 tane izotop olsun. Her birinin kütlesi ile doğada bulunma yüzdesini çarpıp bunların hepsini birbiriyle toplarsak ve sonucu 100'e bölersek bulduğumuz değer bize ortalama atom kütlesini verecektir. Yani birinci izotopun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi yüzde kaçını bu oluşturuyor. Aynı şekilde ikinci izotop, üçüncü izotop ve bunların hepsini topladığımız zaman elde ettiğimiz veriyi 100'e bölersek bize ortalama atom kütlesini verir. Mesela hemen örnek bak. Klorun doğada iki tane izotopu var. Klor 35 ve 37 olmak üzere. Her ikisinde tabii ki atom numarası 17. Biz gidip de 35 ve 37'nin ortalaması 36 deyip 36'yı kullanamayız. Neden? Çünkü laboratuvarda kullandığımız herhangi bir klorun büyük ihtimalle klor 35 olmasını bekliyoruz. Çünkü doğada %75 oranında klor 35 var. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Daha 35'e daha yakın bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. Burada kullanacağımız yöntem de tabii ki yukarıdaki formülümüz olacak arkadaşlar. Ne yapıyorduk? 35 çarpı 75 diyoruz bak. Doğada bulunma yüzdesiyle kütlesini çarpıyoruz. Artı 37 çarpı 25. Zaten doğada bulunma yüzdelerinin toplamı 100'ü verdi bize. Yani demek ki doğada sadece 2 tane izotop varmış. Bu sayıyı alıp 100'e böldüğümüz zaman 35,5 elde ediyoruz. Demek ki bizim kullanmamız gereken sayı budur. Kütle değeri budur. Veya magnezyum için hesaplarsak bak. Magnezyum için doğada 3 farklı izotop varmış. Bunlardan birinin kütlesi 24'müş ve doğada bulunma yüzdesi 79'muş. Biri 25'miş ve doğada %10 oranında bulunuyormuş. Biri 26'ymış ve doğada %11 oranında bulunuyormuş. İşte bunların hepsini 100'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz 24,32 sayısı bize magnezyumun ortalama atom kütlesini verecektir. Doğada bulunma yüzdesi en fazla olan kimse ona daha yakın bir sonuç elde etmemizi bu sistem sağlamış oluyor. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Soru demiş ki bize hidrojen ve döteryum. Şimdi hidrojenin döteryum ve trityum şeklinde iki tane izotopu vardı hatırlarsınız. Hidrojenin hiç nötronu yoktu. Döteryumun bir tane nötronu olduğu için atom kütlesi 2 oluyordu. Trityumda da 2 nötron olduğu için 3 gibi bir kütleye sahip oluyordu. Bize demiş ki hidrojen ve döteryumdan oluşan HX ve D3Y bileşiklerinin mol kütleleri birbirine eşitmiş. Bak, mol kütlelerinin birbirine eşit olması ne demek? Hidrojenin atom kütlesi 1'di. Dolayısıyla 2 çarpı 1 oradan gelecek. Artı X, X'in atom kütlesi her neyse bize buradaki H2X'in mol kütlesini verecek. Eşit olmalıymış. 3 çarpı 2 döteryumdan gelecek. Çünkü döteryumun kütlesinin 2 olduğunu biliyoruz. Artı Y de bize D3Y'nin kütlesini verecek. Şimdi bu eşitlik varmış. Bize demiş ki X elementinin atom kütlesi 16'ymış. Yani şurası 16'ymış. 6 artı Y'ye eşit olacakmış arkadaşlar. Buna göre Y'yi sadece hesaplamamızı istiyor. Sadece 6'yı karşıya eksi olarak attığımız zaman 12 olduğunu bulacağız. Demek ki cevabımız A seçeneğindeymiş.
Peki mol kavramını biraz daha iyi anladığımıza göre, oturmaya başladığına göre tanecik sayısıyla bu mol kavramının ilişkisini bir inceleyelim. Hani zaten Avogadro sayısından bahsettik. Avogadro sayısı 1 mol taneciği bize ifade eder dedik. Peki bununla ilgili karşımıza geleceği hesaplamaları, soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi tanecik sayısı ve mol kavramını incelerken şu tanecik kavramını bir açmamız gerekiyor. Tanecik neydi arkadaşlar? Kimyasal tür dediğimiz doğrudan o maddeyi oluşturan temel taneciği bize ifade ediyordu. Burada 2-3 ihtimalimiz var. Atom olabilir, molekül olabilir veya iyon olabilir dedik. Atom elementlerin temel taneciklerini oluşturuyordu. Bileşik ve bazı elementlerin temel taneciği moleküllerden oluşuyordu. Nötr tanecikli, nötr atom grupları demekti. İyon ise yüklü tanecik demek oluyordu. Bunların herhangi birinde mol kavramını kullanabiliriz. Peki nasıl değerlendireceğiz? Avogadro sayısını arkadaşlar Na gibi bir sembolle göstereceğiz ve diyeceğiz ki bu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Dolayısıyla eğer herhangi bir yerde 1 mol demir diyorsa bize, bu aslında Na tane, yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomunu bize simgeliyordur. Atıyorum burada 2 mol deseydi 2 Na tane diyecektik ya da 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü kullanacaktık. 1 mol metan molekülü diyorsa burada da yine aynı şekilde Na tane, yani Avogadro sayısı kadar metan, bu defa molekülünden bahsettiğimizi görüyor olacağız arkadaşlar. Hemen bir tane örnekle bu mevzuyu biraz daha anlayalım bakalım. Şimdi bize 1 mol C3H8 molekülü diyorsa kaç tane C3H8 molekülü vardır diyor. Bak 1 mol dediğine göre Avogadro sayısına hemen gideceğiz. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek, öyle değil mi? Bu kadar varmış. Kaç mol karbon atomu vardır arkadaşlar? Buraya dikkat edeceğiz. Bak 1 mol C3H8'de şuradaki 3 neyi simgeliyor bize? Demek ki 3 mol karbon atomu, 8 mol de hidrojen atomu olduğunu gösteriyor. Peki soru bize mol değil de şöyle tane olarak gelseydi kaç tane karbon atomu var? O zaman diyecektik ki 3 çarpı Na tane karbon atomu vardır. Yani molü gördüğümüz anda mol eşittir Na tane şeklinde değerlendirmeye alabiliriz. Veya şu Na yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü yazıp bu çarpım işlemini de yapabiliriz. Ya da soru bize kaç mol hidrojen atomu vardır dedi. Bak mol sayısını soruyor. 1 molde 8 mol olduğunu hemen sorudan görebiliyoruz. Demek ki 8 mol hidrojen atomu var. Peki soru kaç tane hidrojen atomu şeklinde olsaydı ne yapacaktık? 8 çarpı Na tane hidrojen atomunun var olduğunu söyleyecektik. Çünkü molekülün yapısında 8 tane hidrojen olduğunu görüyoruz. Her bir molekülünde 8 hidrojen varsa bir molünde 8 mol vardır şeklinde basit oran orantı kurabiliriz. Ki bu oran orantılar mol kavramı sorularında çok ihtiyacımız olacak veriler olacak arkadaşlar. Mol sayısını belirten bazı farklı ifadeler de var arkadaşlar. Şimdi dedik ya tanecik sayısı, daha doğrusu türü tanecikler belirtir. İşte bu taneciğe göre isimler de değişebiliyor. Eğer bizim temel taneciğimiz atomsa, burada atom gram ifadesi karşımıza çıktığı zaman aslında şunu anlayacağız. Burada 1 mol atomdan bahsediyormuş. Yani atıyorum 1 atom gram demir diyorsa 1 mol demir atomu demek istiyordur. Ya da molekül gram diyorsa bu aslında 1 mol molekül demek oluyor. Atıyorum 2 molekül gram su dedi. Demek ki 2 mol su demek istiyor aslında bize. İyon gram diyorsa 1 mol iyondan bahsediyordur arkadaşlar bize. Benzer şekilde formül gram diyorsa da bu aslında 1 mol iyonik bileşik demek olacak. Yani mesela NaCl değil mi? Eğer 1 formül gram NaCl diyorsa 1 mol sodyum klorür NaCl bileşiği var benim elimde demek istiyordur. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içeren CH3COOH bileşiği ile ilgili diyor arkadaşlar. Hemen sorunun devamını okumadan önce karşımızdaki verileri bir değerlendirmeye alalım. Bak oran orantılar çok önemli olacak bizim için dedik. İşimizi çok kolaylaştıracak. Hemen şuna gidiyoruz. Şimdi bize bir sayı vermiş, öyle değil mi? Bu Avogadro sayısına bir de benzer bir sayı. O zaman şöyle bir değerlendirmeye gitsek. Eğer 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demekse 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane demek kaç mole denk gelir? Bak basit bir oran orantı kurduk burada. Bu bize aslında elimizdeki maddenin içerdiği karbon atomunun sayısını söyleyecek, tamam mı?
Şimdi bakıyoruz 12,04 olsaydı bunun tam 2 katı olacaktı. 1 virgül kaydına göre demek ki 0,2 mol madde varmış bizim elimizde. Elimizdeki veri nedir? Karbon atomunun sayısı. Bak bileşiği karşımıza şöyle alsak. Yapıda 2 tane karbon var. 4 tane hidrojen var. 2 tane de oksijen var değil mi? Böyle yazmamızda da herhangi bir sakınca yok. Şimdi bize demiş ki buradaki karbon atomunun sayısı 0,2. O zaman hidrojen atom sayısı karbon atom sayısının 2 katı olmak zorunda olduğuna göre demek ki elimizde 0,4 mol hidrojen vardır. Oksijen sayısı ve karbon sayısı birbirine eşit olmak zorundaysa 0,2 mol de oksijen vardır. Bak bu içerdiği atom sayılarını tek tek belirlememiz sağladı. Peki molekülün kendi sayısı kaç? Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tane sepet var. Sepetin içerisinde 2 tane elma, 4 tane armut, 3 tane, 2 tane de portakal var mesela değil mi? Sepetin sayısı hala daha 1. Dolayısıyla sepetin sayısını 10 katına çıkarırsan bunların hepsi de 10 katına çıkmış olacak. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bunun 1 molünde yani eğer bizim elimizdeki molekül 1 mol olsaydı içinde 2 mol karbon olacaktı. O zaman 0,2 mol karbon içeren kendisi 0,1 mol olmalıdır diyebiliriz. Gene basit bir oran orantı kurduk aslında bunu yaparken. Molekülün mol sayısı buymuş. O zaman dönüyoruz öncelilere. 0,1 Na tane. Ne demiştik? Na tane demek aslında mol demek. 0,1 mol molekül mü içerir? Evet onu hesapladık zaten. 0,1 molmuş molekülümüz. 0,2 mol hidrojen atomu içerir diyor. Biz hidrojen atomunu 0,4 mol olarak hesaplamıştık. Toplam 0,8 Na tane. Bak Na taneyi gördük hemen yapıştırıyoruz. Aslında burada bizden molden bahsediyor. 0,8 mol atom mu içerir? 0,2 artı 0,4 artı 0,2 değil mi? Toplam atom sayısından bahsettiğimize göre. Evet 0,8 mol atom içerir. Birinci ve üçüncü öncülerimiz doğrudur. Cevabımızı şu şekilde değerlendirebiliriz. Peki kütle ve mol kavramı arasındaki ilişki nedir? İkisi de yine miktar belirten ifadeler. Arkadaşlar burada kullandığımız hani bağlı atom kütlesi hesaplamaları yapmıştık ya onları değerlendirmeye alacağız. Şimdi diyeceğiz ki eğer hidrojenin atom kütlesi 1, karbonun atom kütlesi 12 ise bu bir tane hidrojen atomunun 12 AKB olduğunu gösterir bize. Tamam mı? Bak burada şu veri bizim için değerli olacak. Soru bize eğer tane diyorsa burada aslında beklediğimiz birim AKB cinsinden karşılık olmalı. Eğer soru bize mol diyorsa burada gram cinsinden bir karşılık bekliyor olacağız. Eğer ki soru tane deyip gram cinsinden istiyorsa o zaman şuradaki ilişkiyi ortaya koyacağız. Gram demek Avogadro sayısı kadar atomik kütle birimi demek olacak. Şimdi burayı değerlendirmeye alacağız. O zaman 1 mol hidrojen atomu dediği zaman ve bize gram karşılığını sorduğu zaman ne yapacağız? Şimdi 12 AKB ise bak buradan yorumladık. Mol'den grama gitmemizi istiyorsa ikisinin tam karşılıklı geleceği için 12 grama eşit olmasını bekleyeceğiz. Peki tane verip gram isterse bak. Dedi ki taneyi AKB'ye molü grama götürecek. Peki taneyi grama götüren ilişkiyi nasıl ortaya koyarız? Burada Avogadro sayısı çarpan olarak olduğuna göre diyeceğiz ki bir tane demek çok çok küçük bir kütleden bahsetmek demektir. O zaman bu 12'yi biz Avogadro sayısına bölersek ancak onun gram karşılığını buluruz. 1 mol hidrojen atomu diyorsa ve AKB cinsinden soruyorsa bak mol'den AKB'yi yani büyük bir sayıdan çok çok küçük bir birime götürüyorsa burada yapmamız gereken Avogadro sayısını çarpan olarak kullanmaktır. Tamam mı? Tane verip gram istiyorsa Na'ya bölüyorsun. Mol verip AKB istiyorsa Na ile çarparak sonuca gidiyorsun. Aynısını C2H4 için yapalım. Bak, C2H4 biz bunun bir molekül kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı 12 karbondan geliyordu. 4 çarpı 1 de hidrojenden gelecek. Dolayısıyla 24 artı 4'ten 28 olarak bulacağız değil mi? Bu ne demek oluyor? Bir tanesinin 28 AKB olduğunu anlayacağız. Veya bir molünün 28 gram olduğunu anlayacağız. Peki soru bizden taneden grama gitmemizi istiyorsa ne yapıyorduk? Hemen şunu yapıyorduk. 28 bölü Na grammış. Veya mol verip AKB'ye gitmemizi istiyorsa o zaman da 28 çarpı Na AKB'ye eşit olduğunu yazıyormuşuz. Hemen bir soruyla biraz daha netleştirelim mevzuyu o zaman. C2H4 molekülü için molekül kütlesi kaçtır diyor. Bak ne yapıyorduk? Az önce zaten bu işlem üzerine konuştuk. C2H4 diyorsa 2 çarpı 12 karbonlardan gelecek. 4 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. Ve 28 olarak bulacağız. Bu bilgi neyi söylüyor bize? 1 molü 28 gramdır veya bir tanesi 28 AKB'dir. Bu bilgiyi elde ettik değil mi?
Sonra bize demiş ki 0.25 molü kaç gramdır? Bak hemen burada mol verdiğine göre diyeceğiz ki az önce öğrendiğimize göre bunun 1 molü 28 grama eşitti. O zaman 0.25 molü kaç gramdır demem. Bu oran orantıyı kurmam yeterli. 4'te 1'iymiş. Dolayısıyla 7 gram olmasını bekleyeceğim. Şimdi bir sonraki soru demiş ki 0.5 molü kaç AKB'dir? Bak molden AKB'ye gitmiş arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Bir Na çarpanı kullanmam gerekecek. Ama öncesinde şu işlemi yapalım. Bunun 1 molü 28 gramdı. Buna göre 0.5 molü kaç gramdır sorusuna önce cevap verelim. Yarısı olduğuna göre 14 gram olduğunu bulacağız değil mi? Bak gram karşılığını bulduk ama bizden AKB istediğine göre bunun da 14 çarpı NaAKB'ye eşit olduğunu yazmamız gerekecek. Diğer sorulara geçelim. 10 tanesi kaç AKB'dir diyor. Bak tane vermiş. O zaman diyeceğiz ki bunun bir tanesi 28 AKB'ydi değil mi? Bizim elde ettiğimiz bilgi bu. Buna göre 10 tanesi kaç AKB'dir deriz ve hemen sadece 10 katını almamız yeterli olacak. Yani 280 AKB gibi bir kütleye sahipmiş. Bir sonraki soru ne soruyor? Bak tane vermiş, gram istiyor. O zaman taneden önce gider AKB'yi bulurum, AKB'yi de grama çeviririm. Yani diyeceğim ki bunun bir tanesi 28 AKB ise bunun 5 tanesi kaç AKB'dir? Hemen buradan sadece 28 çarpı 5'ten 140 AKB'ye eşit olduğunu hesaplarım. AKB'yi grama nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? 140'ı alıp Na'ya bölmemiz yeterliydi. Bu da 140 bölü Na grama eşit olduğunu bize gösterecek. Peki içerdiği herhangi bir atomun kütlesini soruyorsa 2 molü kaç gram hidrojen içerir diyor. Şimdi bunun 1 molün içerisinde 4 mol hidrojen var öyle değil mi? Bak 1 molü 4 mol hidrojen içeriyormuş. Buna göre 2 molü kaç mol hidrojen içerir diyelim önce. Dolayısıyla 8 mol hidrojen olduğunu anlayalım. Ve hidrojenin atom kütlesi 1 olduğuna göre de 8 molü 8 grama eşittir dememiz yeterli olacak. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz o zaman. Avogadro sayısı kadar atom içeren. Bak yine çok önemli bir soru tipi arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar. Şu ifade ne demek oluyor aslında? Na tane. Dolayısıyla da 1 mol demek oluyor. Şimdi bizim bileşiğimiz 1 mol atom içeriyormuş. Buna dikkat, o zaman bileşiğin kendisi 1 mol değil değil mi? O zaman bileşiğin kendi mol sayısını bir bulacağız. Nasıl yapacağız bunu peki? Bu bileşiğin 1 molünü alacak olursam 5 mol atom içerdiğini göreceğim. Çünkü 2 kükürt 3 tane de oksijen var her bir molekülün içerisinde. Benim bileşiğim 1 mol atom içerdiğine göre kendisi kaç moldür? Bak kuracağım oran orantı bu olacak. Terse gidiyorum yani. 5'te 1 olması gerektiğine göre demek ki 0.2 mol bileşik varmış benim elimde. Şimdi ilk öncül kütlesini vermiş bana. Hemen şunu yapalım. C2O3'ün bir molekül kütlesini hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? 2 çarpı 32 kükürtten gelecek. Artı 3 çarpı 16 da şöyle oksijenden gelecek. Ve burayı 112 olarak hesaplayacağım. Bu ne demekti? Bu bileşiğin 1 molü 112 gram demek oluyordu. Veya bir tanesi 112 AKB demek oluyordu. Ama benim elimde 0.2 mol varmış. O zaman sadece şu oran orantıyı kurmam yeterli olacak. Bu da ne yapıyor? Tabii ki 22,4 gram yapıyor. Yani birinci ifadem doğruymuş. Bak gram, birimlere de dikkat ettim, tutuyor. 12.8 gram kükürt elementi içerir. Arkadaşlar kükürte odaklanacak olursak. Şimdi şuradaki iki bana ne anlatıyor? Her bir tane molekülün içerisinde iki tane kükürt var. O zaman benim elimde 0.2 mol kükürt bileşik varsa bunun iki katı kadar, yani 0.4 mol kükürt olması gerekiyor. Kükürdün mol atom kütlesi 32. Bu ne demek? 1 molü 32 gramdır demek oluyor. Peki bizim elimizde ne kadar kükürt var dedik? 0.4 mol kükürt var dedik. Bunun kütlesini bir hesaplamamız gerekiyor. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki 12.8 gram yapıyor. Yani sadece 0.4 ile 32'yi çarpmamız yeterli. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Oksijen elementini istiyor bizden arkadaşlar. Oksijen için ne diyeceğiz? Şimdi şuradaki 3 ne anlam ifade ediyordu? 1 molünde 3 mol oksijen var. O zaman 1 molünde 3 mol oksijen olduğuna göre 0.2 molünde 0.6 mol oksijen olmasını bekleriz. Bunun 1 molü 16 gramsa 0.6 molü kaç gramdır deriz? O da yine 9.6 grama denk gelir. 3 ifademiz de doğrudur. Cevabımız da E seçeneğindedir deriz. Gerçek atom kütlesi arkadaşlar, bu oldukça basit bir kavram karşımızda. Herhangi bir atomun gram cinsinden kütlesine biz gerçek atom kütlesi diyoruz.
Gram cinsinden kütleyi bulmak için de bak bir tanesinin gram cinsinden kütlesini ifade etmek için ne yapmamız gerekiyor? Avogadro sayısına bölmemiz gerekiyor. Bir tane flor atomu 19 AKB ya, bu ne demek oluyordu? 19 bölü NA gramdır demek oluyordu. Veya bir tane oksijen atomu 16 AKB ise 16 bölü NA gram olduğunu anlıyorduk. Veya kalsiyum atomu 40 gram olduğuna göre bunun bir tanesi 40 bölü NA grama eşittir. Bu da onun gerçek kütlesidir. Yapmamız gereken bu kadar basit olacak. Peki mol kavramını hacimle nasıl ilişkilendiririz? Gene ikisi de miktar belirten ifadeler. Hacim de aynı şekilde. Ama şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hacimden bahsediyorsak orada gaz olması lazım. Diğer fiziksel haldeki maddelerin hacmini ancak yoğunluğuyla ilişkilendirebiliriz. Mol sayısıyla ilişkilendirmemiz mümkün olmayacak. Yani kütlesine gidip oradan hesaplayabiliriz. Ama gazların Avogadro'nun söylediği ilk kanundan yola çıkarak söyleyebiliriz ki hacmiyle mol sayısı doğru orantılıdır. Tamam mı? Burada şartlardan bahsedeceğiz. Eğer bir soru bize NŞA yani normal şartlar altında diyorsa bu aslında 0 santigrat derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınç altındaki bir gazdan bahsettiği anlamına gelecek. Eğer oda koşulları veya standart şartlar altında diyorsa bu da 25 santigrat derece sıcaklık ve 1 atm basınç altında demek olacak. Ve burada belli miktardaki gazların hacimlerini belirleyebiliyor olacağız. Diyeceğiz ki 1 mol gaz eğer normal şartlar altındaysa 22,4 litre hacim kaplar. Bak gazın türüne bağlı değil. Hacmi mol sayısıyla doğru orantılı. Eğer oda koşullarındaysa da 24,5 litre hacim kaplamasını bekleyeceğiz. Yani biraz ısıttığımız zaman hacmi bu kadar artması gerekecek. Eğer soru bize 0,2 mol karbondioksit diyorsa bak karbondioksit demesine gerek yok. Şuradaki gazı görmem yeterli çünkü türünden bağımsız olacak. O zaman 0,2 mol ise benim oran orantım ne olacak? Bunun 1 mol 22,4 ise 0,2 molü kaçtır? Sadece 22,4'ü 0,2 ile çarpmam yeterli olacak. Yani 4,48 litredir diyebileceğim. Aynı şekilde 0,2 mol karbondioksit gazı kaç litre hacim kaplar oda koşullarında? 1 molü 24,5 ise 0,2 molü bunun 0,2 katına eşit olması lazım. Yani 4,9 litre hacim kaplamasını bekleriz. Benzer şekilde arkadaşlar bize gidip helyumu sorsa fark etmiyordu türü. Bizim için önemli olan neydi? Şuradaki mol sayısıydı. 1 mol 22,4 ise 0,5 kaçtır? Bunu sadece yarısını almamız yeterli yani. Demek ki 11,2 litre hacim kaplar. Oda koşullarında 24,5'in bu defa yarısı olması gerekiyor. 0,5 çarpı 24,5'ten. Yani ne olmasını bekleyeceğiz buradan arkadaşlar? 12,25 litre hacim kaplamasını bekleyeceğiz. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şurayı gördük. Hepsi normal şartlar altında. Dolayısıyla hepsi aynı koşullardaysa gazın mol sayısıyla hacmi doğru orantılı olacak. Aslında bize şunu sormuş oluyor. Bunların hepsi gazsa eğer mol sayısı farklı olanın hacmi de farklı olacak. Tamam. Şimdi şuna gittik. Birincide 1 mol demiş. Cebimize koyduk. Gaz fazında ve 1 mol. İkinciye baktık. CH4'ün molekül kütlesini az önce de hesaplamıştık zaten 16 idi 12 artı 4'ten. Dolayısıyla 1 mol 16 grammış o zaman 16 gram dediğine göre bu da 1 mol demek oluyor. Bu ikisi birbirine eşit. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek zaten 1 moldü. Burada da 1 mol ifadesini kullandık ve atomik faz olduğu için bunu da aldık. 3 NA tane. NA taneyi gördüğümüz anda hemen yapıştırıyorduk. 3 mol atom içeren karbondioksit bileşiği. Bakın karbondioksitin yapısında zaten her bir molekülde 3 atom var. Dolayısıyla 1 mol 3 mol atom içeriyor. O zaman 3 mol atom içeriyor dediğine göre aslında terse gitmiş olduk. 1 mol bileşikten bahsediyormuşuz. 18 gram su bileşiği hemen suyun molekül kütlesini hesapladık. 2 artı 16'dan 18 olarak bulduk. O zaman 18 gram dediğine göre bunun da 1 mol olduğunu anladık. Bak burada da sonuca gidemedik. Çünkü hepsi 1 molmuş. Eğer mol sayısı farklı olan bir maddeyi bulsaydık onu işaretleyecektik. O zaman neye dikkat ediyoruz? Karbondioksit normal şartlar altında gaz. Helyum gaz. Metan gaz. Hidrojen gaz. Ama su normal şartlar altında sıvı halde. Demek ki bunun hacminin diğerleri gibi 22,4'e eşit olduğunu söyleyemeyiz. Bunların 4'ü de 22,4 litre hacim kaplıyor. Ama su farklı bir hacme sahip olacak. Çünkü gaz halde değil. O yüzden cevabımız E seçeneğinde yer alacak. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bir sonraki soruya bakalım. 15 gram C2H6 gazına karbon atom sayısı 2 katına çıkana kadar
metan gazı ekliyormuşuz. Arkadaşlar hemen şunu yaptık. C2H6. Mol kütlesi kaçtır arkadaşlar bunun? 2 çarpı 12 karbonlardan gelecek dedik. 6 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. 30 olarak bulduk. Bak 1 mol 30 grammış değil mi? 15 gram diyorsa. Bunun yarısı olduğuna göre demek ki elimde 0.5 mol C2H6 gazı varmış. Ama şuna dikkat. Karbon atom sayısını 2 katına çıkarana kadar metan eklemeye devam ediyormuşum. O zaman benim elimde başlangıçta 0.5 mol C2H6 gazı varmış. Ardından ben 1 mol metan eklemişim ki bu eklediğim metan sayesinde karbon sayısı 2 katına çıkmış. Çünkü 0.5 mol C2H6 demek 1 mol karbon atomu içermesi demek. 1 mol CH4 yine aynı şekilde 1 mol karbon atomu içermesi demek ki karbon sayısını 2 katına çıkarmışım. Şimdi aynı şartlarda hacmi 3 katına çıkmıştır diyor. Benim elimde 0.5 mol vardı. 1 mol daha ekledim. Toplam mol sayısı 3 mole çıktı. O zaman hacim de 3 katına çıkması gerekecek. Kütle 3 katına çıkmıştır diyor. Oysa ki bakıyoruz 15'ti. Metanın mol kütlesi 16 olduğuna göre biz 16 gram metan eklemişiz. Dolayısıyla 15'ten 31'e çıkmış. 3 katına falan çıkmamış. Bu ifademiz yanlış oldu. Hidrojen kütlesi 7/3 katına çıkmıştır diyor. Hemen bakıyoruz. Bunun yapısında toplamda 0.5 çarpı 6'dan 3 mol hidrojen var. Yani 3 gram hidrojen vardı. Ardından biz ne kadar ekledik peki? 1 çarpı 4'ten 4 gram hidrojen ekledik. Yani 3'tü 7'ye çıktı. Dolayısıyla da 7/3 katına çıkmış oldu. Şöyle belirtelim. 7/3 katına çıkmış oldu. Üçüncü ifademiz doğru. Yani birinci ve üçüncü ifadeler doğru. Cevabımız da C seçeneğinde herhalde bu şekilde. Konuyu bitirirken şöyle bir bakalım neler yaptık. Mol kavramının tarihçesinden, Avogadro sayısının nasıl ortaya çıktığından bahsettik. Bağıl atom kütlesini tanımladık arkadaşlar. Neden karbon 12 izotopunu burada referans atom olarak kullandığımızı yorumladık. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi hesaplaması yaptık. Tanecik sayısını kütleyi ve hacmi de mol kavramıyla ilişkilendirerek bunlar arasında hesap yaptık. Oldukça fazla soru çözmemiz gereken bir konu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu sayısal konuları öğrenmek için de mümkün olduğunca ve farklı kaynaklardan bir sürü soru çözerek lütfen sürecimizi kolaylaştıralım. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Merhabalar, biyoloji dersinde bugünkü konumuz mitoz gençler. Mitozu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor çünkü arkasından eşeğsiz üremeyi anlatacağız, mitoz temeline dayanır diyeceğiz. Mayozu anlatacağız, mitozla mayozun karşılaştırma soruları da çok sık karşımıza çıkacak. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi bugünkü konumuz mitoz gençler. Dersimizde neler göreceğimizden birazdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vererek başlamış olayım. Bir önceki dersimizde hücre bölünmesinin gerekliliğinden bahsetmiştik. Hücre neden bölünüyor? Bölünmese neler meydana gelir? Bunları anlatmıştık. Bugünkü dersimizde de mitozun evrelerinden bahsedeceğiz. Aslında en başında olan interfaz safhasından da bahsedeceğiz. Hücre bölünmesinin kontrolü ise bir sonraki dersimizin konusu olacak. Hemen sıfırdan onadan ödevlerinizi veriyorum. Sayfa 12'den başlıyorsunuz gençler. İnterfazı, hücre döngüsüyle ilgili kavramları, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez sayfalarını çözüyorsunuz. Bitkilerde mitoz ve hayvanlarda mitoz arasındaki farkları da yapıyorsunuz. Hücre döngüsünün kontrolüne geçmiyorsunuz. Yani sayfa 23'e kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın sıfırdan ona. Biyoloji kitabından Dinamo için de aynı şey geçerli. Hücre döngüsünün kontrolüne kadar olan kısmın tamamını bitiriyorsunuz gençler. Yani sayfa 19'a kadar 10 Dinamo'dan yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Biz bugünkü dersimizde mitozun ne demek olduğunu anlatacağız. Mitozun evrelerinden bahsedeceğiz. Mitoz sırasında hücrelerde meydana gelen değişimler neler? Hücre sayısı nasıl değişiyor? Hücredeki organellere neler oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bitki ve hayvan hücresinin mitozu arasında ne gibi farklar var? Bunlardan da yine bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Hatırlatma yaparak başlayayım. Hücre döngüsü ne demekti? Hücre döngüsü aslında hücrenin hayatı demekti.
bir hücre bölünmesi meydana geldi. Ta ki bir sonraki bölünme gerçekleşinceye kadar geçen olayların tamamı birden hücre döngüsü anlamına geliyordu. Hücre döngüsünde de iki tane evre vardı. Bunlardan birincisi interfaz evresi, ikincisi ise mitotik evre dediğimiz evreydi. İnterfaz evresine bakacak olursak aslında hücrenin bölünmeye hazırlık yaptığı evredir. İnterfaza hazırlık evresi de deriz. DNA işlenmesi, burada gerçekleşecek büyüme, organel sayısında artma burada gerçekleşecek. Arkasından mitotik evreye geçilecek. Mitotik evrenin içerisinde de mitoz ve sitokinez meydana geliyor. Mitoz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerinden oluşur. Sitokinez ise sitoplazma bölünmesi anlamına gelecek. En son işler tamamlanınca sitoplazma bölünecek. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. İnterfazla başlıyorum. İnterfaz dediğim gibi hazırlık evresi. O hücre döngüsünün tamamını düşündüğün zaman en uzun evreden bahsediyoruz. Bazı hücreler hayatının %90'ını interfazda geçirebiliyor gençler. İnterfaz evresinde hücrenin hacmi artar, metabolik faaliyetler artar, protein sentezi artar, ATP sentezi artar. Yani genel olarak bir hazırlık yapılır. Tabii ki ben birazdan bölüneceğim. Organel sayısında da artış meydana gelecek. En önemlisine bakacak olursak o da DNA'nın eşlenmesinin gerçekleşmesidir. İnterfaz evresinde DNA miktarı da iki katına çıkmış olacak gençler. Şimdi şöyle bir bakacak olursak interfaz evresinde tabii ki çekirdeği görüyorsunuz. Çekirdeğin içerisinde ne vardı? Kromatin iplik vardı. Kromatin iplik dediğin şey aslında DNA'dır. DNA'mız hücremizin içerisinde eğer hücre bölünmeyecekse ince uzun bir halde kalmıyor. Sanki böyle parmağının arasında bir ipliği sıkıştırmışsın gibi bir halde duruyor. Etrafını böyle zarar görmesin diye proteinler sarıyor. DNA ve proteinlerin oluşturduğu bu komplekse kromatin iplik ismini veriyoruz. Tabii ki çekirdekçik de vardı çekirdeğin içerisinde. Bir de hayvansal hücrelerde sentrozom organeli dediğimiz bir organel vardır. Hücre bölünme sırasında geçen sene öğrenmiştik. İyi ipliklerinin üretimini sağlayan organelden bahsediyoruz. Sentrozom organeli eşlenecek. İyi ipliklerini oluşturacak daha sonraki evrelerde. Sentrozom bir organel olduğuna göre organel sayısının artması da hangi evrede gerçekleşiyor? İnterfaz evresinde. İnterfazın kendi içerisinde 3 tane alt birimi var. G1 evresi, S evresi, G2 evresi. G1 ile G2 evresine ortalama olarak aynı cümleleri yazsan olur. Hücre büyür, metabolik faaliyetler artar, hücre bölünmekle ilgili hazırlıklar yapar gibi. S evresi çok çok önemlidir. Çünkü DNA'nın eşlenmesi S evresinde meydana geliyor. Hücre büyüyecek, yönetimle ilgili sıkıntılar çıkacak. Madde alışverişinde aksaklıklar oldu. Çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanmaya başladı. Ne yapacak? Bölüneyim, küçüleyim, kontrolüm artsın diyecek. DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenmesi lazım ki iki yavru hücreye de kusursuz DNA gidebilsin. DNA'nın eşlenmesinde herhangi bir problem meydana gelirse gideceği hücre problemli bir hücre olacaktır. DNA'nın eşlenmesi interfazın S evresinde meydana geliyor, unutmayın. Vücudumuzdaki hücreler ne kadar sürede bir bölünüyorlar hocam? Her hücrenin bölünme yeteneği var mı hocam? Bir kere her hücremizin bölünme yeteneği yok gençler. Sinir hücreleri buna güzel bir örnektir. Vücudumuzda bulunan çoğu sinir hücremizin bölünme yeteneği yok. Yani ben anne karnındayken bunlar bölündü, oluştular ve ben ölene kadar aynı hücreyle hayatıma devam ediyorum. Bu hücre zarar görürse geriye dönüş söz konusu olmuyor gençler. Bölünme yeteneğini kaybeden hücrelerimiz var. Onlar neredeler? G1 evresinde duruyorlar. Yani DNA eşlenip de bölünme söz konusu olmuyor. Durgunluk evresi dediğimiz bir evre
söz konusu olabiliyor. G0 durgunluk evresi denilen evreye verilen isimdir. Sonra interfaz sırasında gerçekleşen olaylarından hangilerinin bitki hücrelerinde gerçekleşmesi beklenir diye bir soru çıktı karşımıza. İnterfaz evresinde DNA'nın eşlenmesi hayvansal hücrelerde olur da bitkisel hücrelerde olmaz mı? Olur gençler. Yani DNA'nın eşlenmesi tabii ki hem bitkisel hücrelerde hem hayvansal hücrelerde meydana gelecek. Sentrozomun eşlenmesi, ya hocam az önce sentrozom eşlenir dediniz. Ama soru ne diyor? Bitki hücresinde de gerçekleşmesi beklenir. Geçen seneden hatırla, bitkilerde sentrozom organeli yok ki. O yüzden bu bizim için gitti. Hücre hacminin artması, ne yapacak? İkisi de büyüyecek. İkisinde de hacim artacak. Tabii ki enerji üreten mitokondri organeli hem bitkisel hücrelerde hem de hayvansal hücrelerde bulunduğu için ikisinin de faaliyeti artmış olacak. Hangilerinin gerçekleşmesi beklenir dediğine göre cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Yani E'ye düştü. Gençler, şimdi mitozun evrelerine geçmeden önce de bilmenizi istediğim birkaç tane şey var. Mitozun genel özelliklerine baktığımız zaman N kromozomlu, 2N kromozomlu veya 3N kromozomlu hücrelerin mitoz geçirebildiğini görüyoruz. Gençler, yani kromozom sayısıyla ilgili bir kısıtlamamız yok. Tek hücreli ökaryot canlılarda üremeyi sağlarken... Amip, öglena, paramecium gibi tek hücreli canlıları düşün. Mesela şu amibin şekli. Amip hücre bölünmesi yaptığı zaman, yani mitoz yaptığı zaman aslında ne yapmış olacak? Birey sayısını iki katına çıkartmış, yani üremiş olacak. Çok hücreli canlılarda ise büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlamış olacak. Mesela ne yaptım? Ben elimi yaraladım. Yaraladığım zaman buradaki hücre kümesi öldü. Benim vücudum kendini yenilemek için ne yapacak? Burada bulunan hücrelerin mitoz geçirecekler. Geçiren mitozla birlikte dokunun tamir edilmesi sağlanmış olacak. Mitozda kromozom yapısı ve sayısı asla değişmez gençler. Kalıtsal çeşitlilikten bahsedemeyiz. Oluşan hücreler birbirinin ve ana hücrenin tamamıyla aynıdır. Kalıtsal yapısı birbirinin aynısı, iki tane hücre meydana gelir. Bundan şu sonuca varma. Şimdi ne farklı olabilir, ne aynı olmak zorunda. Burada bir DNA vardı. Şurada da organeller var. Hücre bölünmesi meydana geldiği zaman iki tane yavru hücre oluştu. Kalıtsal yapıda kesinlikle bir değişiklik yok. Bunun kromozomu neyse bunların da aynı. Bundaki genetik özellik neyse bunda da aynı. Bunda uyduruyorum 10 litre sitoplazma vardı, litre olmaz da. 3 litresi buna gitti, 7 litresi buna geldi. Şu küçük bir hücre oldu, bu büyük bir hücre oldu. Bu ikisinin farklı olduğu anlamına gelmez. Bunda atıyorum 5 tane mitokondri vardı. 2 mitokondri buraya gitti. 3 mitokondri buraya geldi. Bu iki hücrenin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Mitokondri buna da gidecek, buna da gidecek. Sitoplazma buna da gidecek, buna da gidecek. Miktar farklı olabilir. O zaman ne dedim? Mitoz sonucu oluşan iki hücrenin hacmi farklı olabilir. Organel sayısı farklı olabilir. Organel çeşidi farklı olamaz, ikisine de gidiyor. DNA'nın yapısı farklı olamaz, ikisine de gidiyor. Bazen yorumlara yazıyorsunuz, hocam bir tane mitokondri varsa ne olacak diye. Birincisi, hücrelerde organeller öyle bir tane olmaz. Hadi oldu diyelim, interfazda organel sayısı artar dedik ya, zaten organellerin eşlenmesi söz konusu olacak gençler. Devam ediyorum buradan. Şimdi interfazı bitirdik. Hücre döngüsünün interfaz evresinden sonra hangi evre geldi? Mitotik evre dediğimiz evre geldi. Mitotik evrede de bir çekirdek bölünmesi, yani mitozun gerçekleştiği kısım var. Bir de sitoplazma bölünmesi, yani sitokinezin gerçekleştiği kısım var. Çekirdek bölünmesi dediğimiz mitoza bakacak olursak profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhalarından meydana geliyor. Sitoplazma bölünmesine de sitokinez ismini veriyoruz. Bizim bu evrelerin meydana geliş sırasını aklımızda tutmamız lazım.
Bazen ip, mat şeklinde kodluyoruz. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telafaz, stakinez şeklinde kabulüm ben böyle aklımda tutuyorum dersen. Şunu da kullanabilirsin. İnterli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde gençler. Haliyle şöyle bir baktığımızda hangisi sizin kolayınıza gelecekse o şekilde aklınızda tutun. Profaz evresiyle başladım. Profaz evresine baktığımız zaman bu evrede kromatin iplikler katlanıp kısalarak sıkıca kıvrılır ve kromozomlara dönüşmüş olur. Yani bizim hücremizin içerisinde genetik materyalimiz neydi? Parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım gibi duran kromatin ipliklerdi. Kromatin iplikler de hücre bölünmesinden önce kromozomlara dönüşüyorlar. İnsanlar 46 kromozomlu, köpekler 78 kromozomlu diyoruz ya. Normal şartlarda hücre bölünmediği zaman kromozomları görme ihtimalimiz yok. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında görülürler gençler. Gözünüzün önünde daha kolay canlansın diye şu çizimi yapayım size. Şu bir kromatin iplik, bu da bir kromatin ipliktir. Mesela şurada senin kahverengi gözlü olma geniyle mavi gözlü olma genin bulunsun. Kahverengi göz genin var, mavi göz genin var. Sen hangi göz rengine sahip oldun? Kahverengiye. Bu hücrem mitoz bölünme yapacağı zaman önce DNA eşleniyor. Şurası kahverengi göz geni, burası da kahverengi göz geni. Miktar eşlendi. Ne yaptı? Şu mavi göz geninin karşısına da mavi göz geni geldi. Yani senin kahverengi göz ve mavi göz genlerin eşlendi. DNA'nın eşlenmesi meydana geldi. Hücre bölünme sırasında bu kromatin ipliklerinde kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyor. Yani şu daha kalın gördüğümüz yapıyı meydana getiriyor. Bunun karşısındaki kromatin iplik de kısalıp katlanmalar yaptı. Yani diğer bir kromozom parçasını meydana getirdi. Biz hızlı çizerken nasıl gösteriyoruz? Şöyle gösteriyoruz veya hızlıca şöyle çizip gösteriyoruz. Ama orijinal yapı bu şekildedir. Şurada kahverengi gözgeni var, burada da kahverengi gözgeni var. İşte atıyorum burada kıvırcık saç geni vardı, burada düz saç geni vardı. Burada kıvırcık saç geni, burada da kıvırcık saç geni, şurada düz saç geni, burada da düz saç geni olacak. Kahverengi gözün altında kıvırcık gen olduğuna göre burada da kıvırcık gen bulunacak. Ne yaptın? Kromozomu meydana getirdin. Kromozomu meydana getiren her bir parçaya da kardeş kromatit deniyor. Kardeş kromatit denmesinin sebebi bu ikisinin birbirinin fotokopisi gibi olmasından kaynaklanıyor. DNA'nı eşlediğin zaman her bir özelliğinin fotokopisini meydana getirmiş oldun. Hadi tekrardan şurada bir hatırlatma yapayım. İnterfazın S evresinde DNA kendini eşlediği için profaz evresinde her kromozom iki kromatitten oluşur. Şu bir kromozomun şekli. Şuradaki bilgi ile buradaki bilgi birbirinin aynısı. O yüzden her bir parçaya kardeş kromatit ismini veriyoruz. Kardeş kromatitlerin bir arada tutulmasını sağlayan kısma sentromer diyeceğiz. Sentromerlerde de proteinler bulunacak. İyi ipliklerinin tutunmasını sağlayacak bu proteinler. Ne yapacağız bu yapıya da? Kinetokor ismini vermiş olacağız gençler. Bir daha. İnterfazda DNA eşlendi. Profaz evresinde ise eşlenen DNA'dan kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşmüş oldu. Kromozomların bir arada bulunduğu bölgeye sentromer dedik. Sentromerlerde de iyi ipliklerinin tutulmasını sağlanan proteinler var. Bunlara da kinetokor ismi veriliyor. Aynı zamanda profaz evresinde çekirdek zarı kayboluyor. Çekirdekçik kayboluyor. Endoplazmik retikulum dediğimiz hücre zarından çekirdek zarına uzanan bir organel vardı ya. Hücre bölünmesi sırasında bu da problem çıkartacağı için endoplazmik retikulum da kayboluyor gençler. Sentrozoma sahip hücrelerde sentrozomlar da zıt kutuplara gitmeye başlayacak. Sentrozomun
profazda eşlenmediğini hatırlatmak istiyorum. Sentrozom bir organeldir. Organel olduğu için interfaz evresinde eşlenmesi gerçekleşti. Devam ediyorum. İ iplikleri oluşacak. İ ipliklerini hayvansal hücrelerde kim meydana getirecek? Sentrozom. Bitkisel hücrelerde iyi iplikleri meydana gelmeyecek mi? Gelecek gençler. Bitkisel hücrelerde iyi iplikleri sentrozom tarafından değil ama mikrotübül organize edici bölge tarafından meydana getirilmiş olacaklar. Profaz evresinin sonuna doğru kromozomların tamamı iyi ipliklerine tutunmuş olacak ve böylelikle profaz evresi sonlanacak. Profaz evresini bitirdik. Profaz evresinden sonra da metafaz evresi dediğimiz evre gelir. Kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde tutunurlar, dizilirler ve iyi ipliği dediğimiz ipliklere tutunmuş olurlar. Hayvan hücresindeki metafazın şeklini görüyorsunuz. Bitki hücresindeki metafazın şeklini görüyorsunuz. Kromozomların en net görüldüğü evrede metafaz evresi dediğimiz evredir. Özellikle hamile kadınlarda çocuğun genetik hastalığa sahip olup olmadığını anlamak için yapılan bir test var. O teste de amniyosentez ismi veriliyor gençler. Amniyosentez ne demek? Bebiş anne karnında amniyon sıvısı denilen bir sıvının içerisinde bulunuyor. Nasıl ki ben burada ders anlattığım için kriminal servisten birileri gelse benim hücre gruplarımı buradan alırlar. Derler ki Seda burada ders anlatmış. Bebişin de içinde bulunduğu suda kendine ait hücreler var. Eğer doktor çeşitli testler sonucunda bebekte genetik bir bozukluk olduğunu düşünürse ve kesin olarak öğrenmek istiyorlarsa anne karnından o amniyon sıvısından örnek alıyorlar. Sonra bu amniyon sıvısında hücreler vardı ya, o hücreleri bölünmeye teşvik ediyorlar. Metafaz evresindeyken de durdurup fotoğrafını çekip bilgisayara yüklüyorlar. Bu olaya karyotip ismi veriliyor gençler. Doktor baktı, insanlarda 46 kromozom olması lazım. Saydı kromozomları, 47 kromozom çıktı. O zaman anneye dönüp diyor ki sizin bebeğinizde kromozom sayısı fazlalığı, Down sendromu veya herhangi bir işte genetik hastalık ismi neyse onu söylüyor. Gençler hastalıktan haberdar etmiş oluyor. Hemen onun şeklini de şurada göstermiş olayım. Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler halinde görüntülenmesine ne ismi veriliyormuş? Karyotip ismi veriliyormuş. Baktığımız zaman dişilerde tabii ki XX, erkeklerde de XY olması lazım. Saydığın zaman da sağlıklı bir bireyde 46 olması lazım. Bakarsın sayarsın 46 kromozomludur. Ama normal şartlarda mesela X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük. Sizin çocuğunuzda kromozom sayısıyla ilgili bir sıkıntı yok ama Y kromozomu X'ten daha büyük. Yani kromozom sayısı değil ama kromozom büyüklüğüyle, şekliyle ilgili bir sıkıntı var diyebilir doktor. Metafazda kromozomların karyotipi çıkarılarak varsa sayı ve şekil bakımından anormallikler belirlenmiş oluyor. Bu yöntemle kalıtsal bazı hastalıklarında erkenden teşhis edilmesi söz konusu oluyor. Metafaz evresini de bitirdiğimize göre interli profesör Mete'nin anası anafaz evresi dediğimiz evreye geçiş yapacağız. Kromozomlar kinetokorlarına bağlı iyi iplikleri sayesinde sentromer bölgesindeki proteinlerin çözülmesiyle ayrılırlar. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilmiş olur. Yaslan arkana bir. Şimdi baştan şöyle bir toparlayayım ve hatırlatayım size. İnterfaz evresinde kromozomlar meydana gelmişti. Mesela senin şurada kahverengi gözgenin, burada mavi gözgenin vardı. Şurada kıvırcık saç genin, burada düz saç genin vardı. Bunlar işte büyük A büyük B, küçük A küçük B ile temsil edelim. Nasıl olsa ikinci ünitede kalıtım göreceğiz. Orada bunların ne demek olduğunu anlayacağız. Ben sadece gözünüzün önünde canlansın istiyorum.
Sen tuttun interfazdan sonra profaz evresine geçtin. Çekirdek zarı erimeye başladı. Çekirdekçik endoplazmik retikulum kayboldu. Kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüştü. Burası ne evresi? Profaz evresi. Profaz evresinden sonra hangi evreye geçiş söz konusu oldu gençler? Metafaz evresi dediğimiz evreye geçiş söz konusu oldu. Metafaz evresinde ise hayvansal hücrelerde sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturdu. Bunlar kromozomları sentromer bölgelerindeki kinetokorlardan bağlandı. Şurada büyük A'ya büyük B genetik özelliğim, burada da büyük A'ya büyük B genetik özelliğim vardı. Bu ikisi birbirinin fotokopisi. Şurası küçük A'ya küçük B'ydi, burası da küçük A'ya küçük B'ydi. Sen hangi evreye geçtin? Profaz, metafaz, ana faz evresine geçtin. Ana faz evresinde artık bunları bir arada tutan sentromer bölmesinden ayrılma söz konusu oluyor. Kromozomun bir tanesi bu tarafa gidiyor. Diğer parça, kromozomu oluşturan kromatin iplik bu tarafta kalıyor. Aynı şey diğeri için de geçerli. Bu parça bu tarafa gitti. Bu parça bu tarafta kaldı. Şunu parçaladığını hayal et. Burası büyük A'ya büyük B. Şurası büyük A'ya büyük B. Şu parçalandı, küçük A küçük B bu tarafa gitti. Bu parçalandı, küçük A küçük B bu tarafa gitti. Baktığın zaman şuradan oluşacak hücrenin genetik yapısıyla buradan oluşacak hücrenin genetik yapısı birbiriyle aynı. Çünkü kardeş kromatitlerin eşit şekilde paylaşımı söz konusu oldu. İki hücrenin genetik yapısı birbiriyle aynı olacak. Ana faz evresinde ne dedim? Kromozomlar kinetokorlarına bağlı iyi iplikleri sayesinde sentromer, o bir arada tutuldukları bölgeden ayrılmaya başlayacaklar. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilmiş olacak. Kardeş kromatitler kutuplara gitmek üzere ayrıldığında artık onlara kromozom ismini verebiliyoruz. Yani normal şartlarda hücrenin kromozom sayısını saymak istediğimizde buna bir kromozom diyorduk. Ana faz evresinde geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkar gençler. Çünkü artık her bir parçaya da kromozom ismini veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 yani eşittir 12 kromozomludur diyeceğiz. Ama geçici olarak aslında 2 katına çıktığını ana fazda olduğu için biliyoruz. Bu normalde 6 kromozomlu bir hücre. Şuradan bölünecek bir hücre, buradan bölünecek bir hücre olacak. Olan her hücrenin kromozom sayısı da 6 olacak en başta olduğu gibi. Geldim telofaz evresine. Telofaz evresi de aslında profazın tersidir diyebiliriz gençler. Profazda olan olayların aksi meydana geliyor. Profazda iyi iplikleri oluşmaya başlamıştı. Çekirdek zarı kaybolmuş, çekirdekçik kaybolmuştu. Şimdi yeniden oluşsunlar. İyi iplikleri profaz evresinde oluşmuştu, telofaz evresinde kaybolmaya başlayacak. Çekirdek zarı ve çekirdekçik hop yeniden oluşacak. Kromozomların yoğunlaşmasıyla kromatin iplikler meydana gelecek. Eskiye dönüş meydana geliyor. Telofaz evresi gerçekleştikten sonra sitokinez meydana gelecek. Yani sitoplazma bölünmesine aslında telofaz evresinde hazırlık yapıyoruz gençler. Eğer hayvansal bir hücre ise boğumlanma dediğimiz olay sonucunda bir hücreden iki yavru hücre meydana gelecek. Bitkisel bir hücre ise ara lemel, ara çeper oluşumu söz konusu. Çok çok önemli, inanılmaz derecede çok soru çıkacak karşısında. Kuvvetle muhtemel yazılıda da hocanız soracak. Hayvansal hücrelerle bitkisel hücrelerin işte sitokinezi arasındaki farkı söyleyiniz. Bitkisel hücreler neden boğumlanamıyor söyleyiniz. Bitkilerde hücre zarının dışında hücre duvarı veya hücre çeperi adını verdiğimiz ölü bir yapı var. Hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz şey boğumlanma yapamaz. O yüzden onlar da içten dışa doğru ara çeper, ara lamel oluşumu söz konusu oluyor. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş oluyor sitokinez sonucunda.
Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine ne ismini verecekmişiz gençler? Sitokinez ismini vereceğiz. Sitokinez genellikle telofaz evresinde başlayacak ve bir hücreden kalıtsal özellikleri birbirinin aynısı iki tane hücre oluşacak. Bitki ve hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi farklı şekilde gerçekleşiyor. Hayvan hücrelerinde boğumlanma meydana geliyor. Burada bulunan hücre iskeleti elemanlarından mikrofilamentler vardı ya. Mikrofilamentlerin kasılmasıyla hücre zarı iki yönden içe doğru boğumlanacak. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. Bitki hücrelerinde ise boğumlanma olmaz. Çünkü onların çeperi duvarı var. Çeper duvar ölüdür. Boğumlanma gerçekleşemiyor. Golgi cisimciğinden ayrılan keseciklerin orta lamel oluşturmasıyla sitoplazma bölünmüş olacak. Orta lamel oluşumu ortada başlayıp merkezden kenara doğru iki yönde ta zara değinceye kadar da devam edecek gençler. Hemen karşılaştırıyorum. Mitoz sonucunda iki tane yavru hücrem oldu. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış evrelerini gerçekleştirdim. Olan iki tane hücrede neler aynı, neler farklı onlara bakalım. Birincisi, iki tane yavru hücrem var. İkisinin de kromozom sayısı birbirinin aynı olması olmak zorunda. Eğer olmuyorsa o mitoz sırasında bir sıkıntı yaşandı demektir. İkisinin DNA miktarı, nükleotit sayısı, dizilişi, genetik yapısı aynı olacak. Aynı genleri bulunduracak, aynı organelleri bulunduracak. Bunda ribozom varsa bunda da var. Bunda mitokondri varsa bunda da var. Bunda Golgi varsa bunda da var diyeceğiz. Ama organel sayısı birbirinden farklı olabilir. Hücrelerin hacmi birbirinden farklı olabilir. Aldıkları sitoplazma miktarı birbirinden farklı olabilir. Bunlar onların genetik yapılarının farklı olduğu anlamına gelmez gençler. Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kalıtsal çeşitlilik varsa, iki hücre birbirinden kalıtsal olarak farklı olduysa, orada bir mutasyon meydana geldi demektir. Hemen devam ediyorum şu görsellerle. Yaslan arkana. Şimdi interfaz meydana geldi. İnterfaz evresinde metabolik faaliyetler arttı, organel sayısı arttı, ATP sentezi arttı, protein sentezi arttı. Hücre bölünmesiyle ilgili gerekli hazırlıklar tamamlandı. En önemlisi S evresinde DNA eşlendi. Daha sonra profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri geldi. Profaz evresinde çekirdek zarı erimeye başlar, çekirdekçik kaybolur, kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomları meydana getirir. Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara gidecek. Telofazda ise çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı. Çekirdekçik yeniden oluştu. Kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliğe dönüştü. Arkasından sitokinez geldi. Sitokinez sonucunda da hop iki tane yavru hücre oluştu. Metafaz kromozomları en net gördüğüm evre. Karyotip amniyosentez çalışmaları metafazda yapılıyor. Anafaz evresinde de geçici olarak kromozom sayısının iki katına çıkması söz konusu oluyor gençler. İkisinin arasındaki farka bakacak olursam, bir sitoplazma bölünmesi farklı, bir de iyi ipliklerinin üretim yeri farklı. Ne yapacağız? Sitoplazma bölünmesine hayvansal hücrelerde boğumlanmayla gerçekleşir diyeceğiz. Bitkisel hücrelerde ise ara lamel, ara çeper oluşumuyla gerçekleşir diyeceğiz. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli iyi ipliklerini üretir diyeceğiz. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmaz. Bunlarda iyi ipliği üretici, organize edici bölgeler var. Bu organize edici bölgeler tarafından iyi iplikleri oluşturulur diyeceğiz gençler. Grafikler üstünden de göstereyim hücre döngüsünde DNA miktarı değişimini. Şimdi DNA miktarı X birim kadarmış.
Ne yaptık? İnterfaz evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşti. 2x'e çıktı. DNA eşlendiği zaman DNA miktarının aslında eşlendiği evrenin S evresi olduğunu görüyorsunuz. İnterfaz sırasında DNA miktarı artık 2 katı. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhasında herhangi bir değişiklik yok. Sitokinez yani sitoplazma bölünmesini gerçekleştirdiği zaman DNA miktarı tekrardan yarıya iniyor. Mitozda genetik çeşitlilik yok. X gram DNA ile başlamıştım. X gram DNA ile bitirdim. Sadece ne oldu? Eşlenme ve bölüşme söz konusu oldu. Kromozom sayısı değişimine de bakacak olursak kromozomlar ne zaman oluştu? Profaz evresinde oluştu gençler. O yüzden mesela kromozom sayısına X kromozomlu diyecek olursak, kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı zaman geçici olarak 2 katına çıktı. Sitoplazma bölünmesiyle de tekrardan yarıya inmiş oldu. Aksında X kromozomlu olarak başladık, X kromozomlu olarak da bitirdik gibi düşünebilirsiniz. Birkaç tane soru çözeyim, dersimizi bitiriyorum gençler. Aşağıdakilerden hangisi mitozun genel özelliklerinden değildir diyor. Bölünme sonunda hücrelerin kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu bir genel özelliktir. Çok hücreli canlılarda tabii ki yaraların onarılması mitozla meydana gelecek. Bir hücreden aynı kalıtsal yapıda iki hücre oluşması tabii ki mitozla meydana gelir. Farklı kromozom sayısına sahip hücrelerde görülebilir. N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz geçirebiliyordu. Tek hücreli ökaryot canlılarda büyüme gelişmeyi sağlar. Hadi oradan. Tek hücreli ökaryot bir canlıyı düşündüğün zaman ne yaptı? Üremeyi sağlamış oldu. Adam zaten tek hücreydi. Hücre bölünmesiyle birey sayısı 2 katına çıkmış oldu. Geldim diğer bir soruma. Olaylarının meydana geldiği mitoz evreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Kromatin iplikler kromozomlara dönüşür. Kromozomların meydana geldiği evre neresiydi? Profaz evresiydi. Tikledim. Hücrenin kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyorsa anafazda sentromer bölünmesi sonucunda bu olay meydana geliyordur. O zaman anafazı da işaretledim. Cevap zaten çıktı. İ ipliklerinin kaybolduğu evre ise profazın tersiydi. Yani telofaz evresiydi. Cevabımız C'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitozda özelliklerinden hangileri farklıdır diyor. Şimdi bitki ve hayvan hücrelerinde iyi ipliklerini oluşturan yapı farklı. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli tarafından bu durum gerçekleştiriyordu. Bitkisel hücrelerde ise sitoplazmada iyi iplikleri organize edici bölgeler ya da mikrotübül organize edici bölgeler vardı. Sitoplazmanın bölünme şekline bakacak olursak hayvansal hücrelerde boğumlanma dediğimiz olay oluyordu. Bitkisel hücrelerde ise ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. Çekirdek bölünmelerinin gerçekleşme sırası Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış sitoplazma bölünmesi şeklinde devam ediyor gençler. Yani farklı olan 1, 2'dir. 3, ikisinde de aynı olacak. Cevabımız da B'ye düşmüş oldum. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda bir hayvan hücresinde meydana gelen mitozun evreleri şematik olarak gösterilmiş. Görsel soru çok fazla karşımıza çıkar. Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz bakacak olursak bir kere burada çekirdek 2 tane oluşmaya başlamış. Bu bizim için hangi evre olacak? Telofaz evresi dediğimiz evre olacak gençler. Burada kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru gidiyor. Kardeş kromatitlerin ayrılıp zıt kutuplara gittiği evre anafaz evresidir. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmişler. Şu ekvator düzlemine dizilen evrede metafaz evresi dediğimiz evredir. Kromozomlar oluşmuş, çekirdek zarı eriyor. O zaman burası da profaz evresi dediğimiz evredir. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodlarsak tabii ki 4 bizim için 3 1 2 şeklinde olmalı.
4, 3, 1, 2 şeklinde olan da cevabımız D'dir gençler. Hemen devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir bitki hücresinin mitozu sırasında gerçekleşmez? Yani bitkilerde olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşmesi. Bitkide olmaz demedik ki, niye olmasın, olur. Mikrotübül organize edici bölgenin iyi ipliği oluşturması. Evet, bitkisel hücrelerde iyi ipliği mikrotübül organize edici bölgeden oluyordu. Kabul ettim. DNA miktarının 2 katına çıkması. Ha, sakın düşme. Bu interfaz evresi dediğimiz evrede. Yani mitozun içerisinde değil. Yaslan arkana. Hücre döngüsünü düşündüğün zaman 2 tane ana evremiz var. Bunlardan birincisi interfaz evresi dediğimiz evreydi. Diğeri ise mitotik evre dediğimiz evreydi. İnterfazı kendi içerisinde G1 evresi, S evresi ve G2 evresi olmak üzere 3'e ayırmış olduk. Mitotik evrenin de bir çekirdek bölünmesini yaptığın mitozu var. Bir de sitoplazma bölünmesini yaptığımız sitokinez evresi dediğimiz evremiz var. Mitozu da profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere kendi içerisinde 4 evreye ayırdık. Baktığımız zaman DNA miktarının 2 katına çıktığı interfazdır. İnterfaz mitozun içinde mi? O bambaşka bir yerde gerçekleşen bir evre. Kromozomların ekvator düzlemine dizilmesi metafaz, gayet mitozun içerisinde. Kromozom sayısının geçici olarak 2 katına çıkması anafaz, gayet mitozun içerisinde gençler. Şöyle bir bakıyorum, dersimizin sonuna geldik aslında. Mitozun genel özelliklerini bitirdik gençler. Bir sonraki dersimizde hücre döngüsünün kontrolünden bahsedeceğim. Aslında biraz kanser oluşumundan, tümör oluşumundan bahsetmiş olacağız. Özetleyelim, bitirelim. Mitoz sonucu oluşan hücreler birbiriyle aynı, ata canlıyla birebir aynı yapıda olmak zorundaydı, unutmayın. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken çok hücreli canlılarda büyümede, gelişmede, yaraların onarımında etkiliydi. Mitozda çekirdek bölünmesi sırasında profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri meydana geliyordu. Bu evrelerde gerçekleşen farklı olaylar ile bir çekirdekten 2 tane çekirdek oluşuyor. Sonra sen ne yapıyorsun? Sitokinez, yani sitoplazma bölünmesini gerçekleştiriyorsun. Böylelikle bir hücreden 2 tane yavru hücre oluşuyor. Bitki ve hayvan hücrelerinde iyi ipliklerinin üretim yeri farklı. Bir de sitokinezin gerçekleşme şekli farklıydı. Unutmayın diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve böylelikle dersimizi de bitirmiş olalım. Gençler, dediğim gibi bir sonraki derste hücre döngüsünün kontrolünden bahsedeceğiz. Bir sonraki derse kadar görüşmek üzere. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Herkese merhabalar. 10. sınıf hikaye konumuza başlıyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte sadece 10. sınıfta değil, aynı zamanda ileride gireceğimiz AYT'de de karşımıza mutlaka bir sorunun geldiği, sadece okul yazılarımızda, okul sınavlarımızda değil, üniversite sınavında çıkan önemli bir konuyu, hikaye konusunu anlatacağız. Hocam bize hikaye anlatmayın diyebilirsiniz ama anlatacağım hikaye önemli. Çünkü burada üniversite sınavlarında ve yazılarınızda mutlaka gelen bir konuyu öğreniyoruz. Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, mesneviler, Tanzimat, Servet Fünun ve Milli Edebiyat döneminde hikaye konusunu öğreneceğiz. Çok kolay bir konu, çok lokum bir konu. Hiç endişelenmenize gerek yok. Videomuzun sonrasında Dinamo Soru Bankamızdan ve Sıfırdan Ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan sizlere ödevler de vereceğiz. Bu kitapları şimdi göstermiyorum. Bu kitapları dersin sonunda ödevler vereceğim. Ama şimdi arkanıza yaslanın. Ardından da mükemmel bir şekilde dersimizi bitirelim. Şimdi öncelikle bu süreç, mesela şu sayfa üniversite sınavında çıkmış. Demiş ki destandan halk hikayelerine geçişin ürünü nedir demiş. Seçeneklerde doğru cevap da Dede Korkut hikayeleri olmuş. Yani bizler destansı şeyler anlatırken, böyle Göktürk destanı, Ergenekon destanı, Türeyiş destanından bir anda halk hikayelerine geçmişiz. İşte bu geçiş esnasında geçiş dönemine ait Dede Korkut hikayeleri var. Buradaki sözlü dönem, buradaki sözlü dönem, ama bu Dede Korkut hikayeleri sonradan yazıya geçirilecek ve şimdi daha fazla yenileri de bulundu ama 12 hikayeden oluşan, hani hem şiir hem düz yazı var.
Konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düzyazı şeklinde, tam bir geçiş dönemi eseri. Yani Allah diyor, Ramazan diyor, peygamber diyor, Muhammed diyor, peygamberimizden bahsediyor ama eski Türkçe ve eski ögeleri de görebiliyoruz. Şimdi sonrasında halk edebiyatında halk hikayeleri var. Sonra da Tanzimat döneminde gerçek hikayeler gelecek. Yani işte Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat gibi eserleriyle ilk hikaye edebiyatımıza girecek. Ya da Emin Nihat'ın Müsameretnameleri gibi. Şimdi bize üniversite sınavında şunu sormuş. Sadece buradan buraya geçen eseri nedir diye sormuş. Mesnevilerin hikayeleri ne alakası var hocam? Mesneviler de esasında böyle beyitler halinde yazılan şiir ama eskiden olaylar hep böyle şiirlerle aktarıyormuş insanlar. Şimdi Dede Korkut hikayeleriyle başlıyoruz. Sınavınızda Dede Korkut hikayelerinden %100 soru gelecek. O yüzden burayı dikkatli dinleyin. Üniversite sınavında da bu konudan soru gelme ihtimali %49'dur arkadaşlar. Yani çok yüksek bir ihtimal gelir. Şimdi yani sadece Dede Korkut hikayelerinden sorudan bahsediyorum. Yani %100 gelecek diyemezsin üniversite sınavında ama çok önemli bir konu. Eserin asıl adı Kitabı Dedem Korkut Âlâ Lisân-ı Taife Oğuzhan'dır. Bunu zor bir bilgi olarak kazıkçı hocalar sorar. Yani eserin asıl adını yazınız diyorsa bu hoca kazıkçı bir hocadır. Yapacak bir şey yok. Bu çok zor bir bilgi. Bir ön söz 12 hikayeden oluştuğunu bilmeniz lazım. Bunu herkes bilir. Yeni bulunan nüshalarda bir hikaye daha rastlanmıştır. Yeni nüsha bu. 9 ve 11. yüzyıllar arasında oluştuğunu bilmemiz lazım. Kuzey Anadolu bölgesi derleniyor. 15. yüzyılda yazıya geçirildiğinde sorarlar. Demek ki bak Dede Korkut hikayeleri 12 hikayeden oluşuyor. Artı bir yeni bir bulunanı var. 11. yüzyılda yazıya geçiriyor ve 15. yüzyılda da 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor, 11. yüzyılda bulunuyor diyebiliriz, oluşuyor diyebiliriz. Şimdi burada altını çizeceğim özellikleri %100 bilmeniz lazım arkadaşlar. Anonim hikayelerdi. Yani Dede Korkut hikayelerinin yazarı kimdir? Bu üniversite sınavında çıkmış, defalarca sorulmuş. Peki hocam niye sürekli üniversite sınavından bahsediyorsunuz? Çünkü üniversite sınav soruları da sizin okul yazılı sorularınız da Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlanıyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında bu var yani. Anonim hikaye olduğunu soruyorlar size. Destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliklerini gösterir. Bunu da zaten az önce dersimizin başında söylemiştik. Demiştik ki destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin eserinin adı nedir demişlerdi 1990'lı yıllarda üniversite sınavında. Dolayısıyla biz bunu da bilmemiz lazım. İslamiyet öncesi ve sonrası yaşam tarzı özellikleri bir arada görülür. Demiştim ki hani hem peygamber, Muhammed, Allah, Ramazan, böyle namaz, niyaz bunlar da var. Ama peygamberimizin adı da var ama İslam öncesi ve sonrası yaşam tarzı ikisi de var demiştim. Öncesi var demiştim. Şiir düzyazı karışık halde yani konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düzyazı şeklinde oluyor. Yazılıya geçirili dönemi dil ve anlatım özelliklerini gösteriyor. Geçtiği coğrafya olan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı. Hazar Denizi'nin doğusu yani bugünkü Azerbaycan, batısı Azerbaycan olmuş oluyor. İşte doğusunda İran, Horasan o bölgelere gidiyor. Çok kahraman ortak olan bağımsız hikayelerden oluşuyor. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu edinir. Bakın bu da çıkar sınavda. Konu nedir der? Oğuzların hayatı ve komşularıyla olan mücadeleleri. Olağanüstü varlıklar yapılan mücadeleler ve sevda konuları. Bak sevda birinci konu. Olağanüstü varlıklarla da mücadele ediyor. Mesela Deli Dumrul hikayesinde Deli Dumrul Azrail ile mücadele ediyor. Sen Azrail ile nasıl mücadele edeceksin? Töreler ve gelenekler doğal çevre içinde hikaye ediliyor. O zaman kesin bilmemiz gerekenler. Anonim olduğu, destandan halk hikayecilerin geçiş özelliği gösterdiği, İslamiyet öncesi ve sonrası yaşama tarzını bir arada sunduğu, nazım ve nesir, şiir ve düzyazı bir arada, olayların geçtiği yer belki sormaz hocanız ama Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerin konu edindiğini sizlere okul yazılınızda ve sınavlarınızda ve üniversitede kesin soruyorlar arkadaşlar. Burayı bilmeyi unutmayın arkadaşlar. Töreler ve gelenekler doğal çevresini hikaye dedik. Şimdi mesela burada Kanlı Kocaoğlu Kan Turalı boyu ile alakalı bir hikaye var. Bak olayları düzeli şeklinde anlatıyor. Sonra dedi ki diyor ve konuşuyor. Karşı yatan kara dağını aşmaya gelmişim. Akıntılı suyunu geçmeye gelmişim. Diye konuştuğu anda şiir başlıyor. Demek ki bakın burayı gösteriyorum. Olaylar düzyazı şeklinde arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinde. Konuşmalar ise şiir şeklinde. Bunu size bu şekilde bir metin verip bunu incele diyebilir. Buna konuşmalara nazım diyeceksiniz. Yani şiir şeklinde yani nazım şeklinde. Olaylara da nesir şeklinde diyebilirsiniz. Bu da önemli arkadaşlar. Dede Korkut kim peki? Dede Korkut Türk töresini temsil eder. Yani kanunların hukukunu temsil eder. Dede Korkut hikayenin anlatıcısıdır. Bir kahraman değildir. Dede Korkut böyle bir işte ülkenin kralı falan değil, hakimi değil. Sadece bir anlatıcı. Deli Korkut'u bitirdik. Artık hem üniversite sınavı açısından hem yazılarınız açısından biliyorsunuz. Bence ise Deli Dumrul'un hikayesini inceletip Deli Dumrul'un hikayesini soracaktır hocanız. Bunu bilmenizi isteyebilir. Hikayenin konusunu bile sorabilir. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatım türüne bakın. Uzun
ve gerçeğe yakın olaylar. Bak gerçek ya da gerçeğe yakın. Ama Deli ve Korkut'ta birazcık olağanüstülükler vardı. Bakın burası önemli. Olağanüstülükler vardı. Şu kısmının altını çizmişim hatırlarsanız. Olağanüstü varlıklar. Yani Azrail ile mücadele etme olabiliyor. Ama mesela şeyde şu kısımda destandan halk hikayesine geçtik ya. Bu destanda olağanüstülük daha da fazla. Burada olağanüstülük azalıyor. Burada tamamen artık gerçekçiliğe geçiyor. Anonim ne demek diye güzel bir soru gelmiş. Gerçekten önemli bir soru. Hemen yazıyorum anonimin olduğunu şuraya. Yazarı belli değil. Aman yazalım. Yazarı belli değil. Kim yazdı belli değil. Yani sahibi belli değil. Mesela atıyorum. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy. Ama atasözlerinin sahibi kim? Belli değil. Atasözü. Bu da atasözü hikayesi. Atasözleri gibi. Yani yazarı belli değil arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Halk hikayelerinin genel özelliklerine. Bu da yine anonim. Halkın ortak malı. Olaylarda ve kişilerde olağanüstülük azalıyor. Gerçek ve gerçeğe yakın. Aşk ve kahramanlık konuları var. Yine şiir düz yazı karışık şekilde. Şiirler saz eşliğinde dile getirilecek. Masal, efsane, menkıbe, fıkra, dua, beddua deyim atasözü bilmece içerebilir. Şimdi bilmece ile atasözünün ne olduğunu biliyorsunuz. Deyimin ne olduğunu biliyorsunuz. Bedduayı da biliyorsunuz. Allah kimseden beddua yaptırmasın. Duanın ne olduğunu biliyorsunuz. Fıkranın ne olduğunu biliyorsunuz. Menkıbe de din büyüklerinin böyle ya denilen hikayeler. Yani işte böyle hani bir din büyüğü böyle böyle yapmış. İşte bir halife veyahut da bir evliya bir sorun yaşıyor. Ve sonrasında çözülüyor ve sonrasında diyoruz. O tarz ders çıkarılan hikayelere menkıbe diyoruz. Efsaneleri biliyorsunuz. İnanışı anlatıyor. Masalları zaten biliyorsunuz. Şimdi burada arzu ile kamber. Direkt hemen hop kalp yapabiliyorsunuz. Halk hikayeleri meddahlar yani tek kişi gösteri yapan kişiler veya aşıklar tarafından anlatılıyor. Bakın yine olaylar gördüğünüz gibi olayları böyle oldu şöyle oldular düz yazı şeklinde. Konuşmalar ise bak kamber kıza su gelir kepçek kepçek arzum gelir köynecek diye konuşmaları şiir şeklinde yapıyor. Konuşmalar dedik. Konuşmalar nazım yazıyorum yine arkadaşlar. Olayları da yine nesir diye yazıyorum. Buraya not düşüyorum. Halk hikayelerinin bölümleri bunu da hocanız sınavda %51 soracaktır. Yani %100 demiyorum bu sefer Dede Korkut gibi. Bunu eğer işlediyse soracaktır. Fasıl burada dinleyiciye olayları hazırlamak için bir takım şiirler, türküler okunuyor. Tamam mı? Döşemede olayın zamanı belirtiliyor. Kişiler ve mekanlar tanıtıyor. Yani döşüyor. Böyle anlatıyor. Bak bakın hani biz evimizin eşyalarını döşerken ne yaparız? İşte kanepeyi şuraya koyarız. Sehpayı buraya koyarız. Şeyi oraya koyarız. Vazoyu buraya koyarız. Burada kişileri ve mekanları tanıtıyor. Olayın zamanı belirtiyor. Asıl konu hikayenin özünü oluşturan olaylar anlatılıyor. Ve asıl kahramanların olay öncesindeki yaşamı ile hikaye başlanıyor. Sonuç ve duada olaylar sonuçlanıyor. Kerem ile Aslı. Arzu ile Kamber. Tahir ile Zühre hikayeleri mutsuz bitiyor. Yani sevenler kavuşamıyor. Vuslat sevenlerin kavuşması öbür dünyaya kalıyor. Gerçekten ağlayabilirsiniz şu anda. Efsaneye baktığımızda ise inanış. Sevgililerin mezarlarında iki gül bitiyor. Bu güller kutsal günlerde birbirine sarılır veya mezar çevresi iki kavak ağacı büyür. Bu ağaçlar iki kuş konar ve bunlar ötüşür. Diyeceksiniz ki hocam manyak mısınız? Ne anlatıyorsunuz? Bakın burası çok önemli. Üniversite sınavında size bir döşeme bölümü verilip ya da bir fasıl bölümü verip bu masalın halk hikayesinin hangi bölümü diye sorabilirler. 2021 yılında üniversite sınavında aşağıdakilerden hangisi masalın döşeme bölümüne aittir dedi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde pireler teller iken, develer berber iken ifadesinin geçtiği seçenek doğru cevaptı. Ve bu soruyu doğru yapanlar bir integral, bir türev, bir fonksiyon sorusu yapmış kadar puan alıp üniversiteye yaklaştılar. Dolayısıyla bu bilgiler çok değerli arkadaşlar. Eğer ileride iyi bir üniversiteye girmek istiyorsanız bunları bilin. Geldik buraya. Cenkname. Cenkname'nin biz geleceğini düşünüyoruz üniversite sınavında. Uzun zamandır Milliyetin Bakanlığı kitaplarında var. Bununla alakalı direkt Cenkname'nin olduğu soru gelebilir. Dikkat edin. Din adına yapılan savaşlarda gösterilen kahramanlıkları anlatan hikayeler. O zaman din adına yapılacak. Sözlü kültürde doğan Cenkname'ler. Cenk savaş demek. Sonraları yazıya geçiriliyor. Cenkname'ler kahramanlık konulu hikayeleri arasında yer alıyor. Hazreti Ali Cenkname'leri var. Hazreti Ali'nin kahramanlıkları etrafında gelişiyor. Kaynağını Kur'an-ı Kerim. Hadisler yani peygamberimizin sözleri İslam tarihi ve Arap-Fars edebiyatları oluşturuyor. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da tercüme, telif ve adaptasyon yani çeviri yoluyla işleniyor. O zaman Hazreti Ali Cenknameleri nedir derlerse Hazreti Ali'nin kahramanlıkları etrafında gelişen hikayeler. Şimdi halk hikayenin türleri var. Aşk konulunu zaten anlarsın yani. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Erciş ile Emrah ile Selvihan gibi. Aşık garip zaten belli. Kahramanlık konularının ismini be. Köroğlu, Hazreti Ali Cenknameleri. Hem aşk hem de kahramanlık konulu olanlar var. Kirmanşah, Yaralı Mahmut gibi. Bunlar direkt olarak isimden yakalamanız lazım. Yani Köroğlu diye bir aşk olmaz. Köroğlu belli. Adam kahraman yani. Hazreti Ali aşk olamaz. Hazreti Ali
cihat yapan, savaşan, İslam dini yaymak için uğraşan kişi. Dolayısıyla ama belli Kerem ile Aslı. Ya belli adamlar birbirlerini yazıyorlar. Tahir ile Zühre. Tamam mı? Buradan anlayacaksınız. Burada Türk edebiyatı kaynaklı, Arap İslam kaynaklı ya da Hint İran kaynaklı olanları da size hocanın zor bir soru olarak sorar. Bu kısmını bilmenizi gerektirdiğini söylüyoruz. Geldik Mesnevi'ye. Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli olan aruz vezinin kısa kalıplarıyla yazılan divan şiirinin en uzun nazım biçimine ne seviyoruz? Şimdi bunu şiir konusuna gelince göstereceğiz. Divan şiirinde beyitlerle yazılan şeyler var. Hatırlarsanız şu mısraydı, şu beyit oluyordu böyle 2-2 giderse beyit oluyor. Bak şunlar böyle 2-2 giderse beyit oluyor. 4-4 giderse de dörtlük oluyordu. Şimdi bu beyit ya, böyle gazeller, kasideler farklı oluyor. Mesneviler farklı oluyor. Bunu bilmenizi isteyecekler. Bilhassa şiir konusunu işledikten sonra hocanız kesin soracak. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Şimdi böyle 5-15 beytten oluşsa gazel oluyor. Bak 5-15 beytten oluşursa gazel. 33-99 beytten oluşursa kaside oluyor. 33-99. Burada 33-99'u çizemem. Bak şuraya dikkat ediniz mi? Şunlar uzun uzun çizim. Bunu ise kısa kısa çizim. Bu birincisi sınırsız beytten oluşuyor. Sınırsız beytten oluşuyorsa yani 55 bin beyit olanlar var. Mesnevi oluyor. Ve aruzu kısa kalıplarıyla yazılıyor. Bir önemli detay daha var. Bunu da soracaklar size yazılınızda. Gazeller AA, BA, CA, DA, EA diye gidiyor. Yani sen burada yakaladın. Uyağı, kafiyeyi buralarda da kullanıyorsun. Bak burada da, burada da, burada da, burada da. Burada mihnet dedin ya. Burada işte zihnet, köhnet. Yani bir yakalaman lazım. Kasidede de benzer durum var. Yani çok fazla uzatamazsın kasidede de. DA diyelim, EA diyelim. Ama mesleği nasıl biliyor musun? Kendi içine uyakla. AA dedin. Kendi içine uyak yaptın. Sonra BB diyorsun. Sonra CC diyorsun. Sonra DD, EE, FF, GG. İstediğin gibi takıl. Kimse sana karışamaz. Dolayısıyla sınırsız yazabiliyorsun. Bu üç farkı hem yazılarınızda hem üniversite sınavlarında soruyorlar. Dolayısıyla biz şu anda mesleği işleyeceğiz. Gazel ustalık şiiri. Kaside belli bir kasıtla yazılan böyle padişahı övmek için ya da peygamberimizi övmek için yazılan şiirler. Mesnevi ise bildiğin roman. Bildiğin hikaye. Aşk anlatıyor adam. İşte şu şuna gitti, şu onu sevdi, ondan ayrıldı, sonra bitti. Hani sen şu anda ne yapıyorsun? Dizi izliyorsun. Bir aşkı görmek için, zengin kız fakir olan aşkını görmek için ya da buna benzer bir şey görmek için ne yapıyorsun? Yabancı ya da Türk dizisi izliyorsun. O zamanlar televizyon yok. O zamanlar internet yok. Adamlar ne yapacaklar? Şiir yazıyorlar. O şiirleri de dinliyorsun, duygulanıyorsun. Sen de sevgilinle kendi aranda bağlantı kuruyorsun. Siz nasıl televizyondaki dizileri izlerken ya da internetteki dizileri izlerken kızın yerine kendinize, oğlanın yerine kendinizi koyuyorsunuz ve bir duygu geçişi yaşıyorsunuz. O dönemde de insanlar mesnevileri okuyaraktan aa Tahir Zühre çok tatlı ya falan böyle heyecana geliyorlar. Niye? Çünkü televizyon yok, radyo yok, internet yok. Dolayısıyla manyak mıymış insanlar eskiden diye dinlemeyin, dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi Mesnevi, her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli, aruz vezinin kısa kalıplarıyla yazılan divan şiirinin en uzun nazım biçimine Mesnevi diyoruz bak. Her beytin dizeleri kendi arasında kafiyeli. Yani az önce çizdiğim şey AA, BB, CC diye gidiyor. Aruz vezinin kısa kalıplarıyla yazılan, bak gazeller böyle böyleydi ama mesleğini kısa kısa yazmışım. Divan şiirinin en uzun nazım biçimiydi. Niye en uzun nazım biçimi hocam? Onu da yazdım. Bak bu 5-15, bu 33-99, bu sınırsız. En uzun bu. Bak gazel 5-15, kaside 33-99, mesleği ise sınırsız demiştim. Devam ediyoruz. İran edebiyatının ortaya çıkıyor. Sonra bize geçiyor. İlk Mesnevi, bakın bunu da sorarlar. Bu da çok önemli bir bilgi. Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig, yani Mutluluk Bilgisi adlı eser. Günümüz roman ve hikayesinin yanı tutan uzun soluklu eserler. Şimdi Mesnevi'nin genel özellikleri. Şöyle bir kez daha Mesnevi'yi şöyle çiziyorum ki zihninize canlansın Mesnevi. Şimdi bak ne diyor? Nazım birim beyittir. Aha bu işte. Beyit sayısının belli bir sınırı yoktur. Infinity işareti koydum. Sonsuzluk. Her beyit kendi içine uyaklıdır. AA, BB, CC, DD diye gidiyor. Aruz'un kısa kalıpları yazılır. Bak kısa, uzun değil. Aşk, savaş, kahramanlık, tasavvuf gibi konular işlenir. Tasavvuf neydi? Allah sevgisi, Allah'a kendini teslim etmek. Beyitler arasında konu birliği vardır. Yani burada bir şey bahsediyorsa kendi içine bütün olacak. Hamse'de eşittir 5 çarpı mesnevi. Arapçada hamse 5 demek. Vahid, isnani, selase, erba, hamse. Hamse 5 demek, 5 mesnevi demek. Divan edebiyatı 5 mesnevinin bir araya toplanmasından oluşan eserlerdir. Bakın bu çıkmış üniversite sınavında. Edebiyatımızda ilk hamse sahibi sanatçı Alişir Nevai'dir. Bu kimdir diye soruyor. Net bir şekilde biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir mesnevi. Kıssa gussa, kulak tatlurak, kişi kişi, server peygamber, anun canun. Yani AA, BB, CC, DD'yi gösteriyoruz. Aruz'un kısa kalıplarıyla. Zaten Yusuf'u görünce ha bu Yusuf Züleyha diyebilirsin.
Zih-i Şirin söz Yusuf kıssası, dinleyenin gide gönlü kıssası. İndi dinlen sözüme tutun kulak, bir söz eydem kim şekerden tat durak. Yani şimdi beni dinleyin diyor, şekerden tatlı sözler anlatacağım diyor. Başlıyor hikayeyi anlatmaya, bir hikaye anlatıyor esasında. A, A, B, B, C, C şeklinde gidiyor. Edebiyatımızdaki belli başlı mesnevileri hocanız hangilerini yazdırdıysa yazılarınıza onu sorar. Peki üniversite sınavından hangileri çıkar? Bu sayfadan üniversite sınavında %100 trilyon soru geliyor arkadaşlar. Yani bir sene Garipname'yi sorar, bir sene Mantık-ı Tayrı sorar, bir sene Risaletin Hüseyi sorar, bir sene İskendername'yi sorar, bir sene Hayrabat sorar, bir sene Hüsnü Aşk'ı sorar. Ama mutlaka bu sayfayı alıp küçültüp üniversite sınavında yanınıza kopya olarak götürseniz mutlaka mutlaka bir soruyu doğru yaparsınız. Dolayısıyla çok değerli bir sayfa. Şeyhat Hamza'nın Yusuf-ı Zeliha'sı, Yunus Emre'nin Risaletin Hüseyi'si en çok çıkanlardan biri bu. Gülşehri'nin Mantık-ı Tayrı, Aşık Paşa'nın Garipname'si, Ahmedi'nin İskendername'si, Süleyman Çelebi'nin Vesiyetin Necatı. Peki hocam diyebilirsiniz ki hocam biz bunları nasıl aklımıza tutacağız? Üniversite sınavına geldiğinizde bunlarla alakalı süper taktikler vereceğim size. Ama şimdiden bir tane taktik vereyim. Mesela diyoruz ki Aşık Paşa Garipname haricinde bir de Fakirname yani Fakirname diye de bir eseri var. Tamam mı? İskendername'nin Ahmedi'nin aynı zamanda Cemşüdü Hürşit diye de eser var. Diğer eserlerini ezberlemeniz gerekiyor mesela. Ya da ne diyebiliriz mesela? Başka kimi söyleyebiliriz? Gülşehri'nin Felekname diye de eseri var. Hocam bunları niye yazıyorsunuz? Daha da kafamız karışsın diye mi? Hayır. Ben şöyle öğretiyorum öğrencilerime. Diyorum ki mesela diyorum. Yunus Emre hani en büyük. Türk Edebiyatı en büyük ya. Bize nasihat veriyor diyorum. Bak, Yunus Emre bize nasihat veriyor. Buradan aklınıza tutunuyorum. Gülşehri, Gül abla Felekten bir gün çalıyor, diyeti bozuyor ve mantı yiyor diyorum bak. Felekten bir gün çalıp mantı yiyor diyorum. Aşık insan gariban ve fakir olur diyorum. Artık onu nasıl çevirirseniz. Aşık insan gariban ve fakir olur diyorum. Ahmet diyorum. İskender yedi ve yanında da Hurşit yani Turşit diyorum. Hatta sonrasında da göbeğini eritmek için teravihname, teravih namazına gidiyorum. Teravihname diye de eseri var. Yani iftardan sonra Ramazan'da teravih giderler ya böyle uf, göbek şişti diye onun gibi. Ahmet, İskender yedi turşuyla diyoruz mesela. Süleyman Çelebi Vesilet-i Necat. Bunun esas adı Mevlüt. Yani biz halk arasında ne diyoruz ya. Ay çocuğa Mevlüt okutalım. İşte amcama Mevlüt okuttuk falan. Bu Vesilet-i Necat. Esas da peygamberimizin hayatını anlatan kurtuluş vesilesi anlamına gelen bir eser. Süleymaniye Camii'nde Mevlüt okuttular diyorsunuz mesela. Ya da Şeyhi'nin en önemli eseri Harname. Şeyh Galip'in en önemli eseri Hüsnü Aşk. Bak Şeyhi bir kelime, Harname bir kelime. Şeyh Galip iki kelime, Hüsnü Aşk iki kelime diye ezberletiyoruz. Ya da Nabi öğüt verir. Bak Nabi'nin öğüt verdiği çok sorulur üniversitede. Abi öğüt verir. Bizim hayırlı insan olmamızı ister diye aklınıza tutacağız. Merak etmeyin. Şu anda ben bunu öyle bir anekdot olarak verdim. Ama bu şekilde eserlerini ezberlemeniz çok kolay. Çünkü bu adamların gerçek adı değil. Adamın takma adı. Yani mesela adamın adı başka Mehmet. Adam kendine Fuzuli diyor yani. Gereksizim ben diyor. Leyla ve Mecnun, Bengi Bade gibi eserler ya da Nabi abi yani esasında. Böyle bir sürü taktik var onları göstereceğiz. Şu anda bunlardan hangisini bilelim hocam derseniz yazılınız için söylüyorum. Hocanız hangilerini yazdırdıysa onları bilin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Edebiyatımıza hikaye baktığımızda, Tanzimat Edebiyatı hikaye baktığımızda Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemine kadar hikaye türünün yerini destan, efsane, mesnevi halk hikayesi ve masallar tutuyor. Ama sonradan biz yüzümüzü batıya çeviriyoruz. Yani şunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir çakma bir Avrupa haritası çizecek olursak şöyle tamam mı? Şöyle bizim Anadolu'muzu çizelim şöyle. Şöyle Afrika'yı çizelim tamam mı? Bizim kurulduğumuz yerlerden yani şu Orta Asya'da kurulduk ya. Şura Madagaskar olsun. Şura Kıbrıs olsun. Şura Orta Asya'da kurulduk ya. Biz sonra buralara geldik sonra Anadolu'ya geldik. Şu Türk bayrağının olduğu yere geldik. Biz yıllarca Orta Asya'dan Horasan'dan buraya geldiğimiz zaman hep Doğu kültürünü alıyoruz. Zaten Amerika keşfedilmiş, Amerika keşfedilecek. Sonradan ona da yeni dünya diyecekler. Avrupalılar Amerika keşfedince yeni dünya diyecekler. Amerika keşfedilir. Bunlar zengin olunca, Avustralya'yı keşfedince, dünyadaki Afrika'yı keşfedince bu adamlar, yani coğrafya keşfedilir yapınca, zengin olunca biz yüzümüzü mecburen batıya çevirmek zorunda kalıyoruz. Eskiden doğu daha zengin. Sonra batıya çeviriyoruz. Ve batıda kim var? Hristiyanlar var. Yani Avrupalılar var. Avrupalılar yüzünü çeviriyoruz. Avrupa'da da Fransızca çok güzel. Yani Fransızca konuşmaları dinlerseniz böyle çok akıcı, böyle çok leziz gelir. Doğuda da İranlıların dili çok güzel. Mesela İranlıların bir konuşmasını dinleyin. Kuş ötüyor zannedersiniz. Çok güzel, çok güzel konuşurlar. Mesela veyahut da bir Cezayirlerin konuşması mesela ağlıyor zannedersiniz böyle. Veyahut da bir Fasların konuşması kavga ediyor zannedersiniz. Ya da Arapların konuşması ile Kur'an-ı Kerim farklı tabii. Kur'an-ı Kerim dinlediğinizde duyduğunuz şey bambaşka bir şey. O Kur'an-ı Kerim de bir şiir şeklinde hafızlar aklında tutunlar diye. Yani dolayısıyla biz de yüzümüzü batıya çeviriyoruz.
Diyeceksiniz hocam niye İngilizceyi değil de Fransızca örnek aldık? Fransızlar edebiyatta çok üstünler, çok iyiler yani. Biz de Fransızlara yüzümüzü çeviriyoruz. Böyle Fransızların kültüründen esinleneceğiz. Böyle işte o dönemde varlıklı ailelerin çocukları gidip Fransızca öğrenecekler. Hatta günümüzde de belki İstanbul'da olanlar varsa bilirler. Bir sürü azınlık Fransız okulu var. Yani işte Dame de Sion, Saint-Pierre, Saint-Michel, işte Saint-Joseph, Saint-Benoît. Bir sürü Fransız okulu var. Niye? Çünkü bunlar o dönemden kalmış. O dönemden böyle Fransızlara biz böyle çok özeniyoruz. Onun öncesinde İranlara özeniyoruz. Farsça, of Mesnevi çok güzel, Allah'ım İran dili falan. O zaman İranlara özeniyoruz. Şimdi bunların yerini eskiden destanlar, efsaneler var. Sonra artık günümüzü hikayeye çeviriyoruz. Çünkü dünyada hikayeler de olacak. Mesela Decameron diye Boccaccio tarafından bir hikaye yazılacak. Dünyadaki hikayeyi kabul edecek. Biz onlardan esinleneceğiz. Türk edebiyatında batılı anlamdaki hikaye Tanzimat döneminde tanışıyor. Batıdan hikaye çevirileri yapılıyor. Wow diyoruz. Ve sonra ilk yerli hikaye örnekleri veriliyor. Bunu sınavda %100 sorarlar. Üniversite sınavında da, yazılımızda da. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif Rivayet adı serisindeki hikayeler, yani Latif Rivayetler, edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeler kabul ediliyor. Bunu da %100 sorarlar. Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler kitabındaki hikayelerde Batı tekniğine uygun ilk hikayeler kabul ediliyor arkadaşlar. İlk hikaye örnekleri. Demek ki Letaif Rivayet Ahmet Mithat Efendi'nin, Küçük Şeyler'de Sami Paşazade Sezai'nin öyküleri, bunları bileceğiz. Şimdi Tanzimat iki döneme ayrılıyor. İlk dönemde böyle biraz daha toplum için sanat yapılıyor. Toplum için sanat yapıldığı için bu dönemde sanatçılar biraz daha özgür. Sonra biz 93 Harbi'nde Ruslara kaybediyoruz. Ruslar ta Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Ayasofonos Anlaşması yapmak zorunda kalıyoruz. Ve Padişah Abdülhamit diyor ki yeter diyor. Ülke elden gidiyor. Bir baskıcı dönem, istibdat dönemi başlıyor. Dolayısıyla sanatçılar da sanat için sanat yapıyorlar o dönemde. Yani artık etliye sütlüye karışmıyorlar. Toplumsal konulara girmiyorlar. Şimdi Tanzimat birinci dönem hikayesinde romantizm var. Yani duygular esere yansıtılıyor. Konular günlük hayattan ve tarihten alınacak. Bak burada tarihe girilmiyor çünkü siyasi olabilir diye. Duygusal acıklı konular var. Bu tarafta ise romantizm, realizm ve naturalizmden etkileniyor. Yani real, İngilizce biliyorsunuz artık hepiniz. Real, gerçekçi demek. Gerçekçilik var burada hikayelerde. Ve konular sadece günlük hayattan alınacak. Ve Batı tarzına daha uygun, daha teknik hikayeler yazılacak. Burada da işte Nabizade Nazım, Recaizade gibi sanatçıları göreceğiz. Şimdi burada neleri bilelim hocam? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayatı, hocanız yazdırdıysa Kısadan Esesi, Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyleri. Bunları kesin bilin. Diğerlerini hocanızın yazdırmasına göre gidin. Mesela Nabizade Nazım'ın Yadigarları'nı hocanız yazdırmadıysa ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Serdi Fırın döneminde hikayeye baktığımızda ise istibdat devam ediyor. Servet-i Fünun ne? Bir dergi esas. Servet-i Fünun diye böyle Servet-i Fünun diye bir dergi var. Bu dergi, tabi Arapça o zaman daha 1928 harf devrimi olmamış. O derginin etrafında toplanan sanatçıların çıkardığı eserler var. Onlara da edebiyatçılar, bunlar Servet-i Fünuncu diyor yani. Servet-i Fünun döneminde olay hikayeleri yazılıyor. Gerçek hayat sahnelerine yer veriliyor. En çok aşk, aile, evlilik gibi temalar var. Servet-i Fünun edebiyatı deyince aklınıza hemen mutlaka okumuşsunuzdur bu romanı. Halis Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnun romanı canlansın. Okumadıysanız da dizisini zaten televizyonda 7000 kez yayınladılar. Mutlaka denk gelmişsinizdir. O dönemin insanı düşünün böyle. Bihter, Efendim Adnan, Oldu Behlül, Al Gülüm Beşir, bu tarz şeyler yani böyle konak hayatı. Bireysel duyarlılığa bağlı olarak toplumsal temalara da giriliyor. Romana göre yalın bir dil var. Yer yer Anadolu açılma da var. Burada Halis Ziya, Mehmet Rauf, zaten Halis Ziya Uşaklıgil'de Aşk-ı Memnun'u yazar. Ama Aşk-ı Memnun bir roman. Oraya dikkat edin. Sakın kafanız karışmasın. Burada Halis Ziya'nın öyküler olduğunu bileceğiz. Mehmet Rauf'un, Hüseyin Cahit Yalçın'ın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun. Bunu biz sorabilirler diye düşünüyoruz. Siz burada yine hocanızın yazdırdıklarınıza göre hayal edin, gidin. Bunların hepsini ezbere bilin diye bir kazanım yok. Ama hocalar 100 alan öğrenciyle 50 alan öğrenciyi ayırmak için birkaç tane eserin ismini söylüyor. Ve bunu da sınavda sorabiliyor size. Buna karşı hazırlıklı olun arkadaşlar. Gelelim Milli Edebiyat döneminde hikayeye. Burada hemen ne yapıyoruz? Bayraklarımızı asıyoruz. Niye? Bu dönemde hikayeler en üst seviyede. En kaliteli. Yani şu anda Servet-i Fünun hikayesini okusanız bu ne ya diyebilirsiniz. Ama Milli Edebiyat hikayesini okusanız tüyleriniz diken diken olur. Milli Edebiyat hikayesini okuduğunuzda çıldırırsınız. Gerçekten mükemmel hikayeler. Yani ağlarsınız. Çok yani kitap okumaya aşık olursunuz. Kitap okumaya başlarsınız. Şimdi Türkçülük ve realizm akımlarından etkileniyor. Yerli ve milli kaynaklara dönülüyor. Memleket gerçekleri ve yerli hayatın yansıtılması amaçlanıyor. Kurtuluş Savaşı ve onun öncesinde Balkan Savaşları anlatılacak. Mesela Balkan Savaşları'nda hani bu Bulgarlar, Rumlar, Yunanlar, işte Sırplar bize inanılmaz saldırıyorlar. Bize öyle bir saldırıyorlar ki
o dönemde yaşanan gelişmeleri çok iyi bilmek gerekiyor esasında. Tarihsel bir gerçeklik var, bunları bilmek lazım. Olaylar ve kişiler genellikle Anadolu'dan seçiliyor. Sade dil anlayışı var. Burada Ömer Seyfettin eşsiz bir öykücüdür. Zaten sadece hikaye yazıyor. Refik Halit Karay en sevdiğim öykücüdür. Halide Edip Adıvar mükemmeldir yine. Yakup Kadri üniversite sınavında %100 çıkar. Sadece Yakup Kadri'den bir soru gelir yani. Hani paragraf sorusu çıkar mı hocam üniversite sınavında? Kesin çıkar. Yakup Kadri çıkar mı hocam? Kesin çıkar. Yani çok önemlidir. Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şeker, Sandal gibi değerli öykücüler var. Ömer Seyfettin olay hikayeleri yazıyor. Tarihten ve anılarından beslenecek. Refik Halit Karay gözlem ve mizah unsurları önemli yer tutuyor. Memduh Şevket de Çehov tarzı yani durum öyküleri yazıyor. Bu neydi hocam? 9. sınıfta öğrenmiştik ama unuttuk diyebilirsiniz. Zaten bizler de kitaplarımızda unutmuş olabilirsiniz diye onları hatırlatarak gidiyoruz. Yani şöyle göstermek istiyorum izin verirseniz. Hikayeyi anlatırken diyoruz ki bu 9. sınıf konusuydu ama bir anlatalım olay durum. Sonra ardından Dede Korkut Halk Hikayeleri Mesnevi'ye geçiyoruz ve tam da yazılımınıza çıkacak şekilde konu soru şeklinde gidiyoruz. Tanzimat hikayeleri, milli edebiyat hikayeleri şeklinde ve hemen bununla alakalı soruları veriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Çehov tarzı hikaye olay hikayesi değil durum hikayesi. Yani hayatın bir durumu anlatılıyor, bir kesiti. Olay hikayesi ise bir olay var. Sonra ne oldu, sonra ne oldu diye merak ediyorsun. Burada Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekleri, Refik Halit Karay'ın Memleket ve Gurbet hikayeleri, Halide Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurtu, Yakup Kadri'nin Milli Savaş hikayeleri, Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun'un, Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı ve Mendil Altında gibi eserleri çok çok değerli arkadaşlar. Şimdi konumuzu bitirdik. Gerçekten çok kolay bir konuydu. Ben sizlere hemen sıfırdan ona kitabımızdan burada ödevlerimizi vermek istiyorum. Şiir değil hikaye konusuyla alakalı. Buradaki konuları güzel güzel bitiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında Films konusu var. Films konusu 8'den hatırlıyorsunuz. Ama bunu bir kez daha sizlere anlatacağız, göstereceğiz yazılarınızdan önce de. Yazılım kuralları da çıkacak sınavda. Bunları gösterelim. Bir de şiirde işleyecek hocanız yazılıda biraz zor olsun da çocuklar sıkıntı yaşasınlar diye. Dinamo soru bankamızda da yine hikayeyle alakalı sorularımız var ve ÖSYM tarzı sorularımız da var. Ve yazılılardan önce de çözmeniz gereken yazılı kısımları da var. Yani yazılınızı bu şekilde bir metnini soracaklar. Onları da sizler için hazırladık. İnşallah sınavlarınızda yani okul yazılarınızda ve ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında en yüksek netleri, en yüksek başarıları elde edersiniz. Bizler öğretmenler olarak kapıyı açıyoruz. Çalışmalarınızla, gayretinizle içeriye girecek olan sizlersiniz. Hadi bakalım, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Türkiye Selçuklularına teşkilat ve sosyo-kültürel yapıyı inceleyeceğiz. Ama tabii her ders öncesinde yaptığımız gibi yine ödevimizden bahsedelim. Bu dersimizin ödevi 0'dan 10'a tarih kitabımızdan 20 ve 21. sayfaları çözmek olacak. 10. sınıf dinamodan da 14. sayfayı çözeceğiz arkadaşlar. Yani çok fazla ödevimiz yok. Hemen dersin bitimine bakabilirsek çok daha faydalı bir sonuca ulaşabiliriz. Öncelikle boylardan devlete diye bir başlığımız var. Şimdi Türkler bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı bir bireyden devlete giden yapı oluşturmuşlardı. Ailedeki oguş, aileye oguş diyoruz. Çekirdek aileye oguş. Çekirdek ailenin daha büyüğüne, sülaleye yani uruk, aile birliği diyoruz. Sülaleler birliğine boy, ok da diyebiliyoruz. Boylar birliğine bodun, millet diyoruz. Yani Oğuzlar aslına bakarsanız biz hep Oğuz boyu diyoruz ama Oğuz boylarıdır. Oğuz bodununun, kayı boyunun, kara keçili ailesinin herhangi bir çekirdek ailesi şeklinde bakıyoruz. O zaman boylardan devlete baktığımızda Türklerin bireyden hükümdara kadar tabii ondan sonra devlet geliyor. Farklı boyların bileşkesinden devlet oluşabiliyor. Ya da sadece bir boy. O mesela Selçukları kuranlar kimdir? Oğuzlardır gibi bakabiliriz. Ama içinde Oğuzların dışında başka soylar da olabilir. Şimdi bu yapının faydalarına baktığımda ne göreceğim? Şunu kapatmam lazım arkadaşlarım öncelikle. Bu yapının faydaları nelerdir dediğimde birkaç boyu birleştirip kolay devlet kurmuşlar. Türkler birkaç boyu birleştirerek kolay devlet kurmuşlar. Niye? Ya dört tane boy bey bir araya gelse hadi bir devlet kuralım dese ne yapacaklar? Kolayca devlet kurabiliyorlar. Kitlesel ve başarılı göçler yapmışlar. Düşünsenize Avarlar Orta Asya'da tutunamamış, Avrupa'ya göç etmiş, İstanbul'u kuşatmış. Niye? Çünkü hadi gidiyoruz dendiğinde on binler ayağa kalkıyor. Binlerce askerden oluşan bir yapı birlikte göç ediyor. Çünkü emir komuta zinciri halinde birbirine bağlılar. Tabii bu yapının bir diğer özelliği de var. Sınıf farklılıklarının oluşmasını önlüyor. Türklerdeki bu yaşam tarzına bağlı olarak sınıf farklılıkları. Neden yok?
Çünkü hayvancılığa dayalı ekonomiden dolayı köle ihtiyaç yok. Toprak boyun ortak malı olduğu için de soru diye bir kavram yoktur. Ama bizi 10. sınıf konular içerisinde ilgilendiren kolay devlet kurma, kitlesel başarılı göçler yapmadır boylar üzerinden. Sorulur. Türklerde aileden başlayarak halkına kadar ulaşan emir komuta zincirinin faydaları nelerdir ya da içeriği nelerdir? İçerik sorarsa oguş, uruk, boy, bodun ya da bodun diyorum. Faydası deyince kolay göç ediyor, kolay devlet kuruyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Selçuklulardaki devlet yönetim anlayışına. Şimdi Türkiye Selçukluları devlet yönetimini kurmada arkadaşlar geciktiler. Neden geciktiler? Neden kurulduktan sonra devlet teşkilatını hemen oluşturamadılar? Çünkü sürekli bir savaş vardı arkadaşlar. Tam devleti kurduk 1077'de, bir bakıyoruz ki daha 10 yıl geçmeden Haçlılar gelmiş. İznik aldık, bağımsızlığı ilan ettik, 10 yıl sonra Haç seferlerle karşılaştık. Bununla beraber aynı anda Türkiye'deki beyliklerle, Anadolu Türkiye'sindeki beyliklerle, Eyyubilerle falan mücadele ettik. Bu nedenle bir gecikme içine girdik. Peki örgütlenme ne zaman başladı? Örgütlenme işte bunun tam tersi olarak düşünün. Demek ki artık siyasal açıdan rahatladığımız bir evre olması lazım devlet teşkilatını kurmak için. 1176'da Bizans'ta Mirekefalon Savaşı'nı yaptık. Artık Anadolu bir Türkiye olarak adlandırılabilecek. Ha, dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Rahatlıyoruz. Danışmentler gibi Sivas merkezli Anadolu'nun en güçlü beyliğini ortadan kaldırdık. Sivas merkezli kurulan danışmentleri ortadan kaldırınca rahatladık. Peki devlet teşkilatımızı hangi devletleri, hangi yapıları örnek alarak kurduk? Diğer Türk devletleri ama daha çok Büyük Selçuklu. Türkiye Selçuklu aslında Büyük Selçuklu devlet kültürü üzerine inşa edilmiş. Ha tabii Büyük Selçuklu'da Orta Asya'daki İslam öncesi Türk gelenekleri, Abbasi İslam devlet geleneğinden etkilenmiştir. Ama biz hani Türkiye Selçuklusunu sorduğumuzda ne görüyoruz? Gördüğümüz daha çok Büyük Selçuklu ve diğer Türk devletlerinden etkilenerek teşkilatlarımız oluşturulmuştur. Şimdi devlet yönetimi içindeki veliaht kavramına bakalım. Veliahtın ne olduğunu herkes bilir. Hükümdarın yerine hanedandan biri sonraki hükümdar olarak belirlenir. Ha, o zaman sonraki hükümdara veliaht denir. Belirlenen bir kişi ama herkese veliaht denmez. Hükümdarın yerine geçecek kişi, belirlenen kişiye veliaht denir. Sultan, hükümdar, büyük ya da küçük ayırt etmeksizin çocuklarından birini, oğullarından birini veliaht olarak tayin edebilir. Edebilir ama bu durum taht kavgalarını önlemeye yeterli değil. Neden? Çünkü İslam öncesinden beri gelen bir kut inancı var. Ki İslam öncesinde gök tanrıdan alıyorduk yönetme etkisini. Şimdi Allah'tan alıyoruz İslam'la birlikte. Dolayısıyla hanedana mensup herkes tahta çıkma hakkına sahiptir. Yani herhangi bir oğul tahta çıksa bile öbürü kabul etmeyebiliyor. İsyan edebiliyor. Taht kavgaları sürekli yaşanabiliyor. O zaman veliahtlı sistemi var ama Türkiye Selçuklularında her anlamda dört dörtlük uygulanamamış. Bir de ne vardı? Veraset sistemi. Hükümdarlığın el değiştirmesi uygulamasıdır. Veraset sisteminde sultanın ölümünden sonra yerine kimin geçeceği uygulaması. Değil mi? Hani miras, varis, veraset. Miras nedir? Ölümden sonra kalan mal. Miras ölümden sonra kalan mal. Varis nedir? Bu malda hakkı olan, değil mi? Veraset de bu malın paylaşımı. Ama Türk veraset sisteminin açmazı, yukarıda söylediğimiz gibi, hükümdarın ölümünden sonra yerine kimin geçeceği kesin olarak belli değil. Bu nedenle burada da söyledik. Herkesin tahta hakkı var. Herkes taht kavgasına karışabilir ve devlet yine taht kavgasıyla yıpranıyor. O zaman Türk veraset sistemi hükümdarlığın babadan ola geçmesi olsa da taht kavgalarına zemin hazırlıyordu. Örnek Sultan Kılıç Arslan devlet yönetimini 11 oğlu arasında paylaştırıyor. Ondan sonra devlet büyük bir sarsıntı yaşıyor. İşte bu da taht kavgalarının
devlete yaşattığı bedelleri göstermektedir. Peki saraya gelirsek, Türkiye Selçuklu. Aslında Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklu çok yakın kavramlardır bunlar. Saraya dergah veya bargah denir. Dergah. En çok dergah kullanılır. Sarayda 3 bölüm var. Harem, selamlık, enderun. Haremi biliyoruzdur. Hükümdar ailesinin oturduğu bölümdür harem. Ya da kadınların yaşadığı bölüm olarak da geçer. Harem, selamlık derler ya, hani kadınların yaşadığı yer harem. Selamlık yani erkeklerin, ama aslında saraydaki selamlık siyasi işlerin görüşüldüğü yerdir. Devlet yönetimle ilgili işlerin, idari işlerin görüldüğü yere selamlık. Enderunsa en derun, en iç anlamına gelen bir okuldur arkadaşlar. Bu tabi memurları yetiştiren bir okul. Şehzadeler de burada eğitim alır ama memurların yetiştirdiği bir okul. Niye peki ben sarayda özellikle memur yetiştiriyorum? Merkezi otoriteyi güçlü tutmak için. Bir de ne vardı Türk devlet yönetimi içindeki hacip? Hacip bir çeşit ilişki kuran demektir aslında. Hacip arkadaşlar sarayın en önemli görevlisi. Neden? Çünkü hükümdar ile halk ya da diğer memurlar arasındaki ilişkiyi hacip sağlıyor. Hatta Yusuf Has Hacibi biliyoruzdur. Veya Hacibül Hüccab, haciplerin hacibi, en yüksek hacip falan anlamında kullanılır. Ama hacip deyince hükümdarla halk ya da memurlar arasında, yani hükümdarın diğer insanlarla olan bağlantılarını düzenliyor. Yani görüşmelerini sağlayacaktır. Ve divanlar var. Ters sorular gelir arkadaşlar divanlardan. Ama o kadar da Türkiye Selçukları olarak baktığımız zaman zor değildir. Divanı saltanat var. Adından belli. Saltanat divanı. Saltanat, hükümdar, sultan değil mi? Ha, bu en büyük divandır. Divanı âlâ da denir buna. En büyük divandır, divanı âlâ. Âlâ yüce, Ali, hani Ali yüce büyük demektir. Âlâ da en yüce, büyük aşkın demektir. O zaman divanı âlâ da, divanı saltanat en büyük divandır. Başkanı, vezir ve devletle ilgili tüm işler burada. Yani bu divan dediğimiz bir çeşit bakanlar kurulu gibi bir şey. Bir de naibi saltanat var. Nedir bu? Hükümdarın merkezlerde bulunmadığı zamanlarda devlet işlerini yöneten bir tür divandır. Saltanat, naibi saltanat, divanı saltanattan bakın geliyor ama naib, naib vekil anlamında gelir. Ama bu divanın bir püf noktası var. Hanedandan birisini buna başkan yapmıyorlar. Hatta buraya katılamayabiliyor. Niye? Darbe yapmaya kalkar. Hükümdar başkentte bulunmadığı zamanlarda devleti yönetecek ya. Sen hanedandan birini buraya koyduğunda adam buradan yürür, iktidarı ele geçirebilir. Bir de pervane var. Pervane divanı falan diye de geçer. Arazi, toprak işlerinden sorumludur. Özellikle dirliklerin kaydını, iddiaların kaydını tutar. Tabii ki tüm araziler kime verilecek, nasıl verilecek, nasıl geri alınacak falan tüm toprak işlerini düzenleyen pervanedir arkadaşlar. Peki devlet tecrübesi kazanmak amaçlı olarak bazı uygulamalar görüyoruz Selçuklarda. Ne gibi? Bir, melik. Meliklerin Osmanlı'daki adı şehzadedir arkadaşlar. Sultanın erkek çocuklarına melik denir. Ve melikler atabeylik kurumuyla eğitilir. Nedir atabeylik? Hükümdarın çocuklarını yöneten öğretmenler, yetiştiren öğretmenler. Buna da Osmanlı Devleti'nde lala deniyordu. Ama tabii melikler atabeylerin korumasında, gözetiminde illere, sancaklara vali olarak gönderilirdi. 13-14 yaşlarından itibaren onların gözetiminde, korumasında orada devlet yönetmeyi öğretirlerdi. Şehirlere vali olarak gönderilmesi uygulamasını diyoruz atabeylik, ama tabii atabeyinin gözetiminde gidiyorlar. Ama göreceğiz ki bunlar da olumsuz sonuçlar çıkarmış. Sonrasındaki derslerde karşımıza çıkacak bu. Peki ordu içinde neler var? Türkiye Selçuklarında orduda bir kere Emirül Ümera kavramını görüyoruz. Nedir Emirül Ümera? Ordu komutanı. Emirül Ümera ordu komutanı. Zaten Emirül Ümera emirlerin emiri anlamına geliyor. Bütün orduyu komut ediyor. Rezil var. Şimdi Türkiye Selçukları, bakın daha önceki dersimde demiştik ki Türk tarihinin ilk denizcisi Çaka Bey'dir. Ama Türkiye Selçukları da donanma kuran ilk Türk devletidir. Devlet diyoruz bakın. Çaka Bey'e denizci, devlet olarak Türkiye Selçuklu. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafya yerleştirdikleri için bir donanma kuruluyor. Ve bu donanmanın komutanına da ne deniyor? Rehzül Bahir deniyor. Bahir zaten ne demek? Deniz demek. Bahriyeli ne demek? Denizci demek. Denizlerin
reisi, komutan anlamında kullanılan bir kavramdır. Başka askeri gruplarımız var. Burada özetle bir geçelim ama daha sonra iki tanesini çok geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkmenler var arkadaşlar. Bunlar gönüllü kuvvetler. Gerektikçe ne yapıyorlar? Buraya yardıma geliyorlar devlete. Hassa, gulam askerleri. Başkentte bulunan merkez ordusu açacağız. İkta, topraklı ordumuz, bunu da açacağız. Vasallar var. Bunlar bağlı devletler ya da kuvvet işte bağlı devletlerin kuvvetleriyle ücretli askerlerden oluşuyor. Şimdi dördünü bir arada verelim istedik. Türkmen, hassa, ikta, vasal. Ama hassa ve ikta çok fazla soru gelen bir başlık arkadaşlar. O yüzden hassa ve iktayı özel olarak bileceğiz. İkta ile başlayalım. İkta nedir? Aslında toprak geliri karşılığında beslenen ordu. Devlet toprakları ele geçirmiş. Bu toprakların geliriyle asker yetiştiriyor. Peki köylü ekip biçecek. Köylü devlete vermesi gereken %10'luk vergiyi iktidar sahibine verecek. İktidar sahibi de %10 vergi karşılığında ne yapacak? Devlete asker yetiştirecek. Kuruluş amaçları neymiş? Masrafsız asker yetiştirmek. O bölgede devlet bir kışla yapmıyor, artık silahıyla uğraşmıyor, yemeğiyle, giyeceğiyle, yiyeceği hiçbir şeyle uğraşmıyor. Veriyor toprağı. Orada zaten o köyde yaşıyor o gençler. O gençlerden seçiyor devlet askerini. Böylece ailesiyle birlikte yaşayan genç zaten aileyle birlikte yiyip içecektir. O evde yaşayacaktır. Eğitimini alacak köyde ve asker olarak savaş zamanı orada yer alacak. Aynı zamanda bunlar savaş zamanı orduya giderken barış dönemlerinde kırsal bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Yani jandarma kuvvetler. O tarihlerde böyle şey yok. Hani polistir, jandarmadır. İşte polisin görevini merkezdeki başkentte yetiştirilen askerler ve gördüğümüz günümüzdeki jandarmanın görevini de köylerin güvenliğini de kırsal bölgelerin güvenliğinde ikta askerleri karşılıyor. Başka tarıma açmak istiyoruz toprağı. Böylece yerleşik hayatı teşvik ediyoruz. Türkler savaşçılığı sever. Genlerinde var, özelliklerinde var. Ve savaş yoluyla da tabii ki aynı zamanda ganimet de elde ederler. Ben bunlara diyorum ki gelin bu toprağa yerleşin. Toprağı ekip biçin. İçlerinden bazıları ne yapsın? Asker olsun. Savaşa da katılın. Ganimetten de pay alın. İşte böylece yerleşik hayatı teşvik ediyorum. Türk diyor ki ha hem toprağım olacak. Oradan belli bir gelirim olacak. Hem savaşları alacağım. Bu bana uyar. İşte bu ne yapacaktır? Askeri yapıyı geliştirecektir. Bir diğer ordumuz. Merkez ordusu. O neydi? Gulamanı saray. Gulam köle demektir zaten. Sarayın kölesi. Veya hassa dediğimiz bir askeri güç var. Osmanlı Devleti'ndeki Yeniçeriler gibidir bunlar. Kapı kulu askerleri de denir. Kapı kulu. Kapının yani sarayın kölesi anlamında. Yani bu yabancı boylardan ya da Türk olmayan unsurlardan seçilen bir çeşit devşirme ordu gibi bir şeydir. Ben Oğuzlardan almıyorum buraya asker. Ben mümkünse Türklerden de ya Farsilerden seçiyorum ya Kafkas asıllı Kıpçak gençlerinden seçiyorum. Niye peki böyle bir ordu kuruyorum? Çünkü bizim Türkler iktidarı ele geçirmeyi severler. Böylece padişahı indirirler. Türkmen beylerinin gücünü kırarak merkezi otoriteyi güçlendirmek istiyorum. Çünkü başkentteki orduda Türkmen beylerinden oluşan bir yapı olursa adam isyan edebiliyor. İktidarı ele geçirmek istiyor. Ama tamamen birbirinden bağımsız, çeşitli farklı soylardan, boylardan gelen ya da milletlerden gelen insanlardan oluşan bir yapı kurduğunda bir boy milliyetçiliği üzerinden iktidarı ele geçirmeye kalkamayacaklar. O zaman başkent ordusunun birincil amacı hükümdarın otoritesini yani merkezi otoriteyi korumak. Tabii ki savaşa daima hazır bir ordu bulundurma amacı da söz konusudur. İşte merkez ordumuzun gulamın ya da gulamanın sarayın ya da hassanın kuruluş amaçları ve özellikleri de böyle. Şimdi Türkiye Selçuklarındaki toprak yapısına bakarsak toprak 3 gruba ayrılıyor. Miri topraklar, vakıf topraklar, mülk topraklar. Mülk topraklar arkadaşlar şahıslara ait topraklardır. Miri topraklar ise tapusu devlete, işleme hakkı köylüye, vergi gelirleri ise devlete hizmet karşılığında maaş olarak veriliyor. Tapu devletin, işleme hakkı köylünün, vergi ise devlete hizmet karşılığında maaş olarak veriliyor. Miri toprak. Bu topraklar kendi içinde has ve ikta olarak ikiye ayrılıyor. Has geliri saltanat ailesinin. Hanedan ailesinin giderlerine ayrılan topraklar, ikta ise memurların ya da askerlerin
maaşını karşılamak amaçlıdır. Memur maaşı asker yetiştirmek amaçlı olan topraklardır. Tabii ki miri topraklardaki iddia sahipleri kafalarına göre hareket edemezler. Bir kere tapusu devletin dediğimiz gibi. Öldüğünde oğluna devrediyor toprağın yönetimini. Ama tapusu devletin geri alabiliyor. Neden tapu devletin? Merkezi otoriteyi güçlü tutmak için. Orada feodal bir beyliğin oluşmasını önlemek için. İkta sahibi köylüden belirlenenden fazla vergi toplayamıyor. İkta sahibi üretilen ürünün uzak pazarlarda satılmasını falan istemiyor. Basitçe ikta sahibinin oradaki görevi nedir? Üretimde sürekliliği sağlamak. Eğer kurallara uymazsa toprak elinden alınırmış. Peki mülkiyeti şahıslara ait olan topraklar iki ayrılıyor. Öşri toprak. Öşür Müslümanlardan alınan gelir vergisi değil mi? İşte öşri toprak. Gayrimüslimlere ait olanlara ise harac ediyoruz. Harac da gayrimüslimlerden alınan arkadaşlar tarım gelir vergisiyle. Demek ki bu toprak sistemine birlikte ben de mülk toprakları oluşturmuş oldum. Şimdi son bir konu başlığımız. Sufilik. Bu aslında daha çok arkadaşlar bir sonraki ünitemizde karşımıza çıkmaya başlayacak. Sufilik tasavvuf ehli demektir. Allah yolunda bencillikten ve bencilikten arınmak. Allah yolunda bencillikten ve bencillikten arınmak. Varlığını, kimliğini, yüzünü asıl sahibi olan Allah'a adamak. Varlığını Allah'a adamak, Allah'a teslim etmektir. Yani basitçe şu. Gerektiği kadar dünya için, olabildiğince ahiret için yaşamak. Çünkü Allah rızası için yaşayacağız. Ama tabii ki dünyanın da gereklerini ne getireceğiz. Tasavvufta öne çıkan isim, Anadolu'da öne çıkan isim Muhyiddin Arabi'dir. 1165-1240 yıllar arasında yaşamış en meşhur İslam sufilerinden birisidir arkadaşlar Muhyiddin Arabi. Tabii ki bu Moğol saldırılarıyla birlikte Anadolu'ya göç etmiş ve Türkiye Selçukları döneminde Konya'da bir süre yaşamış. Muhyiddin Arabi kimdir derse soruda tasavvufun en önemli isimler arasında yer alır. Bir süre Türkiye Selçukları'nın egemenlik Konya'da yaşamıştır. Tasavvuf nedir diye sorulursa cevabınızı en basit şekliyle tanımlarında varlığınızı, kimliğinizi Allah'a adamak, Allah'a teslim etmektir diyeceğiz arkadaşlar. Peki bu dersi neler öğrendik? Buna bakarsak. Öncelikle Türkler neden kolay devlet kurdu? Ya da neden kolay devletleri yıkıldı? Hani şu merkezi otoriteyi sarsan veraset sistemindeki belirsizlikten bahsetmiştik. Selçuklardaki bazı divanlar devlet terimleri üzerinde durduk. Melik, Atabey, Pervane falan gibi. İkta hasta orduların özellikleri önemi üzerinde durduk ve sufilikten bahsettik. Şimdi birkaç soruyla dersimizi noktalayalım arkadaşlar. Türkiye Selçuklarındaki gulam. Neydi gulam? Köle sistemi. Amaçlarından hangilerinin yönelik olarak kurulduğu savunulabilir. Gulam neydi? Devşirmeydi değil mi? Bir çeşit devşirme. Yani tabii bir devşirme sisteminden geçilmiyor ama yabancı kavimlerden alınan bir orduydu. Neden demiştik Türklerden alınıyor bu merkez ordusuna? Çünkü beylerin askeri gücünü kırarak merkezi otoriteyi güçlendirmek. O zaman hem merkezi otoriteyi güçlendirmek hem de boyların siyasi otoriteyi baskı altına almasını önlemek. Zaten 1 ve 3 birbirini tamamlıyor. Ve savaşa daima hazır bir ordu. Profesyonel bir ordu. Çünkü bunlar başkent ordusu arkadaşlar. Savaşa daima hazır bir ordu ne yapmış oluyoruz? Kurmuş olacağız. Yani cevabımız 1, 2, 3 olacak. Bir diğer sorumuz. Türkiye Selçuklarına görülen ikta sisteminde ikta sahiplerinin görevleri arasında hangisi yoktur? Neydi bu? Topraklı orduydu. Devlet ikta sahibinin toprağı veriyor. Topraktaki köylü toprağı ekip biçiyor. Devlet ödemesi gereken vergiyi ikta sahibine veriyor. Peki ikta sahibinin görevleri arasında hangisi yok? Savaş zamanı yetiştirdikleri askerlerle birlikte orduya katılma. Evet, yetiştirdiği askerle orduya katılacak. Köylünün ödeyeceği vergi oranlarını belirleme. Öyle şey olur mu? Eğer sen dersen ki vergiyi de sen belirle. İkta sahibi derse ki %50 istiyorum, ne olacak? Köylü aç kalacak. O zaman adalet kalmaz. O zaman köylü toprağı terk eder. Oranı devlet belirler arkadaş. İkta sahibi de o oran üzerinden vergiyi toplar. Vergileri toplamak dedik. Üretimde sürekli sağlamak. Çünkü sebepsiz yere toprağı terk ederse şey yapabilir.
tımarlı sipahi konumundaki iktidar sahibi, çünkü Osmanlı'da tımarlı sipahi deniyordu buna bu arada, o köylüyü toprağa zorla yere getirebilir. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak, evet, çünkü jandarmalık görevini de yapacaklardı. Oranları devlet belirliyor. Şimdi bir başka sorumuz. Türkiye Selçuklularının illere vali olarak atanan meliklere para bastırma ve hutbe okutma gibi yetkiler vermemesi, İktidar sistemine toprağa dayalı ordular kurması, fethedilen toprakları fetheden komutanların yönetimine vermemesi diyor arkadaşlar. Uygulamanın ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunabilir. Şimdi ilk öncüne bakarsak, para bastırmak bağımsızlık sembolüdür. Hutbe okutmak, cuma hutbesinde kendi ismini geçirmek bağımsızlık sembolüdür. Dolayısıyla meliklere para bastırma, hutbe okutma yetkileri verirsen ne olur? Melikler hükümdarlığını ilan edebilir. Merkezi otoriteyi sarsıyor. İktidar sistemi ne yapıyordu? İktidardaki askerler jandarma olarak o bölgenin güvenliğini sağlıyor. Devlete karşı isyanları bastırıyordu. O zaman bu da merkezi otoriteye gidiyor. Bunun gibi. Fetheden toprakları fetheden komutanların yönetimine vermiyorsun. Çünkü o topraklarda feodal beylikler ortaya çıkıyor. Ben fethettim, ben yöneteceğim. Benden sonra benim oğlum yönetecek falan diyorsun. Bu da merkezi otoriteyi korumak amaçlıdır. O zaman üçü birden merkez otoriteyi güçlü tutmakla ilgili. Tarım üretimini artırmak. Belki iktidar sistemi tarım üretimini artırır ama yani para bastırma, mutlu okutma yetkisi vermiyorsan niye üretim artsın? Meliklerin yönetim tecrübesi kazanmasını sağlamak. İllere, valilere olarak atanıyorsun ama bu iktidar sistemine ilgili değil. Ya da fetheden toprakları fetheden komutana vermeme gibi. Uç beyliği anlayışını geliştirmek yine yok. Çünkü uç beyliği sınırlardaki beylikler. Gelişmiş bir bürokratik sistem oluşturmak da yok arkadaşlar. Çünkü o bürokrat atanmış memurlara verilen isimdir. Evet arkadaşlar. Şimdi dersimizi, konu anlatımını burada noktalıyoruz. Burada Türklerin neden devlet kolay devlet kurduğunu, divanları falan özetledik. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bir önceki dersimizin, yani birinci dersimizin ödüllü sorusunu çözelim. Ne diyor sorumuz? Danışmentlerde kendi adına para bastıran ilk hükümdar danışment Ahmet Gazi'dir. Kendi adına para bastırmış. Danışmentlere ait bu paralarda Grekçe yazılar da bulunmuştur. Bu bilgiye dayanarak danışmentlerle ilgili hangilerine ulaşılabilir? 1. Bağımsız bir devlet oldu. Evet, para bastırmak bağımsızlık sembolüdür arkadaşlar. O zaman bağımsız bir devlet olduğunu ulaşılıyoruz. Farklı kültürlerle etkileşim yaşadı. Evet, Grekçe yazılar aldığına göre Greklerden etkilenmiş demektir. Ticari hayatı kolaylaştırıcı tedbirler. Evet, para bastırmış. Para bastırdığınız zaman ülkedeki ticaret ne olur? Çok daha kolay hale gelir. Dolayısıyla cevap E. Yani 1-2-3 olacak. Evet arkadaşlar, bu dersimizin, yani ikinci dersimizin ödüllü sorusuna baktığımızda Türkiye Selçuklu Devlet Teşkilatı ile ilgili bir sorumuz var. Kavramlar var, dikkat ederseniz. Reisülbahar, Divan-ı İşraf, Emrül Umara, Pervane gibi devlet görevlileri hangisiyle ilişkili değildir sorusu arkadaşlar. Lütfen dikkat, yine bir püf nokta olabilir arkadaşlar. Sorularımıza dikkatli bakalım. Özellikle ödüllü sorumuzda. Çünkü ince yerler var dedik. Şimdi arkadaşlar, bugün de dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki dersimizde o yerin iç yapısı oluşum sürecinden bahsetmiştik. Bugün sizlerle birlikte neyi öğreneceğiz? Kayaçlar, kayaçların özellikleri, kayaç türleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Peki bugün ünite içeriğimizde biz neler göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda bugün önemli bir konu, kavramın bol olduğu bir konudan bahsediyoruz. Kayaçlar. Özellikle kayaçlar nelerdir? Bu kayaçların özellikleri neler? İnsanlar bu kayaçları hangi yollarla ve ne şekilde kullanmışlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de kayaçların özelliklerini öğrendikten sonra dersimiz bittiğinde sorularımızı da mutlaka çözmemiz gerekiyor. Çünkü konunun eksiksiz bir şekilde öğrenebilmesi için bu bizim için önemli diyoruz. Hemen şöyle
Kitaplarımızı mutlaka temin etmeyi de unutmayalım. Birinci kısmımızda sıfırdan ona coğrafya hem konu özetimiz var hem de sorularımız yer alan bir kitabımız. 24-30'u çözüyorsun. Devamında Dinamo Soru Bankamız var. Burada da 22-25. Sayfaları çözüyorsun. Bak, Dinamo Soru Bankası kitabı güzel, önemli bir kitap. Çünkü burada hem sizi o dönem içerisindeki yazılılara hazırlayacak ve aynı zamanda ÖSYM tarzındaki sorularımızla birlikte 10. sınıfın konuları TYT olduğu için TYT'de karşına çıkabilecek sorulardan güzel güzel çoktan seçmeli testler hazırladık biz. O zaman hadi bakalım kayaçlar diyoruz. Şimdi kayaç dediğimiz nedir? Ya bildiğin taş bu. Nedir bu taş? Bir ya da birden fazla mineralin, bak tekrar söylüyorum, bir ya da birden fazla mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşme sonucunda oluşmuş katı ve doğal bir maddedir. Kayacı kim inceliyor? Kayacı petrografi dediğimiz bilim dalı inceliyor. Kayacın özelliklerini, kayacın hangi maddeye, hangi etkinlik derecesiyle etkileşime girdiğinde ne gibi özellikler sergilediğini ve bunu biz nasıl kullanıyoruz onlardan bahsediyor ve bize yardımcı oluyor. Ve insanlar ilk çağlardan itibaren kayaçları çeşitli ölçekte kullanmışlar. Peki kayaçlar nerelerde kullanılmıştır dersek, bir en eski dönemi düşündüğünüz zaman bu adamlar yemek yiyecek, ne yapacak? Kap yapması lazım, kaçak yapması lazım. Yani mutfak araç gereçlerinde bunlar kayaçları kullanmışlar. Devamında şimdi kap kaçak yaptın, mağarada yaşıyorsun, hop bir tane hayvan geldi, yırtıcı hayvan. Mağarada yaşayanların hepsinin ya da birçoğunu öldürdü. Senin bu hayvandan korunman lazım. Adamlar ne yapmış? Orada kayacı yontmuş. Ula ben bunu sivri bir şekilde yapayım da bunu avlayayım demiş. O zaman hem burada savaş aleti hem de avlanmak için kayacı kullanmış. Süs eşyası yapımında, yani sevdiğine ne yapacak? Aşkım sana bunu yaptım. Neyden yaptın? Obsidiyenden yaptım. Öyle siyah mı olur diyecek. Burada süs eşyası yapımında kullandı. Kale, sur ve mesken yapımında tarihsel süreç içerisinde kullanmışız. Sanayide ham madde ihtiyacını karşılamak için kullanmışız. Mesela ne? Taş kömürü diyoruz. Önemli kayaçlardan bir tanesidir. Organik tortul kayaçtır ve biz bunu hem termik santrallerde kullanmaktayız ve aynı zamanda sanayide demiri çeliğe dönüştürmede kullanmaktayız. Enerji elde edilmesi, taş kömürünü burada söylemiştik ve yer şekillerinin kayaçlar oluşmasında da etkilidir diyebiliriz. Bu kayaçlar kaça ayrılıyor? Gelin hep birlikte şöyle kavram haritası üzerinde bunlardan da bahsedelim. Kayaç dediğimizde biz bunu 3 şekilde oluşturacağız. Bunlardan birincisi, eğer ki bir kayacın İçerisinde volkanizma faaliyeti etkiliyse, yani magma ya yeryüzeyine çıkıp ya da yeryüzeyine yakın yerleri sokulup soğuyorsa, biz bu kayaçlara magmatik ya da katılaşım kayaçları diyeceğiz. Bunlar soğuduğu yere göre ikiye ayrılacak. Bunlardan birincisi, eğer ki o magma yüzeye çıkıp soğursa yüzey kayaçları, yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa derinlik kayaçlarını oluşturacaktır diyebiliriz. Devamında tortul ya da diğer ismiyle sedimenter kayaç. Bunlar ne yapıyor? Bunlar şuradaki hem magmatik hem de başkalaşım kayaçları dış kuvvetler tarafından aşınıyor, parçalanıyor. Kopan parçalar çukur alanlarda birikiyor ve tabakalı bir yapı gösteriyor. Burada 3 tipimiz var. Bunlardan birincisi fiziksel tortul kayaç, ikincisi kimyasal tortul kayaç, üçüncüsü ise organik tortul kayaç olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlarım. Üçüncü kayaç tipimiz ise çok önemli. Çünkü bu kayaç tipini oluşturan ana etken o kayaçların magmaya yakın alanlarda kimyasal yapılarının değişmesiyle birlikte meydana geliyor. Ve biz bunlara başkalaşım, bak başkalaştı, metamorfizmaya uğradı diyeceğiz ve metamorfik kayaçlar diyeceğiz. Peki bunları biraz daha açmamız gerekirse, birinci kayaç türümüz neydi? Magmatik kayaç. Yerin altında bir magma var ve yukarıya çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Çıkamazsa yeryüzeyine yakın yerlere ne yapacak? Sokulup soğuyacak. O zaman magmatik kayaç olur. Ya da magma çıkmak istedi çat, volkanizma faaliyeti oldu ve yeryüzeyine çıktı. O zaman da magmatik kayaç olur. O zaman şunu şöyle düşünün. Magmatik kayaçlar magmanın soğuduğu yere göre ikiye ayrılacaktır. Ya yüzeye çıkacak, yüzeyde soğuyacak. Bunlar yüzey kayaçlarını oluşturacak. Ya da yüzeye çıkamadı garibim. Yeryüzeyine yakın yerlere çıktı. Benden bu kadar soğuyorum dedi. O zaman da neyi oluşturdu? Derinlik kayaçlarını oluşturdu. Şunu da unutma. Yer kabuğunun yaklaşık %65'lik kısmını magmatik, yani katılaşım kayaçları oluşturur. Ne dedik? Yüzeye çıktı, yüzeye çıkamadı. Yüzey kayaçları dediğimizde magma yüzeye çıkarsa soğuma nasıl olur? Daha
Tabii ki de hızlı olacaktır. Hızlı soğudu bunlar. Hızlı soğudukları için bunların kristalleri ince ve camsı özelliktedir. Şimdi bunların bünyesinde fosil var mı dersek fosil yok. Niye? Bir balığı düşünün. Öldü kaldı orada. Magma geldi, o balığı ne yapacak? Patates edecektir. O yüzden bunlar bünyesinde fosil barındırmaz. Unutma. Kim var burada? Andezit var. Bazalt var. Tüf var. Obsidiyen var. Ve sünger taşı var. Bak şunu da unutma. Hemen sağ tarafta bu yüzey kayaçlarının oluşturduğu bir yer şekli var. Burada görebilmekteyim. Bak alt kısımda tüfümüz var. Üst kısımda koyu renk tonunda bazaltlarımız var. Hemen dikkat edersen tüf bayağı ortadan kaybolmuş. O zaman tüf aşınıma karşı biraz daha dirençsizdir diyebiliriz. Bazaltlar tepede, tüfler aşağıda. Kimdir bu mübarek? Tabii ki de peribacalarıdır. O zaman yüzey kayaçları neyi oluşturdu? Peribacalarını oluşturdu diyebiliyoruz. Devamında derinlik kayaçları ne dedik? Magma yeryüzeyine çıkamıyor ancak yeryüzeyine yakın yerlere sokuluyor. Orada soğuyup kalıyor. Bunlar yüzey kayaçlarına göre daha yavaş soğurlar. Yavaş soğudukları için de iri kristallidirler. Gene bunlar bünyesinde fosil barındırmazlar. Bunlar aşınmaya karşı daha dirençlidir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Kim var burada? Granit, siyenit, diorit, gabbro. Granit, siyenit, diorit, gabbro. Yani itlerin alayı burada diyebiliriz. Peki bu hangi yeryüzü şeklini oluşturuyor dersek? Bakın şurada taşlar yavaş yavaş böyle yassı bir şekilde üst üste birikmiş. Biz bu araziye tor topografyası diyeceğiz. Aydın Çin'de bunun çok güzel örneğini biz görebilmekteyiz. Buradaki kayacın cinsi nedir dersek granittir. Granitlerin ayrışmasıyla birlikte yassı bir şekilde oluşan bu kütleye de tor topografyası diyoruz. Arkadaşlarım geldik tortul, diğer ismiyle sedimenter kayaçlar. Buradaki önemli olan ana unsur nedir dersek dış kuvvetler. O zaman sana bir ifadede dış kuvvetlerin aşındırmış olduğu malzemelerin bataklık, göl gibi çukur sahalarda, yani dünyadaki yeryüzündeki o çukur alanlarda birikmesiyle birlikte oluşmuş kayaç diyorsa bunlar tortul kayaçtır. Bak şimdi burada şuna dikkat et. Burada aşınmayla birlikte bu kayaçlar şu çukur alanda birikmeye başladı mı? Birikmeye başladı. Bak birinci birikimimizi ben şöyle şurada ne yapayım göstereyim. Devam ediyorum. Başka bir malzeme de gelebilir. Onun üstünde birikebilir. Hemen o malzemeyi de şöyle onun üstünde biriktirdim. Ondan sonra gelip bambaşka bir malzeme de birikebilir. Mesela onda kırmızı değil de siyah renk tonuyla gösterelim. Şimdi geldi onun üstünde de başka bir malzeme birikti mi? Burada şuna dikkat et. Ne oldu orada? Bir kırmızı rengim, arada bir yeşil rengim, üzerinde de bir kırmızı renk tonum var. Yani 3 tane farklı renk tonu varsa 3 tane farklı tabaka var mıdır? O zaman şunu unutma. Tortul kayaçlar tabakalı bir yapı gösterir. Bu tabakalı yapı arasına bir balık gelip orada öldü, kaldı. Yıllar yıllar sonra biz bu balığı burada bulabiliriz. Bu balığı bulduğumuzda o coğrafyanın geçmiş dönemde nasıl bir alan olduğu yorumunu da yapabiliriz. İşte biz bu balığa ne diyeceğiz? Bu balığa fosil diyeceğiz. Hangi kayaçlar bünyesinde fosil barındırıp geçmiş dönemler hakkında bize bilgi verir derse tortul kayaçlar diyeceğiz. Burada tortul kayaçları kaça ayırıyoruz? Üçe. Birincisi fiziksel tortul kayaç. İkincisi kimyasal. Üçüncüsü ise organik tortul kayaç olarak karşımıza çıkmakta. Fiziksel, diğer ismiyle kırıntılı tortul kayaçtır sevgili arkadaşlarım. Bakın bunlar tabakalı bir yapı gösterecektir ve buradaki önemli olan kısım ufalanma ya da diğer ismiyle parçalanma olarak geçer. Yani bir soru ifadesinde ufalanma, parçalanmayı görüyorsan bu fiziksel tortul kayaçtır. Bu parçalan malzemeler çukur alanlarda biriktiğinde tabakalı bir yapı gösterip bünyelerinde de fosil barındırıyorlar. Kimdir bunlar? Kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, mil taşı. Bilmem ne taşı, bilmem ne taşı, bilmem ne taşı diyorsa o nedir? Fiziksel tortul kayaçtır diyebiliriz. Geldik kimyasala. Kimyasalda önemli olan olay erimedir. Bak fizikselde ne vardı dedik biraz önce? Ufalanma var dedik. Kimyasalda ne var dedik? Kimyasalda da erime var. Yani eriyik olan malzemeler suyla tepkimeye girdiğinde eriyebilir. Eriyik malzemeler herhangi bir yerde çökeldiğinde kimyasal tortul kayaçları oluşturacaktır. Peki bu kimyasal tortul kayaçlar kimdir dediğimizde en önemlisi kalker. Diğer ismi nedir dersek bunun
kireç taşıdır. Devamında jips, alçı taşı, kaya tuzu ve damla taşı olarak ifade edilmekte. Özellikle bunlar, yani kimyasal tortul kayaçlar, karstik arazileri oluşturmakta ve bu arazilerde çökme depremleri yaygın görülür. Mağaralar, obrukları biz bu arazilerde yaygın şekilde görebilmekteyiz. Organik dediğinde sana ifadede bitki ve hayvan kalıntılarının bataklık, göl gibi ortamlarda birikmesiyle birlikte meydana gelmiştir diyecek. Peki burada kim vardır? Burada kömür var. Taş kömürünü düşünebiliriz, turbayı, linyiti düşünebiliriz, antrasiti düşünebiliriz. Mercanlar var, bir de tebeşir var sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve biz dikkat ederseniz organik tortul kayaçları, bak burada taş kömürünü ve linyiti görüyorum, enerji anlamında, sanayi anlamında ne yapabilmekteyiz? Kullanabilmekteyiz diyoruz. Geldik başkalaşım, yani başkalaşmaya, metamorfizmaya uğramış. Peki nasıl oluyor bu kayaç dediğimizde? Bizim şimdi bundan önce iki tane görmüş olduğumuz kayaç vardı değil mi? Birincisi neydi? Magmatik kayaçlardı. İkincisi neydi? Tortul kayaçlardı. İşte bu magmatik ve tortul kayaçlar yer kabuğunun derinliklerinde, magmaya yakın alanlarda yüksek sıcaklığa ve aynı zamanda yüksek basınç maruz kalıyor ve mineral ve yapısal özellikleri değişiyor. Biz bu olaya metamorfizma, bu olay sonucunda meydana gelen kayaca ise metamorfik kayaç diyoruz. O zaman buradaki bir kayacın metamorfik kayaç olabilmesi için hem yüksek sıcaklığa, aynı zamanda yüksek de bir neye ihtiyaç var? Basınca ihtiyaç var. Nasıl? Granit neydi? İtlerin alayı oradaydı. Granit, siyenit, diorit, gabbro. Derinlik kayaçları. Yerin derinliklerinde, yeryüzeyine yakın alanlarda magmanın soğumasıyla birlikte meydana gelmişti. İşte bu granit yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalırsa neye dönüştü? Gnaisa dönüştü. Devam ettim. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Taşlar fiziksel tortul kayaçtı ve bunlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kum taşı kuvarsa dönüşüyor. Kil taşı, kum taşı, kil taşı, çakıl taşı dedik. Fiziksel tortul kayaç ve kil taşı da şiste dönüştü yüksek sıcaklık ve basınç altında. Kalker önemli, kireç taşı. Kimyasal tortul kayaç, kalker ise mermere dönüşüyor. Peki arkadaşlar, bazı kaynaklarda, bazı ifadelerde kömür elmasa dönüşür diyorlar. Ancak şöyle rengimi hemen değiştiriyorum. Böyle bir ifade doğru değil. Peki kömürün o elmas dediğimiz kısma dönüşmesi yoksa elması oluşturan nedir? Bunu araştırıp yorumlar kısmında bana yazmanızı istiyorum. Yorumları da okuyacağım. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi kayaç sürekli oluşuyor. Evet oluştu. Ama bunun neyi var? Bunun bir döngüsü var arkadaşlar. Yani şunu unutmayalım. Kayaçların ana temel maddesini ya da ana temel unsurunu kim oluşturuyor dersek magma oluşturuyor. Şimdi mantıken düşün. Magma yerin altında. Magmanın ne yapması lazım? Soğuması lazım ya. Magma nasıl soğur? Ya yüzeye çıkıp soğur ya da yüzeye yakın yerlere sokulup soğuyacaktır. O zaman magmanın bu soğumasıyla birlikte hangi kayaçlar oluşacaktır? Püskürük, yani magmatik kayaçlar oluşacaktır. Şimdi bunu buraya yazdım. Magmatik kayaçlar, yani ilk magma ne yaptı? Soğudu, magmatik kayaçları oluşturdu. Magmatik kayaçlar ne yapar? Magmatik kayaçlar dış kuvvetler tarafından aşınıp taşınıp bir yerde birikirse hangi kayacı oluşturur? Uyuma uyuma hangi kayacı oluşturur? Tabii ki de tortul kayacı oluşturur. Peki bu tortul kayaçlar magmaya yakın alanlarda yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalabilir. Ya da magmatik kayaçlar magmaya yakın alanlarda yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalabilir. O zaman hangi kayacı oluşturur? Başkalaşım ya da metamorfik kayacı oluşturur. E tamam. Şimdi bu magmatik kayaçlar, püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar, başkalaşım kayaçları, bunların hepsi magmaya yakın alanlarda erirse tekrar magmaya dönüşür mü? E bunlar tekrar yüzeye çıkarsa magmatik kayaçlar. Aşınıp taşınıp birikirse
tortul kayaçlar. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalırsa başkalaşım kayaçları. Tekrar erirse magmaya dönüşecektir. Bu döngü tekrar devam edecektir ve biz bu döngüye ne diyeceğiz? Kayaç döngüsü diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte ne öğrendik? Gelin şöyle bir görelim. Kayaçlar dedik. Kaça ayrılıyordu? Magmatik kayaçlar ve tortul kayaçlar ve metamorfik kayaç olmak üzere 3'e ayrılıyordu. 3'e ayırdık. Magmatik kayaçlar neye göre belirleniyordu? Magmanın soğuduğu yere göre belirleniyordu. Eğer ki dışarıda yeryüzeyine çıkıp soğursa biz bunlara yüzey kayaçları diyorduk. Eğer ki yeryüzeyine yakın yerlere sokulup soğursa biz bunlara ne diyorduk? Derinlik kayaçları diyorduk, değil mi? Derinlik kayaçları neydi? Hemen şöyle hatırla. Granit, siyenit, diorit ve gabroydu. Yüzey kayaçları bazalt, andezit, volkan camı, obsidiyen, tüf diyebilirdik. Tortul kayaçlarda ise dış kuvvetler tarafından aşındırılan, taşınan ve biriktirilen malzemelerin oluşturmuş olduğu kayaçlardı. Burada kimler vardı dersek? 1. Fiziksel tortul kayaç vardı. Fiziksel tortul kayaçtaki temel mantığımız neydi? Ufalanma, parçalanmaydı değil mi? Ufalanacak. Çat, vurdun, ufaladın. İkincisi kimyasal tortul kayaçtı. Kimyasal tortul kayaçta ne vardı? Erime vardı değil mi? Suyla tepkime girdiğinde erime vardı. Bir de organik tarımdan da aklınıza gelebilir. Bitki ve hayvan kalıntıları vardı. Fizikselde kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Kimyasalda kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı. Bunları unutmayalım. Bir de kaya tuzu. Organikte bitki hayvan dedik. Kömürler, antrasit, turba değil mi? Bunlar taş, kümür, linyit. Onun dışında organiğe geldiğimiz zaman tebeşir de vardı. Geldik metamorfiye. Yüksek sıcaklık ve basınç. Granit gneis'e dönüşüyordu. Kum taşı kuvarsa dönüşüyordu. Bak burada da şunu unutma. Granit yazıyorum, sıcaklık basınç altında gneis'e dönüştü. Granit gneis. Kum taşı neye dönüştü? Kum taşı tabii ki de aferin kuvarsa dönüştü. Kum taşı kuvars. Bak bunları da unutma. Kalker neye dönüştü? Mermere dönüştü. Burada da neyi bileceğiz? Erleri bileceğiz. Bak ne oldu? Granit gneis. G'lerden git. Kum taşı kuvars. Q'lardan git. Kalker mermer. Erlerden git. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik bugünkü ödüllü sorumuza. Yorumları mutlaka cevaplar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde önemli bir konu olan neyi göreceğiz? İç kuvvetleri göreceğiz. Hadi bakalım, hem şu elması hem de ödüllü soruyu cevaplar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.